Çekiyorum lan hepinizi. Hello England. Bir bok çıkmıyor amına koyayım lan. Castrol Toyota. Işık mı yok? Bak biz arkada göt kadar ufacık bir yapıştırma bak yapıştırma evet. Hayır ya. Kim dedi lan sana? Burak. Ha şu anda çekiyor. Küfür ediyor bak. Ayı Burak. Tati Emrah. TK'da burada. O dönem içerisinde yaşanmış gerçek olaylardır, gerçek hikayelerdir. Tabii otomatik olarak herkesin bir hikayesi var. Ben de bu işe nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. İlk başta ben küçük yıllıydım. 1993 senesinde sahil yolu yeni yapıldığı zamanlarda, dönemlerde Amerikan arabalarını seyrederek bu işe başladık. Abilerimiz vardı ve büyük Amerikan arabaları vardı, büyük motorlu. Biz onların yanına giderek, tabii ehliyet yok, ehliyetsiz şekilde yakın böyle küçük yolda giderdik, onları seyrederdik. Sonra yavaş yavaş Bağdat Caddesi'ne gitmeye başladım ama kimseyi tanımıyoruz tabii Bağdat Caddesi'nde. Yaşımız küçük. Bir ortamımız da yoktu. 1994 senesinde bir gece Bağdat Caddesi'nde gazladık. Bende babamın arabası var. Tabii ki de RYD 44 Doğan. Zaten o arabaya bu işe başladım. Sağ olsun babam. Allah razı olsun. O zamanlar bize her şeyini açtı. Çok güzel bir şeye başladım. Öncelikle teşekkür ederim. Kendi adıma ve arkadaşlarım adına hatırlanmak çok güzel bir şey. Çünkü tabiri caizse daha çok itlik olarak nitelenen şeyleri aslında bazı şeylerin başlangıcı ve devamı olarak yapmış olmamız gurur verici. Çünkü bu işe gönül vermiş bir gruptuk biz. Bizim büyüklerimiz, benim babam da bu işi başlatanlardan biri olaraktan, senin babanın da arkadaşı olaraktan biliyorsundur. Babadan düşme olma devam eden bir gruptuk biz. İşte Deli Levent, Oğuzhan Kaplan, Ayı Burak lakaplarıyla söyleyeyim. Bağdat Caddesi'yle şimdi yaşımız doğru tesisecek ama artık 50'ye geldik neredeyse değil mi? 47. 1994 yılında belki şöyle başlayayım. Ben Kıbrıs'a gittim lise bitince. 94'te oraya gittim. Selim anlatıyor ya ilk videoda. Evde yan çizerdim, şöyle yapardım, böyle yapardım, elektrik keserdim diye. Biz ZZ'lere tanıştık orada. Hatta Serhat'ın ilk arabası var. O gri, UT. O bizim Hakan'ın arabasıydı şey. RZ 1900. İşte biz o 94 yılında 87 model, 88 model falan ya bu arabalar, 86. Orada tanıştık. Tabii uzun yıllar BMW sahibi olma hayali falan. İşte bak çocuklar söyledi hep o şeyde. İmkan yoktu o zaman. Değil mi? Benim Fiat Tipo'm vardı. Renault 9'larımız vardı. İşte Cengiz'de Skoda vardı vesaire. Ama hep Renault falan ağırlıklı gidiyordu. İşte Burak'ın Uno vardı. Emrah'ta Uno vardı bir dönem. Emrah Taş'tan da. Yani bir dönem evet. Araç gazlıyorduk. Güzel dönemlerdi. Ben orada büyüdüm. Doğadiye Şaşkın Bakkal'da. Ama tabii arabalarla tanışma yaşım 7-8 yaşında başladı. Rahmetli babam kucağında başlatıp daha sonra altıma bir destek koyarak 8-9 yaşında herhalde arabayı ilk kaldırdığım dönem o zaman. Yerinden kaldırdım yani götürdüm. Yani en mutlu insan o zaman bendim. Sonra bu sevda devam etti ve bugünlere geldi. Şimdi otomobil hala daha bir aşk, şimdi hala var. İnşallah oğluma da geçer. Farklı bir hobi. 34 ART 47. 89 model bir Renault 9'um vardı. Tabii caddede sene 92, 93, 94. 97'de askere gittim. Askere gidene kadar aktif olduğumuz dönemler. O dönem hayatımızın o 4-5 yıl yaşadığımız en güzel günleriydi. Biz o dönemde araba kullanırken ölmediysek herhalde bir daha arabadan ölmeyiz diyoruz. Çok enteresandı. Yokluk zamanlarıydı. Renault 9'lar, Doğan SLX'ler, Doğan S'ler. Bunları yapardık. Bölgede bulunmanızdan büyük şeref duyuyorum. İzmir, Alaçatı, Çeşme ama eski İstanbul gönlümüzün de orada olduğunu bütün dostlarımız bilsin istiyoruz yani açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Bütün bu ailede olan arkadaşlara şimdiden selam olsun. Geçmişte can acıyan dostlarımız, istemeyerek kaybettiğimiz dostlarımız öncelikle Allah mekanını cennet etsin deriz. Tabii bunlar bizden kaynaklı olan şeyler değil. Teknik hatalardan olabilen şeyler olduğunu düşünüyoruz. Kötü başladık gibi düşünmeyin. Bunlar önemli şeyler çünkü geçmişte olan çok efsane insanlar vardı. İsmini unuttuğumuz insanlar var, isimlerini hatırladığımız insanlar var. Şu anda sizin yayınında bunların her birini dile getirmek isteyeceğiz. Unuttuklarımız varsa da hatırlatılmasında fayda görüyorum açıkçası. Biz 90'lı yıllar ehliyetlerimizi aldığımız zamanların ilk caddelerinde yavaş yavaş öğrenmeye çalışan gençlerdik açıkçası. Biz o yıllarda ehliyeti aldıktan sonra direkt iniyoruz. Önce zaten bisiklet hayatımızda başladık. BMX bisikletlerle hayata çıktık. O çılgınlık, o içi içimizdeki barındırımız coşku otomobile taşıdık açıkçası. Güzel arkadaşlıklar edindik. Çok güzel dostluklar edindik. Halen de ediniyoruz açıkçası. Yaşımız tabii ki şu anda 50'ye doğru gidiyor. Bundan sonraki tabii ki arkamızda gelen kuşaklar var. Bu şekilde hayat devam ediyor bir şekilde. Caddeyi bitirdik. Sahile geri döndüm. Ondan sonra arkama DND 69 plakalı bir araç takıldı. Tabii tanımıyoruz birbirimizi. Ben öndeyim. O arkada o zaman onda Renault 9 var. Bayağı süratlendik. İleride polis çevirmesi var. Tak beni aldılar. Ehliyet yok.
Beni durdurdular. Polis zaten hemen etrafımızı sardı. Çok yüksek süratteydik. Ondan sonra Serdar devam etti. Tabii o zaman Serdar olduğunu biliyoruz. DRD 69 devam etti. Ben yakalanınca o devam etti yani. Sonrasında ben tabii orada ehliyet yok. Polise ama bağlama sonsuz. O işler bizim işimizde. İşin gerçeği polis bağlama. Derken ben orada polisle konuşurken ederken baktım 3 tane çocuk bana doğru geliyor. Karşı şeritten. Ondan sonra dediler ki işte bu arabanın sahibi kim? Dedim benim. Ya dediler dostum biz seninle yarışan arabaydık falan. Dedik işte gelin dedim size çay ısmarlayayım o zaman. Polisi tabii bağladık o ara. Sonrasında Küçük Yalı'ya gittik. Orada dürümcü abiler vardı. Erdinç abiler. Onların yanında çay içtik ve arkadaşlığımız bu şekilde başladı. 94 senesinde DND 69 Serdar'la başlar. Sonrasında zaten ekip onlar zaten arkadaşlardı. Suadiye tayfası vardı. Erenköy tayfası vardı. Zaten ondan sonra hep beraber işte bu söylediğimiz 90'lar ekibi oluşmaya başladı o dönemde. Benim tanışıklığım aslında biraz farklı. Yani 94'ten itibaren tanıştığım adamlar var. Senin de tanıdıkların, konuşan arkadaşlarımız. Selim benim çocukluk, bebeklik arkadaşım. Cengiz keza öyle şimdi Amerika'da ama Serdar Erşan, Burak İdeci. Hepsi onlar çok eski çocukluk arkadaşım benim. O ondan tanıştırdı, bu bundan tanıştırdı. Gide gele. O hani merhaba merhaba ben Levent, ben Ali, Veli filan derken öyle bir şey oluştu orada işte caddede. Ve bu arkadaş ortamında ben hiçbir zaman, zaten sen de gördün kendi gözünle, bozulmadığını, çocuklar gibi koskoca adamlar eğlendi. Sohbet ettik. Evet. Bütün bu işin altında yatan sırrı söylemek istiyorum sana. Bu iş dostluk, kardeşlik, menfaatsiz, çıkarsız, arabalarını oraya çekip merhaba merhaba diye birbirine tanışan insanlar, demin söylediklerimin haricinde, benim çocukluk arkadaşlarımın haricinde, böyle bugünlere kadar gerçek dostlar, kardeşler olarak geldik. Müthişti. Ve şöyle söylüyorum Atahan, 90'lardaki bizim o zamanlardaki imkanlarımız günümüzün Türkiye'sine göre daha kısıtlıyken, teknoloji bu kadar yok. Cep telefonlarımız yeni yeni birbirine bile SMS'yi anca atacak akılda ondan sonra, ama benzin sudan ucuz, şaka değil. Arabalarımızı alıp benzin koyup harçlıklarımızla bir şekilde gidiyoruz oraya. Yani orayı merak edenler için bir kez daha pekiştireyim. Boş boş ne yapıyordunuz orada? Orada devamlı takılıyor, ne anlıyordunuz? Abi bir şey anlamamız değil konu. Bilgisayar oyunu desem bugünkü kadar yok. Cep telefonu yok. Sosyal hayat bugün kadar gelişmediği için, yine vardı, hepimizin sosyal hayatı vardı. Kız arkadaşlarımız da vardı, gece hayatımız da vardı. Ama açık havada olmak, araba seviyoruz erkek adamız. Onlarla haşir neşir olmak, gezmek, tozmak hoşumuza gidiyordu. Orası bize bir işte senin de gördüğün gibi, demin söylediğim gibi bir şeylik kattı. Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk kattı. Yani geçelim oradan geçerken bir bakalım ya da başka bir işim varsa ESE bir uğrayalım. Niye? Birisi vardır. İlla vardır abi birisi. Bir nöbette biri vardır orada. Neydi o? Böyle vatan toprağı gibi orası, anladın mı? Kutsal. Yani bir bayrağımız, sancağımız yoktu. İlla birileri vardır orada nöbette. Hakikaten de oluyordu. Bizden sonraki jenerasyonda Vitek, Fatih, Çağın, adı aklıma gelmeyen ama kardeşim olan birçok insan. Güzel bir şeyler yaptık. Çok şanslıydık. Kullandığımız otomobiller 150 beygirli limitliydi diyeyim. Yani 170 beygir, 180 beygir, 200 beygir konuşulurdu. Fakat şimdiki gibi fabrikadan çıkan herhangi bir otomobil gibi değildi. Çünkü benim ilk otomobilim bir Suzuki, Samurai'nin atası olan SJ413JX dediğimiz 60 beygirlik bir jipti. Tabii ben onunla başladım ve 15 yaşındaydım, babam bana al oğlum dedi. Çünkü ben bir motosiklet sevdasına tutulmuştum. Paramın yetmeyeceğini, motor alamayacağımı söyledi. Ben de dedim motor param var, biriktirdim. Yok oğlum dedi, evle birlikte alman lazım, benim evimde binemezsin. Ondan sonra sadece milli takımda yarışıyordum, yelken yapıyordum. Kulübe gidip gelmem için Erenköy'den Fenerbahçe'ye, sadece babamın belirlediği sokaklardan gidip gelmem adına verilmiş bir Suzuki jipim vardı. İlk bana geldiğinde eskiler bilir, koltukları yoktu, tabanalısı yoktu, ön camı ve sol kapı camı yoktu. Ben lüks kısımda gidiyordum, benim altımda gaz tenekesi vardı. Yolcu tarafına da tabure koyuyordum. Çünkü o zamanlar daha sanayi kültürü gelişmeye başlamış. Fakat ne yapacağını çok bilmiyorsun, 15 yaş. Hani çocuksun aslında ama aslan kadar aslandık hepimiz o zamanlarda. Peyderpey motor almaya biriktirdiğim paranın tamamını koltuk, tabanalısı, 4 tane güzel Mengels jant, çelik jant, 15. Goodyear Wrangler lastikleri. Bayağı güzel. Bigfoot gibi ama hani büyüyünce Bigfoot olacak kıvamında bir jip yaptım kendime. Hemen araba aldığımız zaman, çıplak araba, hemen ne yapardık? Koşardık Harun Usta'nın yanına. Abi kes. Tamam oldu. Hemen stopları sökelim. Plakayı sökelim. O iki stopun arasında Renault 9'larda bir boşluk vardı. Orayı siyah sprey boyayla boyardık böyle. Belli belirsiz. Mat siyah boyayla. Kadın çorabı alırdık. Parizyeli siyah kadın çorapları. Onları böyle stoplara geçirir takardık. O çoraplar yırtılır. Her hafta çorap değiştirirdik vesaire. Ondan sonra araba ses yap diye karbüratörün kapağını söker. Vop 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 böyle araba, yani 70 beygir araba ama hani o arabada o ses duyunca bize bir gazlama şeyi geliyordu. Bırak! Bırak! Emir bak bakayım şöyle bir el salla. Alo! Benim arabamı çekmiyorsan kişiyle o. Yeah, you see the guy here.
Yeah, the cash hall. Barmenler arabadan servis ediyor. Hizur. Hizur man. Okan gel gel. Oh my fuck best. Sisli halini çek araba. Yer arıyormuş olur mu? Yeah. Yandaki sinyalleri de çekler. New car. Benim araba. His car. Yeah. Yeah guys. Cool. İçten bir görüntü al abi. His name is Uğur. And it's his new... cassette player. The mark of the... car is... what is it? Cool. Yeah, yeah. And it's light. Bu benim yeni şeklim, teybim. Yeah, gördüğünüz gibi 8500. It's good. Araba. Babam evet araba alır satardı aynı zamanda permiyle Almanya'dan. Evlenmeden önce annemle çok arabaları değiştirip araba kullanan araba sevdalısı. Daha doğrusu babam, dayım ve amcamın rahmetli oğlu Hüma abim. Bu üçünde araba hastalığı var. Ben hayatta yokken de varmış. Atadan dededen geliyor. Bağdaş Asya rahmetli babamın dükkanı varken dükkandan evimiz Şaşkın Bakkal'daydı. Yani iki sokak aşağıya gitmek bile o arabayı oradan baban yanındayken kaldırıp götürüp sitenin garajına park etmek bile ağlayan çocuğa emziği verdiğinde susması gibi bir şeydi. Sevdamız böyle başladı. Akraba ziyaretlerine gitmeye bayılırdım ki arabayı kullanayım diye. En çok sevdiğim şey oydu. Kaçırmalar var ara ara. Amerikan arabaları ve Mercedes kullanıyordu. 200 AMG bir arabası vardı. Özel yapı. Hamburg'dan almıştı. Onun yanında da anneme işte bir Ford Sierra almıştı. Onu kaçırıyordum ama şimdi belki bu söylediğim hukuken yanlış olacak ama 14 yaşındaydım. Renault 5 benim eski arkadaşlarım bilir. Tuberk olsun, Özgür olsun, Kaplan abiler, rahmetli Zeki abi, Derdar abi onlar bilir. Ben 14 yaşında bu arabaya 34 AEZ04. İlk başladığım araba bu. Yeşil, ördekbaşı yeşili. Sumitomo jant koymuştum arabaya o dönem. Hiç unutmuyorum. Temperit lastikler takılmıştı. Böyle başladı benim hikayem. 34 Nev04 efsane Renault 9 Broadway. Rahmetli babamla Almanya'dan ona aksesuarlar alıp getirmiş. Cam filmlerinden tut da işte arka camın orada bir sticker. Sanki içeride sıkışmış bir adam kafası. Aybah Feden, yayların, işte amorsu konilerin, çamurluklara logoları. Başka bir dünyaya geçmiştik aslında o zaman. Ve gazlama tayfası bu arabayla başladı benim. Ve ölümcü bir kazayla neler oldu? Murat Üçbaşar'a. Sevgili, kıymetli, değerli arkadaşım. O bana çarptı. Tabii istemeyerek hani. Benim de hatam vardı. Viraj tutma vardı o zaman. Dıştan içe, içten dışa. Suadiye'de çok büyük bir yarış yapmıştık. Kızı Toprak Mobil'de başlayıp BMW'cilerle. Yani düşün, bende o zaman Renault 9 Broadway var. Murat'ta Renault Flash var. Bunlara bir iki filtre koymuşuz. Bir egzoz taktırmışız. Yayları kesmişiz, torsiyonları düşürmüşüz, jant lastik takmışız, momo direksiyon, vites başlıklarını kısaltıp kendimizi yarış arabası kullanır gibi tık 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 tık, demir pedallar, kırmızı renk emniyet kemerleri, kendi dünyamızı, Acico Equalizer, Pioneer, teyipler, uzaktan kumanda, bunları Cengiz Kurdoğlu, en yakın arkadaşımız oydu gazlarken, herkesin sevdiği, işte Ofoman Nalan o dönemler, arabalar full tesisatlı, yani tabii işte o bas sesini duyurmak, bir Fenerbahçe'den geçerken, bir Kalamış'tan. Aa bak bak Nev 04 geliyor, işte KR'ye geliyor, U geliyor. Yani bizim adımız zaten ad olarak değil, plaka olarak söyleniyordu. Tuğberk çocukluk arkadaşım. Çok güzel araba kullanır. 190 babasının Mercedes'i vardı. Sonra ona geçti araba falan. Yani güzel dönemlerdi. Çok gazlıyorduk ve o BMW'cilerle gazladığımızda biz onları ben tanımıyordum. 323. 3.20, bir tanesi hatta Getlak şanzımanlı Kıbrıs'tan gelmeydi. Ve biz bunları geçmiştik o arabalarla. Ya zaten amaç buydu. İmkansız arabalarla daha imkanı olan arabaları Bağdat Caddesi'nde sahil yollarında geçmek. Aynayı vurmak, teğet atmak, kontra yapmak, yanlamak. Ben şöyle tam Suadiye, şu an orada bir restoran var. Çatana balığa gelmeden köşede. Dıştan içe yaptım. Arabalar bir anda önümden, Han Köfte'nin sokağıdır orası, eski Han Köfte. Oraya girince ben de en dıştan kontrayı verdim. El frenini, sol ayaklı arabayı yanladım. Murat bana ortadan vurdu. O benim onu yapacağımı tahmin etmedi herhalde. Çünkü çok süratliydik. Ve ben öldü diye... Bu arkadaş. Yeni tanışıyorsun. Sen kimsin? De hoş geldin. Beş gittin falan. Öyle büyüdük. Aslında en etkin zamanlarımızı söyleyeyim. 94-95 bizim de genç, daha yeni 18-19 yaşında olduğumuz zamanlar. O Esin en cafcaflı zamanları böyle 98-99-2000'e kadar gider. 2000 üstüne kadar gider hatta. Sonradan bir bozulmaya başladı. Biz de elimizi eteğimizi çektik biraz. İşte okullar, iş güç,
hayat memat, evlilikler, şunlar bunlar, aile kurmalar filan. Ama bize kalan hala bak 30 yıllık değil mi, dostluktan bahsediyoruz. 29, 2023 yılındayız. 94'ten beri 30 yıl olmuş, 29 yıl. Sen de buna şahitsin, görüyorsun yani. Şimdiki gibi, işte dediğim gibi gençlerin şeyi farklı şu an. Hayır, hedefler de değil ya. Elde bir cep telefonu, teknolojisi, müthiş imkanlar. Yani evde sıkılıyordun abi. 3 kanal vardı televizyonlarda. Şimdi şey yapmazlar belki, böyle garip gelebilir sanki. 100 yıl öncesinden bahsediyorum falan diye ama. 3 kanal, 4 kanal. Hakikaten cep telefonu yok. Bir şey yok abi. Ne yapacağız? O hafif itlik dediğimiz şeyle karışık araba seviyoruz. Gazlaması, etmesi, bilmem nesi. Gidiyorduk oraya açık havada. Bir ufak nebale. Bir ilk sohbet, bir şeyler. Ne yapalım? Orada Burak olsun. Hepsi ağlamaya başlıyor. Apar topar beni hastaneye kaldırıyorlar. Daha sonra öğreniyorum. Cosworth'le Serdar abinin benzinliğe giriyor. Abi diyor, Oğuzhan öldü. Bu şekilde ağlayarak tüm caddeye bir anda yayılıyor ve o zaman tabii böyle acı badem hastaneleri onlar bunlar yok. Gideceğin en iyi yer SSK hastanesi. Beni oraya götürüyorlar. Rahmetli babam kapıya geldiğinde, benim bir tarafım Erzurumludur, dadaşız biz. Tarafımda da Artvin Yusufelilik var, Karadenizlilik de var. Ortamı görünce kalabalığı, oğlum öldü mü diye orada arkadaşlarıma soruyor. Yok amca diyor, yaşıyor diyorlar ve babam orada dizler üzerine çöküyor. Babamı en çok üzdüğüm konu bu oldu hayatım boyunca. Çok suçluluk hissettim ama çok ölümcül bir kazaydı. Murat'ın kaşığı, gözü, her tarafı yarıldı. Serhat vardı onun yanında, omuzu yerinden çıktı. O gün bir tarihi bitirdik biz. Allah'tan ölümle sonuçlanmadı. Maddiyatla sonuçlandı. Ama çok enteresan bir durum var. Tabii çocuğuz, genciz. Ertesi gün işte ben hastaneden çıkıyorum, evime getiriyorlar. Mutluhan Honda bayinin sahibi Murat Mutlu, Honda Civic ile benim evime, ziyaretime geliyor. Murat'a yalvarıyorum, beni evden çıkart, arabayı ver, kullanacağım. O haldeyim. Arabamın yanına götür beni diyorum. Ve ben Nev 04'ün yanına gittiğimde şöyle duran araba böyle katlanmıştı benim taraf. Direkt yani. Öyle bir girmiş ki Murat bana. Ve ben arabayı o halde görüp bunun içinden nasıl sağ çıktım, o anki psikolojide orada bayıldım zaten. Böyle bir gün yaşamıştım. Hepsi bir arada oldu bu işlerin. O kazalar, gazlamalar. İşte o Serdar abi, ona öldü deyince tabii apar topar arabaya biniyorlar. Çok sevdiğim bir abim de vardı onun yanında o zaman, rahmetli Tolga. Beraber arabaya biniyorlar ve ambulans o ara tabii oradan geçiyor. Arkasına takılıyor. Ambulans beni hastaneye yetiştirmek için viraja giriyor. Ambulansın kapıları açılıyor. Bunu bana anlattıktan da ben inanamamış. Ve Serdar abi arkadan arabayla ambulansın kapısına vuruyor ki kapı kapansın diye. Dip dibe. Ya, ve beni bu şekilde hastaneye götürüyor. Kimse inanmaz buna. Sonra tabii bir yasak geldi babadan. Yaklaşık bir sene kadar, bir buçuk sene araba yok. Ben arkadaşlarımın arabalarına gidiyordum. Onlarınkini alıyordum, kullanıyordum. Bazen yine tabii duramıyorduk. Babamızınkini alıyorduk. Sonra cezam bitti. Bir gün caddede gene gazlıyoruz. Birileri bize ulaşmış. Hürriyet gazetesi. Pazar sabah 2. Dediler ki sizle röportaj yapmak istiyoruz. Hatta sana bir onunla ilgili 25 yıldır saklarım. 95, neredeyse 30 yıl olacak. Gazete küpürü kesmişimdir. Evinde saklarım. Şöyle göstereyim kameraya. Faça grupları diye. Aynen. Evet, hala saklıyorum. Ve buradaki arkadaşlarla çoğuyla hala görüşüyoruz. Bir kısmı Amerika'da. İşte o zaman plakaları Burak HGF 81. Ondan sonra Serdar RD 44 vardı. Ondan sonra EBS 36'ya geçti. UNS 02 Esat vardı. Onunla ikiz araç. N60 Özgür Sarıbudak. Cengiz Can vardı Amerika'da. Skoda'sı vardı. Sonra Levent Kunter vardı. Levo. Onda da SC plaka Mazda vardı. Ama tabii plakaları gördüğümüz an peşimizde takılırdık. Caddede buluşurduk. Birbirimizi kollayarak gazlardık. Hiçbirimizle kaza yapmazdık. Birbirimizi geçmeye çalışmazdık. Ama öyle bir namus yürümüştü ki Bursa'dan, İzmit'ten, Ankara'dan bir sürü ziyaretçiler geliyordu. Ya işte sizle gazlayalım, sizle arkadaş olalım. Bize hediyeler getirirlerdi. Biz birbirimizle hediyeleşirdik. O zaman tabii yok. Mesela Esat jantını değiştirecek, bana jantını hediye ederdi. Yok işte Serdar getirir bana hafifçesi hediye ederdi. Ben ona gider başka bir şey hediye ederdi. Ve birbirimizin arabasını güzelleştirmeye uğraşırdık. Bizim arabalarımızın hepsinin arkasında bir Paul Sharp amblemi vardı. Ve o zamanlar DNA Performance Tuning, o zamanlar Türkiye'de yeniydi. Onun stickerları bütün arabalarımızda vardı. Ama genel anlamda Paul Sharp diye tanırlardı. Hiçbir şeyimiz Paul Sharp'ımız olmadı ama hepimizin arabaların arkasında Paul Sharp yapıştırmaları vardı. Biz o köpek balığı tayfasındanız. Ben belli bir dönem, dediğim gibi uzunca dönem Doğan SLX'le ben yarıştım. Veyahut da yarışmaya çalıştık. Belki o zamanlar arkadaşlar bahsetmişler zaten. Ama gözümüz çok karaydı. Oradaki isimler şimdi zaten arkadaşlarımız vermişler. Selim, ondan sonra Özgür ismi geçiyor. Burak İyileci, Emrah Taş'tan. Ondan sonra Selim çok güzel açıklamış o dönemleri. O dönemler yokluğun olduğu dönemdi. Arabalarda kara düzenli arabalar. Arabalarda otomatik cam varsa insanlar derdi ki arabada otomatik cam var. Şu vardı, arkadaşlık vardı. Yani şu andaki sonrasında da ben mesela 98'de askere gittim. Bu işleri bıraktım. Sonrasında askerden izne geldiğim zamanlarda oldu ama 2000'lerden sonra hani bu işler daha arabaların daha çok böyle performansa dönük işte parçalarla arabaların modifiye edildiği, insanların varlığı paylaştığı
paylaştığı, bizim dönemimizdeki gibi yokluğu paylaştığı dönemler değildi. Selim Ustaoğlu çok güzel bahsetmiş orada. Biz arkadaşlarımızla birbirimize parça alırdık doğum günlerinde. Veyahut da araba, birisi araba yapıyorsa herkes işin ucundan tutardı. Birisi işte arabasını üst kanat alırdı, bir tanesi lastik alırdı, bir tanesi jant alırdı ama o arkadaşımızın kesinlikle arabası bize uygun şekilde yapılırdı, dizayn edilirdi. O ekibin içerisinde olurlardı. Şimdi dönem dönem tabii bizim patladığımız yıllar 94, 95, 96 yıllarıdır. Yani ben o yılları çok iyi hatırlıyorum. O dönem içerisinde Bağdat Caddesi dendiği zaman bu tayfanın içerisindeydi. Ve bu tayfa her şeyi belirliyordu. Yani şu şekilde belki derler ki o zamanlar işte biz de vardık falan ama bu arkadaşlar hepsi uzun dönemli yarışan arkadaşlardı ve yıllarca gece gündüz demeden biz orada takıldık. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz Bağdat Caddesi'nde kaç tane logar kapağı olduğunu bilirdik yani. Çünkü arabalarımız düşüktü. Logar kapağı karter patlamasın diye bakardık. İlk önce ilk başta yavaştan çıkardık caddeye, sahile gezerdik, bakardık yani bir logar kapakları yerinde mi? İşte değişik bir şey var mı? Çevirme var mı? O var mı, bu var mı? Ona bakarlardı. Ama ilk dönemlerde onu da açıklayayım. İlk dönemlerde esasında polis bize hiç karışmazdı. Çünkü polislerle hepimiz arkadaştık. 94-95 senelerinde bize kesinlikle mesela polislerle aramız inanılmaz iyiydi. Hiçbir polisten ne kavgamız ne dövüşümüz hiçbir şeyimiz olmazdı. Ve kesinlikle aramız çok iyiydi. Saygılıydık birbirimize karşı. Bizim arabamız bağlansa bile başka bir tane arkadaşımız giderdi. Araya girerdi. O arabayı çözdürürdü. Eskiden tümsek yoktu yollarda. Bu tümsekler ne zaman yapıldı? İşte düşük arabalar çıktıktan sonra tümsekler yapıldı. Çünkü neden? Artık insanlar oradan geçmesini istemiyordu o arabaların. Abart egzoz var. İşte ses çıkartıyorlar. Bilmem ne diye her tarafı tümsekler koymaya başladılar ama bu bizi engellemedi. Mesela Bağdat aslında hangi sokakta tümsek var? Biz ona göre mesela gideceğimiz yere icabını 2 kilometre dolanarak giderdik ama oraya yine giderdik. Yeah, everybody's going now. Hadi ben gidiyorum. We're going to wait. He's my best friend. His name is Emir. And it's his car. Good car. Ay, actually. Good. Hey. Huh? It's good, man. Yeah, we're going to race, girls. Yeah, we're going. Yeah, fuck you, asshole. Yeah. Believe me. Yeah. Let's go. Here we go again. Yeah, dude. We're going now. 230 kilometers per hour. Our speed. And we are about to bomb. Yeah. Oh, it's good. Yeah, guys, we were about to crash. Bağdat Caddesi'ne 86 yılında gelmiştik. 85-86 yıllarını Göztepe taraflarına gelerek babamızın ticaretinde bulunmuştuk. Tabii ki o yıllarda otomobil zaten kullanamadık. Bisikletler vesaireler gibi şeyler kullandığımız için Bağdat Caddesi'ne başlangıcım benim 90'lı yıllar açıkçası. 90'lı yıllarda giderdik, işte dolaşırdık, işte Kalamış'a inerdik, abilerimizi seyrederdik. Büyük Amerikan arabalar, büyük Mustang'ler. Onları da seyrederdik ama hiç bir zaman böyle Amerikan tarzı araba benim mesela hiç çekmemiştir.
Pek olmadı. Daha hep böyle spor. Tabii gücümüzün yetebildiği, ayağımızın yorganımızı uzatabildiğimiz arabalar oldu. İki arabanın içinde olmama rağmen baba mesleğimiz otomobil. Tofaşçılıkla başlayan bir meslek. İlk arabam 124. Babamızın bana hediye ettiği arabaydı. Arkadan çekerli otomobillerle başlayarak işte baba mesleğinin olduğu için 70 yılına dayanan bir meslekti bu. Tabii büyüklerimizi görünce onların yaptığı hareketler işte kendi öz abim işte. Bunları gördükçe hayatımızda onları bir örnek almak istedik aslında. Bu örnek alışlar tabii ki tecrübeye döndü gün gittikçe. Bu tecrübeyi de elimizden geldiği kadarıyla hayata sokmaya, gerçekleştirmeye çalıştık açıkçası yani. Çok güzel günlerdi. Trafik polisleriyle bile artık o kadar iyi bir dostluk kurmuştuk ki bizi kardeşleri gibi görürlerdi. Gazlardık, kaza yapardık. İbrahim abimiz vardı. Gelirdi İbrahim abi derdik ya işte kaza yaptık filan veya yakalandık. Hemen bizi kurtarırdı. Şimdi nerede? Daha yasak şeyleri daha fazla yapabiliyorsun. Şimdi gibi değil. Şimdi bir gazlamaya kalksan hemen polis tepende. O zaman öyle değildi. Texas gibiydi aslında yani o cadde. Gazlıyoruz, 15-20 araba birbirine giriyor her taraf. Bir şekilde polis bizi yakalamıyor veya biz kaçıp hemen sıvışabiliyorduk. Burak'la beraber 20 sene sonra İbrahim abi gittik ziyarete. 1. Ordu Komutanlığı'nda koruma polisiydi. İbrahim abiyle oturduk. Ertesi gün bırakmışız gibi kaldığımız anılara orada beraber polisle bunu muhabbet ediyordu. Düşün yani abi işte sen bizi orada çevirmiştin ya, şöyle olmuştu ya, beni buradan kurtarmıştın ya. Değil mi kanka? Ya şu an çekmiyor musun? Şu an çekiyor. Niye söylemiyorsun? Caddeden arabalar geçiyor. Bak bak çek çek. Çekiyorum ay, kızlara bak. Üf. Çekil parazit yapmayın arada. Nasıl yanmayacağız ya? Tamam çık. Nasıl bir kar yağıyor? Çık. Çık çık çık. Eyvah yanmıyoruz. Koy koy koy. Arkadan taksi var ama. Allah dönüyoruz. Oley. Evet 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 evet. Bırak sen çek el freni. Bırak artık. Sağ sağ sağ. Bak devam et devam et sen. E freni indirirsen araba hızlanır. İndirme sakın E freni. Canlı yayında kaza yapacak. Ciddi oluyor lan. Ama öyle de polise gösteririz işte. Bak abi bizim hiçbir suçumuz yok. Gördün. Üf, görüntüyü feci yakalıyorum canım. Ama aslında dışarıdan çekmek lazım. İki araba gideceğim. Öndekini çekeceğim. Benim arabayı da alalım oradan. Aa hadi bunun arabayı alalım. Ben onun arabasının ön koltuğunda oturayım çekeyim. Evet doğru. Kapat. Kız. Eskiden şey vardı ya kameraman. Bunda tarih çıkıyor mu? Çıkıyor. Eskiden kameraman Cevat Kelle vardı biliyor 2002. Musunuz? 2002. Yerde büyüdük çocuklarımızı yetiririz. Camı sil arada bir parazit yapıyor. Direksiyonda KTL. Hop. Teybini de çekeyim ışıklar çok güzel çıkıyor. Durmuyor mu değil mi? Ya duramayız zaten bu ışıklar daha önce durmaz. Şu anda solda moto. Şey yapsana, sağ tarafta duran Metin sürüş. Tik sık sil. Feci kar yağıyor canım, feci. Marmaris kafeyi kes. Sadece 98 model, 2000 model, 2000 model. Başka hiçbir şey yok. Böyle bir şey yok. Mabede bak ya. Kız. Şu anda inşaat aşamasında burası. Çiçek gibi çıkacak dünyaya. Uf bak ne yazıyor. Çekiyorum. Bu kadar. Sanki ilk biz gidiyoruz gibi değil mi? Evet. Yol full buz. Ekrana bak kız. Evet ya. Kanka benim parça hangisi? 5 miydi? Şahin geliyor soldan. Hani lan? Tahsin. 5-5. Var. Allah belanı vermiş. Orası çocuk. Dur apartmanda kirasız bir gece. Ne gelsin kapalı? Kapalı. Vay Emrah. KT'nin önüne geç. Kate. Jeep
işten çok delilik yaptım ama jip sureti yapabilecekleri belli bir vasıtaydı. Ne otomobil diyebiliyorum ne jip diyebiliyorum. Arafta kalmış bir şeydi. Viraja çok hızlı girdiğim vakit devrilme tehlikesi vardı. Tam oturturdum. Makaslı olduğu için sola dönüyorsak sol arka tekerleği hafif kaldırır dönerdik. Kalamış'ta araba gazlıyoruz. 92 veya 93. Suzuki jipim var işte o ilk başlar. Şeydik hani ittik ama tefendi it. Hanım da Oğuz şimdi Kanada'da. 205'i vardı GTI 1.9 CBK 83. Oğuz Özer. Bilen bilir onu. Ondan sonra Oğuz yanımda. Kalamış sahil. Kalamış apartmanının önü. O zaman bump vardı. İki bump arası gazlıyorum. Frene basıp tık tık bir daha gazlıyorum. Ben böyle hop yaptım. İki frene bir koydum. Lan dedim şey vurdu bizi arkadan. Ehliyet yok. Arabada ruhsat yok. Plakalar mühürsüz. Gemoto vardı. APP'leri yazmışım. BRU 36. Beyaz çerçeveli plakalık. Plaka çerçevesi. Çok özel Almanya'dan geliyordu. Kendisi ya. Altı fosforlu beyazdı o zaman. Gemoto'dan alırdık. Aa herif bizim Suzuki'ye girdi arkada. Arkada stepnesi var. Kaputta herif Toyota Corolla'nın benim stepte duruyor. İz olarak da. Abi indi fena bitirip. O zaman da Mobira Nokia telefon var. Pilini takıyorsun elde taşıyorsun. Antenle üstünde. Jeep'in içinde elimde. Yani hava atacağız ya hıyarız. Hemen 41071 numarası babamı aradım eve. Dedim baba böyle böyle bir şey oldu. Bana arkadan çarptılar. Neredesin dedi. Baba sizin çocukken büyüdüğünüz evin önündeyim burada çarptılar dedim. Babam o evde büyümüş. O zaman önü denizmiş. Bekle dedi. Şimdi Oğuz böyle yapıyor. Bittik oğlum diyor. Dedim bittik ama yapacak bir şey yok. Herif bizi patates edecek birazdan burada. Çünkü ehliyet yok. Abi dedim şimdi yetkilisi geliyor dedim arabanın. Babam da demiyor. Yetkilisi geliyor çözeceğiz dedim. Babam böyle lang dedi. Mercedes de geldi durdu indi. Yere kadar pardesü palto üstünde kış vakti. İndi böyle de bıyıkları vardı rahmetlinin o zaman takır takır geldi. Zaten herif babamı gördü böyle bir ruhi terk ediş oldu vücutta. Ondan sonra böyle baktı. Sen kaç yaşındasın dedi adama. Hatırlam geçmiş ama. 45 mi ne dedi herif. Çocuk kaç yaşında biliyor musun dedi. Bilmiyorum abi. 16 yaşında. Eşeğe bilmem ne yapan osuruna katlanır. Bin arabana git buradan dedi. Herif bindi arabaya gitti. Şimdi Oğuz böyle yapıyor. Biz yapsak olur muydu? Dedim biz yapsak olmazdı bu. Böyle yaptı onu. Çekin bu arabayı da otoparka binmeyin. Gene beceremediniz bu işi. Peki baba. Biz otoparka. Babam anahtarı alıyordu. Ben jipi çay kaşığıyla çalıştırabiliyordum. Babam kapıdan biz bacadan gene. Mesela Selim'in Lada Niva'sı vardı. İlk beyazı vardı onun. Ondan sonra oradan sattı. Yeşilini aldılar Lada Niva'nın. Benim de o Suzuki jip var. Daha büyük kulübün önü sahil yolu falan yok. O büyük kulübün iskelesi yok. Orası çamur deryası. En büyük zevk ne? Gece vakti gir aradan. Dalyanın oradan dal aşağıya çamurun içinde araba kullan. Ne gerekse. Girdim. Ön diferansiyel kırıldı Suzuki jipin. Balçığın içindeyim. Kapıyı açsam buraya kadar çamuruz. Selim geldi. Bildiğin arabayı bağladık. Lada Niva'yla benim jipi çeke çamurdan çıkardı. Benim araba çıktı. Meğerse kırılmamış. Vitesten atmış araba. Dört çekerin vitesinden atmış. Ne küfür etti bana. Debriyajımı bitirdin. Dedim ne bileyim atmış işte. O zamanlar keyifliydi. Yani çok gülüp çok eğleniyorduk ve hakikaten bakir olduğu için yapılan her şey ilk kez yapılmış gibi oluyordu. Evet. Şimdi hepsi yapılmışı var. Anladın mı? Mukavvaibin katlanmışı var. Biz katladık zamanında onu. Doğan o şey kimse anlayamaz bunu ve bir daha hiçbir jenerasyonu yakalayamayacağı şey bir olay o. Sahil yolunda caddede bir gençler, gruplar buluşmuşlar, tanışmışlar ve böyle bu zamanlara gelen dostluklar şeyler yapmışlar, kurmuşlar. Ve tekrar ediyorum yani affedersin. Menfaat yok. Şey yok bu işin içinde. Hiçbir şekilde. Ve birbirine böyle pohpohlama var. Yani Levent şu konuda iyidir. Tuğberk böyle gider. O öyledir. Özgür şöyledir. Bu yani hep bir anladın mı? Şey var. Öyle. Ve bunu söylüyoruz ve bunları herkes inansın ki ben hepsinin çok eski arkadaşı olarak gözümle şahit olmuş, bizzat da içinde olmuş bir adamım. Anlatılanlar, yaşananlar hepsi gerçektir orada yaşananlar, yapılanlar. Verilen rakamlar, viraj süratleri, o su bu su hepsi yani kara kutusu burada. Müşteri olun, rahat olun yani. Ve klas atladım. 106 XSI dönemi başladı. 34 KS 787. Hiç unutmuyorum. Siyah, sunrooflu, saks mavisi halıları vardı. Belki de Türkiye'de bir iki taneydi o ondan. Volkan Aksoy hiç unutmam kardeşim benim. Onun babası Peugeot'un en büyük bayisiydi o zaman. Demax Volkan. Adı böyleydi onun da. Ondan almıştık arabayı. Ve tabii o sanayi günlerimiz Renault'un döneminden Harun abi, Harun Yurt, Yurt Motorsport oldu şimdi. Böyle başladı. Ben o Bostancı'da yaptığım iftarları çok iyi bilirim. Savura kaldığımız günleri araba hazırlıyoruz. Yani bir pist için değil. Bağdaçasına gazlamak için. Yani bir de benim tabii şöyle bir avantaj mı diyeyim, dezavantajım mı diyeyim artık. Nasıl mobil Serdar hani derlerdi Serdar abiye. Mobilin sahibi olduğu için. Benim babamın da dükkanı Bağdaçası Kaplan Kumaş olduğu için herkes beni
Kaplan Kumaş, Oğuzhan, hani böyle tanırdı. Bir de semt tabii ufak, herkes birbirini tanıyor. Bir nam salmıştık, şimdi mütevazı olamayacağım. Ama iyi araba kullanırdım. Gokart eğitimi almıştım Tayincioğullarından bir dönem. Rallilere meraklıydım ama babam hiç izin vermedi. Ölümümden korktu hani rallide. Tabii anlattık, içinde roll barlar var şöyle böyle ama bir türlü izin vermedi. İşte bizde o yasağa izin vermeyince caddede... İlk başta cadde. Caddede Soali'de McDonald's vardı. Ondan sonra Divan Kars'ı. Bunlar gündüz takıldığımız yerlerde. Gündüz bir piyasa yaptığımız. 10 araba filandık minimum. Şimdi arabalarımızda çeşitler vardı. Bende Doğan vardı. Renault'lar vardı. Skoda'lar vardı. Toyota'lar vardı. Ekibimiz çok karışıktı işin gerçeği. Toyota'lar, 1.3'ler, 1.6'lar o zaman Türkiye'ye yeni gelmişti mesela. Tabii bunların çoğusu babalarının arabalarıydı. 18 yaşına geldikten sonra biz araba sahibi falan olmaya başladıktan sonra esasında kendi arabalarımızla yarışmaya başladık ama geçmişinde herkes babasının arabası basitinden yarışıyordu. Ama gözümüz çok karaydı o dönemlerde. İyi ki de öyleymiş, yaşamışız. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani geri dönüşler, benim sosyal medyam yok, kullanmıyorum. Ama inanılmaz geri dönüşler oldu. 35 seneden beri telefonum aynı. Arkadaşlar söylediler, işte isimler geçmiş. Çok teşekkür ediyorum sana. Orada konuşan, ilk part 1'de konuşan arkadaşlar gerçekten çok değerli arkadaşlarımız. Şöyle söyleyeyim, belki Selim Ustaoğlu'nu 20 yılı geçmiş görmüyorum. Emrah Taşlan'ı 20 yıldan beri görmüyorum. Para hiç önemli değildi. Önemli olan arkadaşlıktı. Hiçbir kimse bu tayfa hiçbir arkadaşını satmadı. Hiç yarı yolda bırak. 94, 95, 96, 97 seneleri Bağdat Caddesi'nin en hızlı olduğu zamanlardı. Mesela şöyle söyleyeyim. Hubert Uca, Burak İyideci, Özgür Yardımcı, Cem Kentuş, Levent Deli Levent, DND 69 Serdar. Mesela ilginçtir. Serdar'ın gazladığı araba kendi arabası değildi. Şirket arabasıydı. Ama herkes Serdar'ın arabası zannederdi. Serdar esasında o arabanın pilotuydu. Şöyle bir şey daha vardı. Tolga vardı arabanın sahibi. Araba mesela DND 69 dediğin zaman mesela Serdar derler. Serdar Arslan, Tolga demezler çünkü pilotu oydu. Bir şey olmuş mu? Ezilmiş mi araba? Araba ezilmiş abi. Çekiyor mu lan? Abi yaş yaş. Ama ne koydu herif 2 dakikada? Çekiyor mu? Şöyle falan al beni. Git çekmiyor, fışt yalan söylüyor. Ha? Bu arabayı bir akşamda iki kere vurdum arkadaş. Yeah. Yeah, anasını siktim. Neyi çarptın bu sefer? Hızlı. Bu sefer iyice bir eskortu daha attı. Yeah, he fucked that car. Arkasından bir eskorta daha vurdum. Onu da siktim. Bu akşam Sarı. Komutanım bana ilk verdiği araba 124'tü. Sağ olsun. Ayağımızı yerden kaçırdık ve mutluyduk. Güzel bir genç jenerasyon içine düştük açıkçası. Bizim jenerasyonumuzda centilmenlik çok vardı. Herkesin birbirine olan saygıları vardı. Ailelerimiz birbirimizi tanırdı. İşte değerli Burak bahsetti daha önceki Burak İğneci. Karakoldaki herkes birbirini tanıyordu. Kim kimin çocuğun, işte nerede yaramazlık yaptığı bilinirdi. Ve arkadaş gibi, abi kardeş gibi bugüne kadar mutlu bir şekilde geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Bu yayında da olmaktan büyük şeref duyuyorum. Çok güzel bir şey düşünerek bir yola çıkmışsınız. Bu beni çok mutlu etti ve çok heyecanlandırdı. Onun için de bu videonun içinde olmaktan büyük gurur duyuyorum açıkçası. Mesela Selim'le hiçbir şey yapmasak da tutar gibi dedim ya. Ben bir kendimizi dışarı atalım da çıkalım da. Orada olalım şeyinde. Bu arada bir şey daha söyleyeyim herkese. Esvirajın içi hariç bir yan sokağa Çetin Emeç'ti değil mi? Büyük şey. Evet. Emeç sokak. Orada aslında çok güzel zamanlar geçti. Bak kimse ona değinmiyor. Esvirajın içi okey. Orası biliyorsun daha da dar bir yerdir. Bildiğin şeyin içine sokak döner. Virajın içine. Yanda öbür sokakta çok şeyimiz geçti. Asıl bombalar oradaydı. Her gece istisnasız orada dururduk. Bir şekilde ya geleni geçeni izlerdik ya biri gelir mi yanımıza derdik. Kimse gelmiyorsa ikimiz otururduk. Bir ince tur dönerdik. 43 senedir, 42 senedir net arkadaşım Selim. Bu kadarlıktan dersin ya. Alacaksın dedi. Almazsan ne yaparsın dedim. Orayı merak ediyorsundur. Almazsan dedi artık şeye gireceğim. Manda kasa, öküz kasa, ne kasa, Mercedes bulursam oğlum dedim. Bizim yaşımıza göre değil mi arabalar? İşte babalarımız falan kullanıyor. Yok dedi BMW bulacaksın, yoksa dedi alırım. Kendi de çok seviyor. Biz çocukluğumuzdan beri, bu kadarlıktan beri seviyoruz o markayı, o arabayı zaten. Bazı modellerini, özellikle 3'tür, işte böyle 6 silindirdir filan. Selim'in bütçe tamam artık. Alınacak. Beni dedi şeye sokma, kendini de. O 116 kasa alırım, 126 kasa alırım, 500 lira alırım, 300 lira alırım, alırım dedi yani. Oğlum dedim ya şimdi, ya bari bunları gidip almasın ya diyor. Dedi ki, arkadaş dedi ben artık BMW'ye binmek istiyorum. İşte ben Kıbrıs'tan döndüm, İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim ama ilk üniversitem orasıydı. İlk 1,5 yıl falan kaldım. O arada bulaşacağımız kadar bulaştık o E30 işleri. 96-2000'de burada okudum sonra İstanbul Üniversitesi'nde. Hatta İstanbul Üniversitesi'ndeki
sınavlarımdan, finallerimden bir hafta falan önce bu artık burasına gelmiş. Yaz geliyor, artık dedi bir BMW almanın zamanı geldi. Dedim alalım, ne alacağız? Ben dedi, ne yap edip bana BMW bulacaksın. Oğlum ben nasıl bulayım BMW sana? Bulacaksın dedi, tehdit etti. Ve malum siteler yok, internet yok. Gazeteleri açıyoruz genç arkadaşlar o zaman. A'dan Z'ye kadar arabalar, markalar. Kuyumcudan, bayandan, doktordan, şu bu, araba ilanları işte. A, B harfi BMW yazmış. O model, bu model, bu model. Biz ne arıyoruz Selim'cim? 3 kasa E21. Zaten standart hepsi kupe biliyorsun. 6 olacak ama 6 silindir. Çünkü bize bulaşmış ya o sıralı 6'nın sesi. Tamam. Nasıl bulacağız abi? Gazete kağıdından. Her sabah okula giderken sabahın 6'sında şaka değil yani. Kalkıyorum 6.30'da 7'de. Evden çıkmadan BMW 320 arıyorum. Efendim merhaba günaydın abim falan. Nedir? Çünkü onlar iki tiptir. Bir 4 silindir, 6 silindir az vardır. 20 diyor bu 4 silindirli olmaz. Teşekkür ederim kapatıyorum onu. 6 buldum bir tane. 6 mı abi dedim. 6 dedi. Karbüratörlü. Peki. Alıyoruz dedim. Nasıl alıyorsun? Hani şimdi şey için söylüyorum. Araba alırken kırık kılı kırık yarıyoruz ya. Şu kontroller şeyler her alıyoruz dedim. Peki dedi. Yani kim alacak dedi. Siz mi? Ben öğrenciyim abi dedim. Okula gidiyorum. Arkadaşımın adını soyadını vereceğim size. Telefonunuzu vereceğim. Öğleden sonra görüşeceksiniz. Peki. Kaldırdım bunu. Sabahın 7.30'da aradım. Dedim ki yaz. Şu beyefendi de mavi renkli. Laciverte çalan Fenerbahçeliyiz de. Biz seviyoruz o rengi. Benim tipom da öyleydi. F plaka. Lacivert. Buraya bir daha döneceğim. Burak'la alakalı bir şey var o benim tipoyla alakalı. Tamam dedim alıyorsun arabayı gidip. İyi dedi ben alırım sen okula git. Bu bütün konuşma. Okuldan döndüm. Annemlerin evinin bahçesinde Acıbadem'de. Çift var ya. Ortadan selektör atıyor bir araba. Park etmiş babamın arabasını yanına öyle bir şeye koymuş. Gitmiş almış. Araba yürüyor mu? Yürüyorum. Çalışıyorum. Kaç para? Şu. İşte 800'lü bir şey. Selim de ondan bahsediyor ama işte hatırlayamıyoruz. 800 bin lira mı? 800 milyon mu? Neyse o günün parasıyla. Öyle bir bütçemiz var. Almış gelmiş. Oğlum dedim ne yaptın? Sen aradın sabah. Adama demişsin ki dedi 6. Tamam aldık geldik. Bak egzozu da güzel. Sesi de şey. Geç dedi direksiyona. Geçtim. Bir de sen çevir şöyle bir bak dedi. Bir döndük. Bir aşağıdan yukarı. Aa dedik tamam iyi gidiyor. Abi iyi gidiyor da. Hiçbir kontrol falan yapmamışım biz. Elektrik kese kese aşağıdan yukarıdan döndük. Selim de ben de kullandık, test ettik. Tamam. O zaten adamlar almış gelene kadar test etmiş. Ben de bir şey. Yaş 20. Kapı öyle işte. Bizde çok co-pilot vardı. Yani mesela diyelim bir yere gideceksek, yapacaksak, edeceksek herkesin bir co-pilotu vardı. Mesela Selim bahsetmiş bazen bir iki bira içilirdi, şey yapılırdı mesela ama öyle alkollü, böyle zil zurna kimsenin araba kullandığını ben hatırlamam. Çok sarhoş olan olursa derdik ki kardeşim hadi yer değiştirelim, hemen şey yapalım ama gecemiz sabaha kadar sürerdi, ta ilk ışıklara kadar. Bu dönemde öyle gazlamaya ne kadar benzin yakarız diye bir hesap yaptık. Ortalama 15 bin lira falan aylık benzin masrafımız oluyormuş. Yani şu anda düşünüyorum o paralar bize nasıl olmuş o dönemlerde bilemiyorum yani. Ama 95-96'larda artık insanlar bizden arkadaşlık edebilmek için, tanışabilmek için ellerinde yemeklerle yemek ısmarlıyorlardı bize. Yani tatlılarla, yemeklerle. McDonald's o zaman mesela meşhurdu. Bir gün espirajda takılıyoruz. Bir baktım ya herkesin elinde bir tane McDonald's poşeti. McDonald's poşetle elinden gelmişler. Dedim bu dedim arkadaşlar dedim ki bu dedim ne ya falan. Dediler ki abi dediler adamlar getirmiş. Arabanın bagajına McDonald's'dan o zaman işte 30-40 tane menü almış. Adam sadece orada insanlar bize arkadaşlık edebilmek için bize menü getiriyorlardı. Espirajında takıldığımız yerde orada evler vardır. Mesela oradaki evlerdeki insanlar bizi tanıyorlardı. Abi siz misiniz çocuklar diyordu. O zaman problem yok diyorlardı bize. Hani bizi orada o kadar özdeşleşmiştik ki orayla. Ne yapıyorduk mesela? Gidiyorduk orada sabahtan akşama kadar takılıyorduk. Ne oluyordu? Bakıyorduk şimdi espiraja birisi hızlı mı girdi? Hemen birisi çıkardı, bakardı. Hop hemen onun bir kulağını çekerdi, geri gelirdi. Başkası mı geliyor? Pat hemen başka bir arkadaş şey yapardı, yola çıkardı. Burak, HGF yani unutamam ben yani. Çocuklarıma anlatırım. Hatta geçen gün kızım çok anlatıyorum işte Uno'yla şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. 11 yaşında kızım var. Baba ya dedi ben Uno'ya binmek istiyorum dedi. Uno ne dedi? Kızım dedim Uno araba markası. Beni Uno'ya bindirir misin? Burak amcama söyle de beni Uno'ya bindirsin dedi. O Burak o Uno'yla AZK virajı geçtik. Bir tane BMW takıldı peşimizde. Yanlış hatırlamıyorsam 525'di benim. O da yapıldı filan. Bursa'dan gelmiş olabilir. Plakası yabancıydı. Gazlıyor. Tabii biz de böyle gazlayanı görünce peşine takılıyorduk. Biz o Uno'yla o BMW'nin peşine takıldık. Tam o deniz otobüslerinin virajına gelmeden viraj yapıyor BMW. Biz şu şekilde geçtik.
Yani benim, abartmıyorum ya. Fizik kurallarına aykırı. Yani kim bir anlatsa inanmaz. Biz artık alışmışız. Arabada başkası olsa belki can verir yani. Amel defteri kapanır adamın. Tamam der. Buraya kadarmış. Ve adamlar bizi durdurmaya çalıştı. Ve durdurduk lan dedik. Adamlar herhalde bize faz yani. 18-20 yaşlarında. Dedi siz manyak mısınız ya? Ne biçim gidiyorsunuz? Aç dedi bir kaputu. Bu araba Uno değil dedi. Ne bu dedi. O imkansızlıklarla, o arabalarla gerçekten tüm şansımızı kullandık. Tabii bu anılar tatlı, hoş anılar. Tabii yaşayana göre hoş olmuyor ama açıkçası bugüne kadar arabamda bir kimseye zarar vermedim. Vermiş olsaydım da bugüne kadar da zaten bunlar yaşanmıştır. Birçok arabamın kaza sebepleri verdiğim gençlere idir. Gençlere veriyordum. Onlar da bana biraz özendiği için benim arabama bir bakıyordum. Ya sağ yok, ya solu yok, ya bir yeri gitmiş gibi ondan sonra. Benim otomobilde ağırlık Tofaş ve arkadan çeker arabalardı açıkçası. O zamanlar bilirsiniz müzik sistemleri falan da vardı ama tabii bizim sağ olsun bizim ikizlerin müzik sistemin yanında bizim ikiler biraz şey komik kalıyordu açıkçası. Biz işte 8 tane 6985 301 woofer ondan sonra. Bunlarla bir önce bir müzik dinlerdik. Ondan sonra biraz işte enigmalar açılırdı. İşte Çelik dinlenirdi. Bizim sağ olsun İlhan çok severdi. İlhan Kocakuş benim Göztepe'm. Çok sevdiğim kardeşim. O benim kopilotumdu. Yeah, check it out. Yeah, we're fucking up the roads again. Come in! Woo! Yeah, we're gonna crash again. Sounds cool. How about you fucking asshole? Come on. Oh, shit. Yeah, here, that car crashed again, the second time, in 15 minutes. Woo! Go on, man. My friend, that black car. Evet yine çarptı oraya. Aynı yer çarptı. Çocuklar! Hey! Sırıtıyor! Hey! Fuck ya son! Yeah. Zeki abi! Tezi
the guy. The crazy guy. And here's I am. You hear the voices? Bye. 91 yılından beri kendi otomobilim var. Herhalde 8-9 yaşından beri de araba kaçırıyor. Baktığın vakit ben babam işte kulüpten çıkardık. Çok önemliydi. Hani yaş 14-15. Otur arabaya. Peki baba. Ben şimdi aslanız ya. O yaşın verdiği delikanlılık da var ya. Ben çok bilirim babamın yanında araba stop ettirdiğimi. Debriyajdan çekerken titreme gelir ayağa. Çünkü yetkili merci yanında. Yapacağın her türlü hata ilerleyen zamanda senin yapacağın, alacağın otomobili baltalıyor. Jip çalındı. Jip çalındıktan sonra babamla birlikte BMW'yi almaya gittik. E30 Cabrio, Tanju Çolak'ın arabası. FRT 55 herkes biliyor. Lastik Zeki vardı rahmetli. Fenerbahçe Camii'nin yanında galerisi vardı. Geldik galerinin önüne. Vitrinde böyle kırmızı Cabrio bir BMW. Tabii benim böyle bir düşüncem bile yok. Çünkü düşüncem o arabaya yaklaşamıyor. Benim daha standart bir şey. Suzuki Jeep çalınan adam ne ister? İşte bir tane dört tekerlekli bir araba. Tabii yani herhangi bir şey. Dört tekerlekli bir direksiyon olsun ki hani çok yakışıklı olduğunu zannediyorsun ya kızlar bakıyor. Aslında arabaya bakıyor. Sana falan bakmıyor kızlar o zaman. Ondan sonra Zeki çıkarın arabayı dedi. Aa vitrin açıldı. Kırmızı BMW çıktı içeriden. Bin oğlum dedi. Bindim. Kaldırımdan aşağı indiremedim arabayı. Oğlum dedi bunu almasa mıydık sana dedi. Yok iyi yaptık bence alarak baba dedi. Oğlum kaldıramıyorsun dedi. Dedim yapacak bir şey yok. Alışır ayak. İşte 6 ay binebilirim. Bildiğim araba. Sonra kaldırmışım ki. Daha 6 ay sonra gitti araba. Gecesine ya da ertesi gün filandı. Yürürken sahil yolunda. Devamlı elektrik kesiyoruz. Egzozun sesi tabii mest ediyor. Ağzımızın suları akıyor filan. Yunuslar geldi. Çekin dedi kenara. Hatta soldayız. Sol şeride çektirdi. AZK'nın orada bir yerde. Abi buyurun filan. Aa dedi öyle yan giriyorsunuz dedi aralara şu bu filan da dedi. Ondan sonra. 6 mı bu dedi. Evet dedik. Kaç model? 80 mi filan dedi. Hatta 80 ya da 81 modeldi o araba. Evet dedik. O dedik. Siz de iyisiniz. Herhalde dedi. Ama dedi böyle dört tekerlekten işte. Oraya girdin, buraya girdin olmaz dedi. Bunu yapabiliyorsan dedi. Gel dedi arkamdan. Hadi eyvallah dedi. Dikti kafayı. Yunus. Hiç unutmam. Bayağı virajın içinde dönerekten. Tek teker. Ama kayboldu. İyi anlaşıyorduk. Yani memur arkadaşlar da şeydi. Halden durumdan anlıyorlardı o zaman. Çok. Hakikaten efendiydik ama bak Allah için söyleyeyim. Büyüğümüzü küçüğümüzü bilirdik. Kimseyle hırlaşmazdık, şey yapmazdık. Hani bir hata yapmışsak bile özür dilerdik insanlardan. Çünkü aile terbiyemiz onu gerektiriyor. Öyle yetişmişiz, büyümüşüz. O yüzden orada, değil mi? Bak işte toplu olan yerlerde ne olur abi? Kalabalık yerlerde kavga çıkar şey. Hiç. Bir gün bile bir şeyimiz olmamıştır yani. Çok münferit minik minik şeyler haricinde hiçbir olay şu bu. Yani adam gelir derdi ki gençler bakın dağılın. Peki abi dağılırdık. Bir daha bir gelirdik filan ama bir daha gelirdik ya da gelmezdik. Bugün bu adamları kırmayalım da yarın bize şey yapmasınlar derdik filan polislerde. Yani böyle bir çevirmeye girdin, bir şeyin eksik, şu bu ehliyet yok veya herhangi bir ceza filan. Hoş görüyordu adamlar, şey yapıyorlardı. Bugünlük görmeyelim, sizi tanıyoruz gençler. Hani biz de sizi tanıyoruz ya komiserim, isim bilirdik. Burak plakalarına kadar bilir ya. 94-138'ler bilmem neler böyle plaka hepsini tanır filan. Yani o... Dönem dönem insanların şöyle şeyi vardı. Mesela Bağdat Caddesi'nde gazlayanlar vardı. Sahil yolunda gazlayanlar vardı. Her yerde gazlayanlar vardı. Şimdi Bağdat Caddesi'nde gazlamak çok zordu. Çünkü Bağdat Caddesi'nde gazlamak için yolu çok iyi bilmen lazım. Bağdat Caddesi'nde gündüz gazlamak farklıdır. Gece gazlamak farklıdır. Çünkü neden? Dolmuş. Şimdi önünüze dolmuş gidiyor. Biz ilk önce dolmuşun içinde kaç kişi olduğuna bakardık. Ha 7'lik dolmuş. Bu arabada 6 kişi varsa bu adam sağda duracak. Yani bu arabanın arkasından gitmeydi bu. Hemen biz bir yan şeride kayardık. Veyahut da öbür şeride kayardık. O dönem en çok çekenler bizden taksiler, dolmuşlar, İETT otobüsleriydi. Çünkü çok kalabalıktık. Fakat herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Bizim yarışlarımızda şu yoktu. İşte ben seni geçerim, sen beni geçersin. Bizim kendi aramızda bir hiyerarşi vardı. Ve herkes birbirine ayak uydururdu. Bilmiyorum bir daha böyle bir dönem yaşanır mı? Bu teknolojide yaşanması çok zor. Belli müziklerimiz vardı mesela. Koyardık müzikleri. Kartel mesela o dönemin meşhur müzikleri. 95 Kartel'i koyardık. O Kartel başladığı zaman başladık. Şarkı bitince dururduk. Lan gazlıyorsun, gazlıyorsun, gazlıyorsun bir anda duruyorsun mesela.
Kumanda'da. Özlem Tekin'in birkaç şarkısı vardı. Onunla çok gazlardık. Serdar'ın böyle bir Pioneer teybi vardı kumandalı. Birbirimize kopilotluk yapardık. Benim arabamla çıktıysak o bana kopilotluk. Onun arabasına çıktıysa ben ona filan. Bir taraftan hem müziği yönetiyoruz. Bir taraftan trafiğe işte destek oluyoruz. İşte sol araba var sağdan giriyoruz. Bir iki ölümcül kazan var. Peugeot'la E5'te ben bir kaza yaptım ama tabii bunda şimdi tabii utanarak söylüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Serhat. Kız arkadaşla çok büyük bir problem yaşamıştı. Bayram olduğuna çağırmıştı beni. Yalnızdı evde. Onunla biraz oturup dertleştik. Kaç tane de bira içmiş. O bira hep var. Ve babam bir gün bana şunu dedi. Senin yeteneğin dediği çoğu çocukta yok. Ama dedi seni dedi arkadaşların bozuyor. Sen bu birayı içtiğin zaman dedi bu kazaları yapıyorsun. Ama Murat bana vurduğunda alkolümüz falan yoktu. Öyle bir şey yok ama bu Peugeot'u ben çok süratliydim. E5'te kaza almış, pendik rampasını inince bütün arabalar duruyor. Yanımdaki arkadaşıma diyorum ki arabayı vuracağım, duramayacağız çünkü vaziyet al. Yani düşün 4'ten 3'e koyuyorum, 3'ten 2'ye alıyorum, kompresör, el freni derken kamyona girdim. Böyle direksiyonda şu vaziyette kaldım. Yine beni öldü zannettiler ve aynen hastaneye yetiştirdiler. Arabamı soydular E5'te. O uzaktan kumandalı 5002 teybimi, 6985 o zamanın mücevherleri, onları. Hepsini aldılar. Cüzdan, müzdan gitti. Tabii Peugeot gibi bir arabayla yapıyorsun. O dönem Peugeot demek, ona binmek ne demek ya? Büyük bir şey. Momo direksiyonum vardı. Rengarenk. Formula 1. Onu sökmeye çalışmışlar ama alamamışlar. Artık o ara ne oldu? Polis mi geldi? Nasıl oldu bilmiyorum. Ve o şekilde yine bir tabii üzücü haber eve gitti. Ama tabii ben hastanede hani babam beni öyle canlı görünce biraz rahatladı. Ama tabii bu sefer de bağırma çağırma başladı. Çünkü mal kırıldı. E30 kabriyoyla çok güzel bir 6 ay geçirdim. Babam kuralı belliydi. Bu arabayı iki erkekten fazla binmeyecek. O zaman anlamıyordum niye iki erkekten fazla binmeyecek. İstediğin kadar kız binebilir otomobile. 120 kilometreyi geçmeyecek kuralı vardı. İki erkeği tutturdum kuralı olarak ama 120 kilometreyi tutturamadık. Hiç unutmuyorum bir Oktoberfest günü. Arabayı o zaman böyle cila yok. Belko'da yağ bırakıyordum. Mazotla silerdim. Kırmızıydı araba. Mazotla sildim, temizledim. Babam da benden anahtarımı istedi. Verdim anahtarı. Akşamleyin bir torba verdi bana. Sen delisindir. Bu cilaların takladığın duva bir şey varsa git arabayı şuraya sattım dedi. Ve benim macera aslında gazlama ve çıldırma maceralarım böyle başladı. Sonraki gelen gene kırmızı renkte oldu. BMW'den sonra. Kırmızı Şahin'im oldu. Kahverengi torpidolu. Hiç unutma. Ben inerdim araba vurur dururdu. Ondan bayağı bir hani başlangıç olarak kimseye çaktırmadan 92-93 senesi bir pasımızı atıp jipten çok delilik yaptım ama. Burak Doğuna var. Emrah Taş'tan sevgili kardeşim de çok sevdiğim bir adamdır. Çok eski dostumdur. Unos'u var o zaman. Bir dönem şeyi oldu lila rengi. Çok güzel bir Honda Civic'i. Ama o araba da 97 model filandı. Çok genç yaştayken aldı Emrah. Yani şunu söyleyeceğim. Ben Mazda kullandım yıllarca. Babam da ben de her modelini. Yani bir Japon tarafım vardı o zaman. Honda'yı sevmem mesela marka olarak, bilir herkes. Ama Emrah Taştan'ın arabayı severdim. O kasa Civic'i. Anladın mı? SI'lerden sonraki, 93'lerden sonraki ikinci kasa. Hatchback, tek kapı Civic. Ben onun rengine ve Civic'ine hastayım. Kalte, yan gidiyor Kalte. Şükretme ha. Tamam ama. Allah! KT'ye bak neler yapıyor! Sen yanlama ha! Sen yanlayınca görüntü bozulur. Anladın mı? Şu arada bir de camı sil. Of KT'ye bak! Devamlı yan, devamlı yan, devamlı! Tekin Emrah aradı. Ha. Sen de çek. Bu akşam. Emrah bizim Mazda'nın şeyini hasta. O zaman Xenon şey koymuş adam. Mercek var arabaya 93 yılında firma. Burak benim tipoya hasta bir dönem. Yanıma yanaşıp yanaşıp. Bunu bana satacaksın ben alacağım filan. Burak'ta Uno var. HGF 81. Nasıl kar yağıyor hiç belli değil. Çok temelik bir araba. Şu anda Cadde Bostan Mac'in önünden geçiyoruz. Hatta alın size Mac. Nerede? Mac'i çalmışlar. Aha orada. Herif gaz yüklü manyak bu ya. Hey kafaya sen misin? Benim tipoya hasta. Ben onun Honda'ya bayılıyorum. İşte ne bileyim Özgür'ün tipoyu hepimiz çok seviyoruz. Niye? Benimki normal 1.6 idi. 2000 motor ve hani bambaşka bir arabaydı. Belki de dünyada yapılmış en özel tipo filan da hep
söylendi, şey yaptın sen de, dinledin milletten. Umut kendi arabası olsa bu kadar hani toz kondurmak şey deriz ya, hiç affı yoktu. TG derdi ona. Herkes öyle derdi, hepimiz TG plakaya. Ya Umut aşıktı o arabaya mesela, anladın mı? Aşıktı. Özgür o kadar sevmezdi o arabayı, öyle söyleyeyim sana. Yani o Selim'in E21'e dönecek olursak, o BMW girdi hayatımıza öyle. Onu sonra biz bir beyaz, beyazıyla değiştirdik. Beyefendi onu da sevdi. Dedi ki ikinciyi bulacaksın bana. Gittim ikinciyi de aldım. Hem de Salı Pazarı'nın, eski Salı Pazarı'nın kurulduğu yerde bizim stadın arkasında bir BMW ustasından aldık. Biz ne bilelim abi. Adam kandırmamış bizi ama hiç bakmadan aldık yine 800 küsür bir şey vererek. Yazlığa gideceğiz dedi. Biz bir de yazlıktan arkadaşız ondan. Güney'e, Marmaris'e. İyi gidelim dedim, bir kış vakti. Kardeşim Bahadır, kendi kardeşim beni yolcu etti evden. Sabaha karşı 4 çakır çakır yağmur yağıyor. 8 saatlik yolu 18 saatte gittik o Selim'in yüzünden. Abi radyatör. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Anıları böyle yaşamadığın zaman bir şey kalmıyor. Mesela biz bugün de gidiyoruz değil mi? Artık köprüler, yollar, otobanlar, bir de kullandığımız arabalar artık hepsi güzel filan. Ben bir şey anlamıyorum mesela Marmaris'e giderken. Basıyorsun gidiyorsun, köprüler, otobanlar. O anı olacaktı ki, başına gelecekti. Onu hiçbir zaman unutmuyorsun. Selim Efendi'nin şeyliği. Radyatör patlamış. Hortum delinmiş. Ben elimde su. İniyorum abi. Alarm diyor, bağırıyor, gülüşüyoruz. İniyoruz, su koyuyoruz. Hortumu tamir ediyoruz. Bursa sanayiye giriyoruz sabah karşı. Babam aradı Susurluk'ta. Siz de hızlı giderdiniz. 8 saat falan oldu. Vardınız mı Marmaris'e dedi. Tek dedim Susurluk'tayız, tost diyoruz. Hayırdır inşallah dedi adam. 2000 yılı mı, 99 yılı mı ne o da. 8 saat sonra Susurluk'tayız, yanlış anlama. 18-19 saatte vardık Marmaris'e. Bagaj çürümüş, bagaj su almış. Araba dışarıdan baktım ip. Sunroof manroof güzel, kafamıza su yemiyoruz ama bagajdan almış meğerse, bagaj çürümüş. Sırılsıklam böyle yüzüyor şeyler, akvaryum gibi, balık gibi. Ne bileyim, battaniye, kıştır orada, daha sezon açılmıyor diye soğuk oluyor oralar. İşte soba, şu bu, hepsini kuruttuk. Gecenin bir vakti dışarı çıktık, açık bir yer varsa yemek yiyelim diye. Yani bu anılar böyle insanın aklına geldikçe, bu dostluklar hep böyle işte. Yani 20 saatte Marmaris'e gitmenin keyfini bak hala gülerek anlatıyorum. Selim bile şimdi bunu dinleyince ölecek gülmekten, biliyorum. Ama yarın gidelim dese, onda da var arabanın kralı, bende de var, herkes de var artık. Şuradan bir basıyoruz, 6 saatte gidiyoruz artık. Ama onu söylemeye çalışıyorum. Ve bunları resimleyemedik, biliyor musun? Enerji olan o. Abi vardı kamera da işte. Handikemler, şunlar bunlar. Benim de vardı ama çok akıl edip şey yapamıyorduk. Belki de hafızalarımızın bu kadar taze ve kuvvetli olmasının sebebi görüntüye çok çevirmememizdendir. Yani hep burada biriktirdik. Çok az görüntü var elimizde. Tipo'yu çektiğimiz bir gece var, tünel. Yukarıdaki Tantavi tünelinin orası filan. Görüntüler kimde, nerede bilmiyorum. Selim'de mi onlar? Ben o gece vardım çünkü beraber çektik Selim'le. Çok iyi hatırlıyorum, böyle kapaklı bir, yeni çıkmıştı Sony kameralardan. Ama işte bu kadar görüntüler. Mesela 95-96, 94 ilk tanıştığımız zamanlara ait bir şey yok. Ama şunu da düşünüyorum. Biz o yaşta bugünkü teknoloji olsaydı elimizde, belki de bu kadar keyif almazdık. Elimizde Instagram, şu bu açık olacak, YouTube, YouTube. Bir keyif alamayacağız belki de, anladın mı? Çekim yapmaktan, sosyal medyaya girmekten. Çünkü tabii bak, bir sözleşiyorsun mesela. Diyorsun ki yarın akşam biz yemeğe gideceğiz. Ali oraya gidecek, Veli oraya gidecek, Levent şuraya gidecek. Biz Selim'le mutlaka bir aradan karşı var bizim. Abi boğaz attı. Ondan sonra dönüş. Hayır, biz o zaman takıntı değil, çıkıyoruz abi, yaşıyoruz. Yani şunun için anlatmaya çalışıyorum. Oraya gelen herkes böyle işsiz güçsüz, her gecesini S virajında ya da yanındaki emek sokakta geçen insanlar değil. Hepimiz, yani bizlerden bahsediyorum. Hepimizin sosyal hayatı var, ilişkisi var, aile ilişkisi var, okulu var, işi var, gücü var. Ama sen bugün işten geldiğin zaman evinde izlenecek 50 tane dizi var, 500 tane kanal var, elimizde cep telefonu var. O zaman yok. Biz de ne yapıyorduk? Ya işte genciz, delikanlılık. Çıkalım arabaya binelim, benzin ucuz. Hakikaten ucuz yani. Harçlıklarımızdan. Gidelim bari orada bir 5 dakika. Hava alalım, çocuklarla buluşalım. Buydu zaten asıl amaç. Biraz da şeyimizi atalım. İki viraj dönüp, iki şey yapıp, gazlayıp. Yeah, I'll be gone.
O zamanki arkadaşlıklar o kadar samimi, o kadar keyifliydi ki buluşma yerlerimiz Fenerbahçe, o ağacın altı, Ohat, Suadiye Oteli'nin önü, S virajı, AZK virajı yani ve caddede volta at. Hani nasıl hükümlüler cezaevinde volta atar, birbirlerini görürler, selamlaşırlar. Biz de arabalarla volta atıyorduk. O onu görüyordu. Hadi nereye gidiyorsun? Takıl Fener'e gidiyorum. Atla, arkadan gel, önden git. Çok güzel arkadaşlıklar vardı. Hep otururduk, sohbet ederdik. Tesadüf kafenin dili olsa da konuşsa o dönemler. O mesela gazladığımız dönemlerde hiç unutmuyorum. Caddebostan ışıklardayız. Özgür Sarıbıdak neye atmış? Fairway vardı beyaz. Arabada ben, Burak, üçümüz vardık yanlış hatırlamıyorsam. Biz tabii hava fişlerini falan yok. Çıkartmışız karbüratörü. Bop ses veriyoruz falan. Ride in the Night çalıyor geri falan. Falan gazlayacağız, adam arıyoruz. Işıklar durduk, bunlar geldi yanımıza. Böyle Almanya'dan gelmişler. 750 BMW. Siyah bir BMW. Camlar açık falan, böyle 4 kişi arada bize baktılar falan. Biz de dedik şunlara kalkalım mı falan. Fairway 750. Bir kalktık. Ondan sonra biz tabii biri açtık. Adam yanımızdan 1000'le geçti yani. O şeyden öyle bir hızlı gidiyorlar ki. Ve araba bir anda nasıl olduysa bir anda bu şekilde dikildi havaya. Ve önümüzde araba böyle kaldırma vurup dikildi ve ters düştü araba. Biz tabii bir yandan korku, bir yandan heyecan, hep yaşadığımız şeyler zaten. Kaç kişiyi çıkartıyoruz arabadan. Hemen ulan dedik, ne oldu, adamlar bizim yüzümüzden ölecekler falan. Hemen arabayı çektik, sağa koştuk. Araba ters dönmüş, içeride 4 tane Almancı. Falan inlemeler. Adamları zor zor çıkarttık arabadan falan. İşte ambulansa haber verdik vesaire falan. Yani o kadar şey anılarımız vardı ki. Diyorum ya, ölümlerden döndük ve yaşıyorsak Allah'ın lütfu yani bugünlerde. O kadar çok anı var. Şimdi tabii 30 sene geçmiş neredeyse. Hatırlamak çok zor ama bunlar hep beynime kazınmış dün gibi olan anılar. Gerçekten güzeldi yani. O dönemlerde polis abilerimizle aramızın iyi olmasının sebebi, herkes bazı aslında işte gazlarken ederken biz arada polis abilerimizin yanına giderdik. Hiçbir şey yokken, daha arabalarımız bağlanmazken giderdik yanlarına. Mesela 57-36 Renault 12 vardı. İbrahim abi, Levent abi, Ekrem abi. Bu adamlar bizim arabamızı ya bu abiler bağlardı ya da bizim bağlanmış arabalarımızı bu abiler çözerlerdi. Sonrasında Del'in, Levent'in de bahsettiği bir Mercedes'im oldu. Mercedes Sport'ta yapılmış bir 190'ım vardı. Üstündeki amortisörü, şanzımanı çok güçlü olmamakla birlikte kaldırmadan dönebildiğim bir otomobildi. Sahil yolu boyunca. İşte o zamanlar Oğuzhan'ın Nev 04'ün gidip sonra Murat'la kaza yaptılar şeyde, sahilde, Suadiye'de. Kapkara'nın orada kaza yaptılar. Oradan sonra KS geldi Oğuzhan'a. Evet, XSE geldi. Siyah KS 287. Sonra sarıya boyadı jantlarını. Onun akabininde Deli Levent'in LLL'si vardı. Ondan sonra Deli'nin çok Peugeot'su var. Ha, babam değişiyordu. Bir yere eksik geliyordu mutlaka arabanın. Sonra kendi Peugeot yerleri olmasına rağmen Demax'a giderdi o. Babası kabul etmiyordu. Deli işte normal değildik. Hiçbirimiz değildik. Ayı Burak'ın HGF'si, Levent, Baha Kunter'i, şeyi, SC'si, 626 Mazda'sı, daha hatırlamadığım birçok şey. Bunlar bizim aslında olmaya başladığımız zamanlar. Niye? Baba bazı şeyleri veriyor. Benzin parası, arabada belli masraflar. Tanımaya başladık. Ya işte Münteha abi, Hasanpaşa'da Mithat abi vardı. Ya abi çamurluğu sürttüm. Nereyi sürttün oğlum? Arabanın yanı yok. Abi sürttüm işte babama. Hallederiz. Veya geliyorduk Mardik Usta, şimdi Ercan abi dükkanı devraldı. Abi Korukent'ten çıktım, çukur varmış. Oğlum çukur varmış, niye içine girdin de kaldırıma çıktın? Abi ne olur çek şu arabanın altını. Abi, bu şekilde başladık. Abimiz, önderimizdi Serdar abi. Herkes onu örnek alırdı. Mobil buluşma noktası gibi bir yerdi. Ona çok özenirdi herkes. Hatta Peugeot'dan sonra ben Mercedes dönemine geçtiğimde Serdar abi beni yolda görmüştü. Hiç unutmuyorum. Seni çok seviyorum, aynı benim küçüklüğüme benziyorsun demişti bana. Ben de arabalarla dedi gazlıyordum. Bir kere de babamdan dayak yemiştim bu mevzu yüzünden. Piramitte annem, babam yemek yiyorlardı. Ben tabii arabayı kaçırdım. Soda şişeleri varmış arkada. Bagajda tabii ben bilmiyorum. Arada Serdar abi Fenerbahçe'den geçiyor KCK'yla. Durdu, öyle güldü, selam verdi. Ne haber dedi Oğuzhan dedi. İyiyim abi dedi. Nereye gidiyorsun abi dedim. İşte caddede gezeceğiz falan filan. Arkasına bir takıldı. Başladık gazlamaya. Serdar abiyle gazlamak demek. Nasıl diyeyim, Michael Schumacher'le aynı pistte araba kullanıyor gibi. Şimdi bunu bilmeyenler abartıyorum zannedecek ama bilenler zaten benim ne dediğime hak verecek. Serdar abi olağanüstü bir şeydi. Araba konusunda bambaşka bir noktaydı. Tabii ben babamı, annemi unuttum o heyecanla. Geldiğimde babam elinde bir ağaç kalamış da Fenerbahçe'de bulmuş. Beni onunla bekliyordu. Ondan sonra tabii annem araya girdi. Neyse bir şey olmadı tabii, dövmedi de korkutmak amaçlı. Bagaj kapağını bir açtı. Ben de babama yardım edeyim diye. Bütün soda şişeleri paramparçaydı arkada. Arabanın arkası sodaydı komple.
Şimdi ondan sonrasını anlatmayayım. Ele aldığım kişi yok açıkçası. Kimsenin bana gelip de şu otomobili sana sürmeyi öğretiyorum diyen yoktu. Ben kendim daha ehliyetim yokken şeye giderdim. Bu ehliyet verilen kursların orada alanlarda Bora sürücü kursuna giderdim. Ondan sonra ehliyet yok. Orada bir pist vardı. İşte bu küçük yalı tarafında veya Etemepen tarafında. Oraya giderdim. Millet hani bisiklet kiralar gibi. Ben orada araba kiralardım. Ve orada hocalardan hani araba sürmek heyecanı çok vardı. Hep vardı. Yani hiç bu inmedi yani. Bu heyecanı da halen de inmiyor. Bu coşkuyu bindiğimde hep yaşıyorum yani. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Biraz bunadık yalnız Okan. Zoomla. Are you coming to Istanbul? Here's the sea. Denizi göster. Ona niye? Şimdi teknik meselesi. Şimdi günümüzdeki otomobillerin hali belli. Teknolojileri, hepimizin kullandığı arabaların bugün değil mi? Bir sürü elektronik sistemi var, şu var, bu var. Ama merkez kaç diye bir gerçek vardır. Bu matematiktir, hesaptır. Ve bizim arkadaşlarımız da bu hesabı çok iyi yapabilen adamlardı. Yani yetenek diyoruz ya. Emrah kullanmıştı galiba bu kelimeyi. Benim için yeteneklilerdi diye ilk şeyde. Çok doğru bir laftı o. Araba ne kadar eski olursa olsun, ne model olursa olsun, üzerinde doğru lastik, doğru ekipman varsa, 87 model de olsa, 2027 model de olsa bir şey fark etmez. Pilotajın iyiyse. Bunu niye söylüyorum? Serhat'ın zannedersem bizim ZZ1900'lü Hakan'ın arabayı getirdiler İstanbul'a. Sonra UT'ye çevirdi. Doğru mu? Şeye çevirdi. İşte gri 325 oydu. Bravo. YJ Bordo. Şimdi biz karşıya geçerken işte dediğim gibi Selim'den dışarıya mışarıya falan onun tentesini açar çok gezerdik onunla. Gider kapıya bırakırdık yani falan. Serhat'la da çok gezerdim. Bu arada Serhat benim okul arkadaşımdır aynı zamanda. Liseden 2-3 dönem olmasına rağmen aramızda. Ben ondan büyüğüm ama dostluğumuz, kardeşliğimiz hep şeydir. O kadar yıldır bak 30 senedir okuldan da. Bu yüzden farklı bir şeyi vardır bana da sevgisi, saygısı. İşte Selim'in de onun da. Biz gezerdik o arabayla mesela üstünü açıp çok. Serhat inanılmaz işler yaptı o arabayla da. Çok güzel kullanırdı. Yani arkadan itişin hakkını vererek kullanıyordu bu çocukta. Ben hepsi dediğim gibi sana baştan da hepsi kardeşim olduğu için isim vererek konuşurum. Tuğberk'in enteresan pilotajı vardır, yetenekleri vardır o konuda da evet. Çok işte Mercedes'ten, BMW'ye falan hep arkadan itiş. Biz dedik ki bir gün iddia oldu gerçi. Yani iddia şöyle dediğim gibi aramızda hiçbir şey olmaz böyle itlaf olmaz arkadaşlarla ama arkadaşlar rakam biraz bize büyük geldi yani bunu yapamazsınız falan gibi bir şey oldu. Tuğberk'e dedi ki Levo ile biz yaparız bunu. Tentesi kapalı bir şekilde camlar mamlar aerodinamiği ona göre şeyli. Lastik havalarına kadar ayarlayıp 1987 ya da 88 modelde o araba. Bir 325 kabriyoyu. S'i biliyorsun değil mi? Böyle sol sağ yani dümdüz geçmen lazım oradan yani o şekilde. Kaç kilometre süratle geçebilir içinden. Orayı var dönenler zaten abi. Önemli değil. O süratleri yapan arabalar vardı zaten o dönemde. Hani bak ben gözümle gördüğümü, hazırlığını yapıp kendi gözümle gördüğümü yaşadığımı anlatacağım burada. İnanıp inanmamak şeylere kalmış. Biz de duyardık çok. Şöyle girdik, böyle girdik, şöyle girdik. Arkadaşlıklarımız çok güzeldi ya. O soğukta yani dışarıda adam durmaz. Biz o arabaların önünde bir iki bira içerek işte Cengiz Kurdoğlu'nu zaten herkesin arabasında olan onu açarak orada kimi kız arkadaşına sevdalı onu anlatıyor. Kimisi arabayla konuşuyor. Sevgilisi araba olmuş. Onunla dertleşiyor. Bambaşka bir noktaydı ya. Yani şimdi baktığın zaman en kötü araba bugün 300 beygir, 400 beygir. Bu tip arabalardan bahsediyorum. Biz Renault 9, Broadway, Renault 11 yani bunlar bizde o zamanki imkanlar, bu zamanki imkanlar olsaydı Allah muhafaza diyor. Polislerle ilgili hikayelerimizden şöyle bahsedelim. Bir gün Burak İyi ile Ceylan beraber Göztepe Emniyet Amirliği'nin orada polis bizi durdurdu. Tabii biz öyle durma huyumuz yoktu tanıdık polis değilse. Kesinlikle durmazdık. Biz devam ettik. Oradan minibüs yoluna çıktık. Minibüs yolunda tıkır tıkır gidiyoruz. Nasıl olsa polisi atlattık diye. Önümüze bir anda bir tane taksi kırdı. Allah Allah dedik ne oluyor filan derken pat bir baktık bizi durduran polis. Arkamızdan taksi atlamış. Geldi bizi Ziver Bey de önümüzü kesti. Arabadan bizi indirdi. İnin bakalım siz nasıl polisten kaçarsınız filan. Yok abi dedik sen yanlış anladın bizi. Biz senden kaçar mıyız filan. Yine bizim bağlama tekniklerimiz vardı. Abi dedik sen gencecik adamsın. Sen niye bize ceza kesiyordun? Biz de dedik genci. Sen bu akşam bizle gel takıl dedik. Gerçekten mi dedi? Evet dedim. Akşamleyin trafik polisiyle beraber arabanın arkasında trafik polisi Burak İğreci önde ben şoför koltuğunda gazlıyoruz. O zamanlar dediğim gibi cadde çok daha bakirdi ve biz
herhangi bir olaya karıştığımız vakit polisler de tanıdıktı. Zamanında bir 56-39 vardı. 56-39 ehliyet olmadığı için ben uyanıktım, motosiklet ehliyeti aldım. Evrak aynı, bir tek köşede A2 yazıyor. Ehliyeti köşeden tutar gösterdim. B kısmı gözükmezdi. Bakar geçerli. Sonra çözdüler benim ehliyetim olmadığını. Ben çevirmeye girdiğim vakit çok nazik şekilde halleşirdik, haberleşirdik, bırakırlardı. Akşam çıkma, Kalamış'tan geçme. Peki abi, tabii ki bir kızdan buluşmaya giderken geçersin, çat otoparktan içeri araba. Yalvar yakar kuş dili karakolunda, lanet olsun der, verirlerdi geri. Ama o zamanlar belli saygılarımız vardı. Deli Zeki, Serdar abi, mobil Serdar, Serdar Seven, rahmetli Saruhan abi. Ondan sonra bunlar bizim bir üst jenerasyonumuz. Serdar abinin kullandığı KJK vardı, 300C, yeşilimsi Mercedes'i. Sonra da bir tane 14 plaka Balinası vardı. 14 FZ'ydi galiba. Serdar abi, Serdar, biz deliydik tamam da. Ya adamlar bizim bir iOS olarak güncellenmiş modelimiz. Bizden bir ilerideler. Şimdi bakıyorsun Serdar abi, KJK'yı böyle geliyor, çeviriyor. Lan kıç yanına geliyor arabanın. Şimdi ben benim 190'la geliyorum. Tamam yanına alayım da düz dönersen daha hızlı döner. Şimdi o yan dönüyordu, ben düz ne kadar hızlı girerim mi deniyordu. Sağ olsun bizim Levent Kunter, işte o zamanki çocuk zekası. Ben bu virajı dönerim deyince yanıma otururdu. Dönebileceğim mi diye. Geçenlerde konuşuyoruz. Ya dedim, hiç düşündün mü? Dönemesem ne olurdu? Hakikaten dönemesen kötü olurdu dedi. Ya öyle bir zihniyette. Deli Levent'le mesela geceleri başlardık. Çatalçeşme, karakolun hemen oradan, eski han kebabını oradan çıkar. Mobil, sonraki BP, dön. Ben bilirim 3. turda benim 190 diskler böyle kor olmuş, bana gösteriyor Levo. Ben de onun Peugeot'unkileri gösteriyorum, yanıyor ikisi de. Tabii diyorum ya, cehaletin verdiği güce dayanarak dök kovayla su, yapıştır gene. Ciddi tehlikeler de atlataraktan öğrendik bu işi. En basiti Levent'in dediği çıkar, Deli'nin de dediği çıkar, Levent Kunter'in de dediği çıkar. Bir akşam Levent'le çıktık, o zaman şeydi, yavaş gezelim, benzin de gitmesin. Benim 190 da sehpa gibiydi. Parantez açayım, sattığım vakit bir emekli albay aldı benim arabamı. Herhalde hala küfür ediyordur bana. Sol arka kapısı açılmıyordu şase kastığı için. Çünkü sürekli S viraj, bir tane sağ vardır, asıl sert sola girersin. Sağa kaydırır çıkarsın, AZK'ya geldim, Allah ne verdi, solu kilitlersin. İskelenin virajı gene soldur. Daha evvelkiler daha rahat geçirebildiğin sağlardır. Cadde Bostan Migros'u geçtin, o sola oturman lazım. Doğal olarak sol arka kapı kasmıştı arabanın. Levent'le bir akşam çıktık, o zaman Cadde Bostan McDonald's var, Migros'u geçince. Dedi ki sakin git. Tabii canım dedim, niye sakin gitmeyeyim? Arabada P0 asimetrik var altında. Hiç unutmuyorum, 205-50-16 jant lastik. Asimetrik P0 dediğim vakit akan su durur. O zaman yani Ferrari'de çıkıyordu ama o tip bir araba da yoktu o zaman. Ben de tesadüfen bulup almıştım arabanın altına. İnanılmaz sehpa gibi dönen bir otomobil düşün. Ve ben kaşınıyordum sürekli. 18-19 yaşındasın. Baba yarışçı. Caddede eskiden hem serserliğini yapanlardan, işte Kavzıbal Mehmet, Ekber Onuk. Tabii Ekber abi beyefendiler. Doktor Ekber Onuk şimdi anayım. Ekber abinin. Ondan sonra babam. Birçoğu caddede gazlayanlar. Oradan da gelen biziz. Bir akşam çıktık Levent'le. Dedim ki gazlamayacağım. Gazlama oğlum dedi. Hiç gerek yok. Peki dedim. Yine malum Uca Efendi maalesef. Bir yere gideceğiz senden dedi. Git, işimiz var. Gittik tamam. Bu arada Mercedes'i kimseye de vermezdi. Bak o araba çok kıymetliydi. Tek bana kullandırdı biliyor musun? Hakikaten o lacivert şeyi, Uca'yı. Biz böyle Cadde Bostan'dan geldik. Stingray, eski bilenler bilir. Stingray Cevdet abinin önünü sağa döndüm. İki tane arabayı dahi hatırlamıyorum. Öyle bir gitmeye başladı ki durup dururken yine estiler. Dedim hayırlısı dur bakalım. Yani birileri geçti, bir şey oldu, bu dellendi yine. Ya bırak adam gazlıyor, çocuklar geçsinler ya. Yok gidemezler. Ayı Burak çok dalga geçerdi bende. Benim Mercedes'in bagajında sebagolarım dururdu. Çünkü ayak 44 olduğu için çift ayak kullandığımdan fren gazı Timberland botla kullanamıyordum. Sebagoları alırdım, soldan çeker, takır takır zaten 4 ileri oynardım. Ayağımda Timberland bot var. Levent böyle bot var ayağımda. Dedim doğru, bot var ayağımda. Herif yanımızdan geçti. Durur mu Tuğbe? Durmadı tabii. Atan inan biz o S'e gelmeden zaten ben Adil'di o zaman Balıkçı. Adil'in önü 360 kesiyordu. 160 kestim. Biz S'ten içeriye girdik. Ama S'te hala mutedilim. Çünkü düzlüğe çekmek istiyorum. Arkamda gelsin ki AZK'ya patlatabileyim. O zaman hainlik vardı. Niyeyse. Tanımadığın adam patlatman lazım yere. Böyle baktım arkadan çıktı peşime. Yapıştırmaya başladım. Atan biz o AZK'ya bir girdik. Böyle içeride şerit su var. Abi AZK'nın içinde bir ıslak var. Tabii o 190E'de ne o 80 model arabada. ESP'dir şudur budur bilmem ne. O da 86 model miydi? 87 mi ne? Lacivert. Bayağı tam ters yaptık.
O kadar olsaydı ölürdük yani. Kaldırıma vurur giderdik. Biraz daha düşük sürat ama yani öyle 100-110 falan da değil. Levent'in söylediği lafı hatırlıyorum. Ananı dedi, hiç unutmuyorum. Böyle gitti kıçı ve ayağımdaki Timberland botu hatırladım. Sol pedalın üstüne ayağım sığmadı. Oturtabilsem freni çevireceğim. Böyle soktum, tırk etti ve biz buradan böyle bir döndük. İşte anamın dualarıdır onlarda. Biz böyle döndü, böyle kafayı çevirdim, bir tane C5. Yani işte ben sağda otururken araba ters döndü. Tuğberk şoför sol, sağa geldi, anladın değil mi? Yani kullananlar yol durdu bir anda, böyle ne oluyor dedi yani biz çünkü. Yanından geri geçtim arabanın. Çevirdim, kafayı düzeltti araba, hiçbir yere vurmadık. Çektim iki, 200'de kesiyordu arabada. Tat 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 dedi, koydum üçü yürüdük. Bir kelime konuşma yok otomobilin içinde. Hadi şeyin oradan, hanın oradan çıktım. Tek tatlı McDonald's'a geldim, oturdum. Bacaklarım böyle, tutamıyorum ki. Aklımdaki senaryo, kaldırıma çıksak, arabanın jantı kırıl, babama ne derdik falan filan. Bize sumu verdiler, bir kendimize geldik. Yarım saat. Bırak konuşmayı, çıktı gene gazlı. Some streets, roads, from Istanbul. Tomorrow is Monday and I'm gonna have an exam. But I don't know the lesson that I'm gonna take exam. In a way, I don't care. Yeah. Today is 29th of November. Today is the day the Turkish Republic had founded. Gerçekten birinci ağızdan yani dinledikleri zaman bizim çocukların hepsi hak verecek şey yapacaklar. Değişik adamlardık ya. Her şey diyaloglaydı. Dediğim gibi her şeyin kara düzen olduğu zamanlar, insanların birbirini sevdiği, güvendiği zamanlardı. Polis çevirdi. Minibüs yolunda polis çevirmesi var. Normalde olmaz. Memur beni durdurdu ve biz bütün polisleri tanıyoruz. Plakalarına kadar herkesi tanıyoruz. Böyle yaptı. Ooo dedi. Araban dedi, konu amortisör var dedi. Arabanda dedi, abart egzoz var dedi. Arabanı dedi, düşürmüşsün dedi. Camlarında dedi, film var dedi. Ben polis memuruna dedim ki, abi dedim bak, bunların hepsi var bende, doğru ama dedim. Ben dedim komiser abiyi tanıyorum dedim. Sen dedi gel bakalım dedi, tanıyor musun tanımıyor musun? Komiser abinin yanında dedi konuşursun dedi. Peki dedi. Sırada bekliyoruz. Polis komiser abi orada cezaları kesiyor. Sıra bana geldi. Memur böyle yaptı, polis memuru. Komiserim dedi, arabada dedi konu amortisör var dedi. Komiser böyle yaptı. Arabada da abart egzoz var dedi. Komiserimiz yine böyle yaptı. Arabanın dedi camları film mi dedi komiserim dedi. Tamam dedi. Sonra komiser bana döndü. Başka ne var lan arabada dedi. Ben dedim ki havalı korna var komiserim dedim. Adam bana ruhsatı vardı. Ah siktir git lan dedi bana. Mesela hayatımda hiçbir zaman unutmayacağım bir kareydi. Konuşalım, renkler ötmesin. Yeah. Bak şunu çek. Gel gel. İyiyiz kardeş. Bak gülümse buraya. Aynen. Abim sen. Hadi öt. Gel. Kalkış. Ya iyi davranış. Hadi yaparız kalkışı. Ya bir de. Viva Turkey. Thank you.
I'm gonna show you my car, the Alfa Romeo there. Yeah. I love it. Butch. Semyon Şarkı. Yeah, Semyon Şarkı College. And those are the cars that I like. Süratli kullanışların her geçen gün tekniğini görüyorum. Ama profesyonel bir şoförlük anlamında saha gerekiyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu spor çok yüksek ve maliyetli sporlar. Tamamen o spora yönelik olmak gerekiyor açıkçası. Benim çıkışlarım arkadan çekerli 93 yıllarında askerden gelmiştim. 3 tane tofaşım olmuştu işte. Bunlarla beraber çıkardık. Arabamızı sabah yıkardık herkes gibi. Ondan sonra yakıtımızı doldurup direkt gittiğimiz nokta Bağdat Caddesi'nde veya Fenerbahçe'de, Piramit'te gidişli zamanlarıydı. Kiosun giriyorsun. İşte babamın arabasını arada kaçırırdım. Mercedes'i vardı 200'ü. Boşalıp tam gaz yapıp driver yapardım. Tabii ki kulaklarımızı çekiyordu büyüklerimiz sağ olsun. Çok çeşit otomobile binmedim. Yani daha çok Peugeot, BMW ve arkadan çeker. Ama bugüne kadar zevk aldığım arabalar BMW'ydi ama çok BMW şeyimiz olmadı. Ama ağırlık gene Topaç'tan devam edersek şöyle devam et. İsterim. İnerdik aşağı. İşte arkadaşlarımız vardı. Gazlardık. İşte neydi? İşte parkur belli. Yani çıkıyorduk, dolaşıyorduk. İşte gençler merak ediyordu. İşte hani ben de bineyim. Yani otomobil sektörünü hani bilen herkes. Tabii bizim arabaları görenler de ya işte bu araba nasıl gidiyormuş deyip daha o Japon arabaları Honda, CRX'ler, Peugeot'lar daha gelmemişti. Onlar 97, 98 o zamanlar işte Mazda'lar falan vardı. O zamanlar pek yoktu. Tabii klima yok. Bir şey yok. Arabada kilit yok ama yapıyordu. Biz tabii ki bilek diyelim veya cesaret diyelim, biraz yürek diyelim veya Allah'ın verdiği bize bir yetenek diyelim yani. Bu bir de göz karalığı var ondan sonra. Korku yok. Arabanın dediğin gibi teknik olarak bütün hazırlıkları tamsa ki Serhat böyle tam ayar yapmıştı arabayı yere düşüklüğüne kadar. Tuvalet'e çıktık. Mesela hiç unutmuyorum bir akşam Serhat'ın çok güzel bir E30'u vardı. Bu ilerleyen zamanlar. 34 YJ Bordo. Dedim versene arabayı gazlayalım. Aldım arabayı. Yanımda da tabii ki deli ama bu deli olarak deli Levent değil. Levent Kuntak. Esin çıkışında bizim Mehmet Sokağı düşün. Sana şöyle söyleyeyim. 50 kişiden fazla var ve o anı bekliyor o geceyi. Ve elimizde buna ait bir bilgi, belge, kayıt niye yok? Şu anki telefonum olsa elimde değil mi? Şap diye çekersin onu o arada. Bir ısındık, döndük, alıştık. Bu arada Tuğberk tabii o arabanın aynısını 1992 yılında kullandığı için aynı arabanın kırmızısını daha kimse de yokken falan zaten iyi biliyor adam o yaşta bile. Hakim de 3.25'e. Yani niye o çıktı da onu denemeyi o yaptı demesin diye kimse söylüyorum. Kimse de yok ya onda vardı zaten E30 kabrio. Bizim Levent Kuntar ruhani deli. Şey gibi noter gibi biner arabaya ölüme gider bizimle. Sağ koltukçu. Çıktık caddede gece saat 12.00. O zaman böyle de değil cadde. Ya gece çıkıyorsun yapıştırabildiğin kadar. Ben şunu unutmuyorum. Daha'ya girdik. Boyner'in eski Boyner'in önü 200'den sonra keser. 200'den sonra geldi mi bunu yapar araba. Hiç kaldırma. Göztepe ışıklara gel. 200'ün üstünde bir daha keser. Göztepe'deki kestiğinde hissedersin ileri havada gittiğini. Boyner'de kestiğinde havada bunu yapar. Rally arabası gibi. Şimdiki de hiç kimse bilmez bunları. Şimdiki arabalar çok daha hızlı ama biz yapardık. O zaman biz arada gazlardık. Keyif alırdık. Şimdi gazlasana akşam saat 5'te arada. Gazlayacağın en fazla 12 adım. O zaman öyle değildi. Neyse E30'da biz çıktık gece. Levo'ya dedim ki hadi bir yapıştıralım. Tak tak falan bir tane de X5. Lacivert. Daha yeni çıkmış X5'ler. Keko'ya bak dedim bir kilitleyelim buna. Bir daha. Kilitliyoruz çekiyorum. Şimdi piçiz ya fırlamayız ya. Madara ediyoruz adamın sözde. Arabanın içinde görmüyorum. Hiç unutmuyorum. Göztepe ışıklara geldik. Ben gene geldim. Harç dedim durdum. Egzoz falan da ısınmış. X5 geldi durdu. Ve cam indi. Uzun süre baktım konuşamadım. Zeki abiyi gördük rahmetli. Ondan sonra bir sohbet ettik filan. Arabadan arabaya camdan cama. Ya uzun süre böyle Levent'le baktık. Aferin gençler aferin ama dikkatli olun dedi. Sağ ol Zeki abi teşekkürler abi falan filan. Ben eve gidiyorum dedi. O yukarıda oturuyordu rahmetli. Ben eve gidiyorum dikkat edin dedi. Peki abi dedik. Levent böyle yapıyor. Niye yaşadık biz? Dedim de anlamadım ama yaşadık biz bir şey. Oğlum niye herkese gazlıyorsun? Ne bileyim oğlum gazlamaya çıktık adamın arabasıyla. Aşağıdan döndük Kızıl Toprak'tan. Ve oradan sonra biz de Zeki abinin gazıyla döndük. Yavaş yavaş yürümeye başladık. Yavaş yavaş. Şeyi ihlal etmeden.
Hiç. Caddebostan'a geldik. Hiçbir ihlal yok, şey yok. Bu efsane Levent belki anlatmıştı. Es virajı kaçta dönersin iddiası geldi. Sadece çocuklar şey veriyor, hatırlıyorum. O ara cep telefonu var yani. 94'te de vardı canım cep telefonlarımda ama böyle hani sahra gibi kocaman kocaman şeyler olduğu için. Birisiyle konuşuyoruz o sırada. Hubert değil mi? Ben hayır tabii. Diyorlar ki Serdar galiba, Serdar da olabilir. Boş gelebilirsiniz dedi. Yani bir de şöyle arkadaşlar ya şimdi trafik yok o zaman. Sahil yolunun bugünkü hali, o günkü haliyle aynı değil. Sosyal yaşam olarak. Şimdi her yer yürüyüş yolu, bisiklet yolu falan ya bir de görüyorsun hani kalabalık insanlar pikniğe iniyorlar, yeşillikler iniyor. O zaman öyle bir şey yok. Yani ıssız orası aslında. Sağ tarafı. Caddebostan'dan ötesi yok. Bu durumda trafik de olmaz geceleri. Hava güzelse de aşağıya sayfiyeye inen de olmaz. Pikniğe falan. Yani sahil yolu boş, trafik boş, nüfus az. Yürüyün dedi, yürüdük. Dedim ki kaldırmadan dönerim. Dönersin, dönmezsin. Son hazırlığımızı yaptık. Böyle artık böyle branda ya E30'un tentesi. Böyle vurmaya başladı kafama yani. Ben kullanıyorum Levent'in kadrına baktığı kadarıyla. Dedi ki Adil'i hiç kaldırmadan geçtim. Esin girişine geldiğinde. Bir tık ayağını kaldırdı 180'deyken. Tam 170 netle tekerleklerden böyle kış kış iki tane ses geldi böyle. Işık hızıyla döndük orayı. 3-2-1 yapacak şekilde de balataları yakarcasına şeyin önünde durabildik. Biz Emet Sokağı'nın önünde evet. Biz oraya 170 kilometre üstü dönüp biz oradan sonra o sokağa girdim ben. Onu niye girdiğimi hala bilmiyorum. Hani maksat ispat olsun. Dönerim de girerim de. Ulan bok mu var? Tren balatası bitti. Şimdi 50 yaşında bunu idrak ediyorsun. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım ondan sonra şöyle bir hani sigara yaktı kaldırıma oturdu. Oha dedi. Yani keşke çekebilseydik dediler. Çünkü bir far geliyor şu şekilde. Bir kere dönüş hakkım var. Durduk. Ben zaten hani İkimiz de indik arabadan şöyle bir kendimize geldik. Tuğberk'e tokalaştım. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim dedim. Bu bak çok net aç sor. Hala kardeşimdir hala görüşürüz ama araba işi o gün bitti ben de onunla beraber. Bir gece yine gazlıyorum. Serdar DND 69 yanımdaydı. What did you feel when you fucked the car? Emir, look at me. Benim arabayı siktim. Kayıtlayım. Ama arabayı siktim arabayı ya. Arabanın evresini kaydırdım. We crashed together. İşte bu bir benzin işi çocuklar. Yes. İşte yanıyor kırmızı. I fuck very well. I fuck very well. Yes. Yürü bak. Ha? Düz gitme. Yamuk. Emir tırsıyor. Düz gitme, yamuk git. Emir kafa yedi. Yok. Ne makaslara giriyormuş. Evet, arabada sallanamıyor ya şimdi. Seyrettiğin sana bakan mı ne? Bu ne şeymiş ki de bakan? Sen daha seyrettin mi orada? Hiç seyretmedim daha. Çok güzel yav adam. Demir saatte yaklaşmış durumdayım. Seyrettin lan. Aksi, 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 bak. Aksi, aksi. Beni çek. Emir'in patladığı viraja geldim. Kaza yapıyormuşuz abi. Okan canlı olarak kaza çekiyor. Yavaş ya, yavaş. Emir'in kaza yaptı biraz işte bu. Yavaş yavaş. Bak arabadan çıktı. Bak ne yapıyor? Bak ne yapıyor? Yavaş. Bir tane Mazda 323'e vurdum. Kaçtık. Sonrasında ara sokağa çektik. Baktım arabanın arka sağ plaketi tam Dodi'ni oradan vurmuşuz. E tabi sahilde çok tanıdığımız vardı. Sabahleyin götürdüm. Hemen arabanın oradaki plastik bakaliti değiştirdim. Arabada hiçbir şey yokmuş gibi. Öğlen oldu. Bir abimizin yanında çalışıyordum. Annem aradı. Oğlum dedi sen dedi ne yaptın yine dedi. Dedim, ne yaptım anne dedim. Oğlum dedi babanın dedi kelepçe takıp polisler götürdüler dedi. Anne dedim nasıl götürdüler filan derken neyse
Akşam oldu, babam eve geldi. Ben tabii diyorum ki artık herhalde dayağı yedik. Yani zaten babam Karadenizli. Biliyorsun Karadenizlerde birazcık fevri olurlar. Babam dedi ki, oğlum dedi ilk defa dedi haklısın dedi. Aa dedim, böyle bir şaşırdım. Arabayı sen vurmamışsın ama dedi plaka çıkmış senin dedi artık dedi. Komiser söyledi dedi. Senin dedi ismin çıkmış dedi. E dedim baba, adam komiseri yanına çağırmış babam. Demiş ki, ya demiş bakın bu araba demiş Mazda 323'ün bu arada ön tamponu kopmuş. Biz o ara makası koyarken arabanın ön tamponunu kopartmışız. Bizim arabada hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi öyle bir küçük bir şey var. Onu da plastik bakalitle üzerini kapatınca arabada hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Alkollü hiçbir şekilde ben Bağdat Caddesi'nde araba kullanmadım. Kimsenin üstüne bilerek hiçbir zaman kırmadım. Muhakkak bir kazalar oluyorsa bunlar kendi teknikleriyle ilgili bir durumdur. Muhakkak kaçıyordur, kaçmaya kalkıyordur, fren yapıyordur. O freni yaparken yanlış hamle yaparak kendilerini kazalara çekerler. Rahmetli Zeki abi mesela motor, siklette, arabada da öyleydi. Tekti. Ondan da çok feyiz aldığımız dönemler oldu. Mesela Kaplan abi vardı. Kartal, ya bir Kartal, Tofaş Kartal'la ne yapabilir? İki tekere mi kaldırırsın diyeyim. Yan yan viraja girip, hani bu şu an M3'lerle, M5'lerle, Honda'nın spor arabalarıyla bunları yan yan videolar çıkıyor Almanya'da, pistlerde falan. Onları bu arabalarla yapıyorduk biz. O önden çekiş arabanın yan yan gitmesi imkansız. Ama sol ayaktı, el freniydi, oydu buydu. Götürüyorduk ve tanınıyorduk, biliniyorduk. Yani şu anki polis dönemi olmadığı için o zamanki polis sayısı da azdı ve hepimizi tanıyorlardı. Ben bir kere bir esnafın oğluyum Bağdat Caddesi'nde. Akıllanmıyorduk yani. Şimdi ismini vermeyeceğim, bilenler bilir. Sabaha karşı telefon çaldı. Bir arkadaşım, çok da severim. Bir tane E200 kabriyosu vardı. Almanya'dan geldi. Araba antrasit ve tenteli E200 çok az var. Ondan sonra sağ olsun içki de içmez. Şakasını yapmıyorum. İçki de içmez ama güzel otomobil kullanan biri. Ethem Efendi'den aşağı yapıştırıyor. İstasyonu geçiyor. Son dört yoldan bir evvelki soldan karşıya geçir. Bostancı'dan Göztepe tarafına geçilen. Herif tipoyla bunu görmeyip önünden geçmeye kalkıyor. E200 kabriyoyla tipoya bir vurdu. İki alt bahçeye fırladı tipo. Gibi kazalar da vardı. İşte rahmetli, Allah rahmet eylesin, bizim Negene Murat. 2001-336 ileri. Türünün tek örneğiydi. Çok şeyler geldi başına. En son maalesef ve maalesef rahmetli Semiha Şakir'in önünde çok ona yakışmayan bir kazada kaybettik. Keza 96'da Kaan'ın uçak mühendisi Ekber Onuk'un oğlu. Akşam birlikteydik. Amerika'dan bir C4 Corvette gelmişti ona. Çok gereksiz şekilde bir taksinin Corvette sol arka çamurluğundan dokunmasından mütevellit Corvette çevre yolunda döndü. Beylerbeyi bağlantısındaki orta direğe vurdu. 19 Ocak gecesi. Yer hafif buzluydu. Ya yani buz dediğim soğuk havaydı. Öyle kaybettik ama tabii ki hayatın içindeki akışındaki olaylarda kazançlar ve kayıplar yaşanıyor. Kayıplardan benim öğrendiğim şey, bir şey yapıyorsan doğru yapmalısın. Benim bütün arkadaşlarım bilir. Ben 35 yaşından sonra içki ve sigara içmeye başladım. Ben 35 sene içmedim içki sigara. Ben o otomobilin üstüne oturduğum vakit hiçbir maddenin etkisinde değildim. Sadece egomun etkisinde oturdum. İlerleyen zamanlarda tek marka kupaları çıktığında piyasaya 24 yaşındaydım ve milli sporcuydum. Yelken yapıyordum. Gittim sponsor buldum. Dedim ki ben yarışacağım. Tabii babamla gene birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin. İlk o karşı çıkar, sonra ilk o kabul ederdi. Ve bir tek marka kupasında 2 sene yarıştım. Gayet de güzel yarıştık. Acemiliğimizi attık oralarda ama caddecilik, yaşadıklarımız o kadar güzeldi ki. Karakola düştüğüm de oldu benim. Yatırdılar karakolda ama nezarethaneye almadılar. İşte dadaş yukarı, dadaş aş. Dadaş çay getir, dadaş. Hatta bir gün bir gazlama yapmıştım Peugeot'yla. Çok sıkı gazlamıştım ama. Bir BMW ile. Karşının arabasıydı. O zaman da böyle bir muhabbet vardı hani. Karşının arabası, boyakanın arabası. Biz onu geçtiğimiz zaman kendi yerimizde zaten onların konuşma hakkı olmazdı. Böyle bir BMW'yi geçmiştim. Meğersem bir Bostancı'ya yakın bir yerde sivil emniyet müdürünün yanından yan yan. Ve beni plakamı dahi alamıyor şoförü. Anons ediyorlar Bostancı'ya. Siyah spor küçük bir araba. Anons bu. Ve beni geldiğimde Bostancı vapur iskelesinin önüne, o zamanın silahı şimdi hatırlayamam, MP5 mi diyeyim. Polis böyle duruyordu yolun ortasında. Ben ellerimi kaldırdım, durdum. Ve beni tabii geldi, evet bu araba dedi, sorguya alın dedi. Direkt adam bastı gitti arabasıyla. Tabii arkadan gelip bana laf söyleyenler, ondan da güç aldılar biraz falan. Dadaş vardı bizim Erzurumlu polis abi. Böyle iri yarı. O beni gördü. Geç bu tarafa geçti dedi. Hemen aldı. Karakola götürdü. Neyse babama haber verdiler. Peugeot da 106. Yerlerde böyle. Jantlar sapsarı falan. Tam karakolun önünde duruyor. Ben babamdan çok çekinirdim. Babam geldi karakola. Sesini duydum. Herkes de tabii tanıyor Bağdat Caddesi'nde dükkanımız olduğu için. Hüsnü abi hoş geldin dedi dadaş. Nerede dedi benimki dedi. İçeride abi dedi. Nezarethaneyi alma.
almadık dedi. Böyle geldi bana. Oğlum siz ne yapıyorsunuz dedi. Aynen böyle. Sen dedi bu arabayla dedi bir gün dedi öleceksin dedi. Kaza geçireceksin yine dedi falan. Dadaş da dedi ki ya bir şey yapmamış dedi. Biraz dedi emniyet amirimizin yanından hızlı geçmiş dedi. Yumuşatmak için. Ertesi gün de okul var. Bizim Yüksel vardı arkadaşım. Yüksel'e dedi ki Yüksel dedi bunun dedi arabasını dedi buradan kaldır. Al dedi eve getir. Ver dedi anahtarları böyle azarlayarak. Ben dedi burada reklam olmasın. Hani utanıyordu babam. Araba karakolun önünde ya. Hani ben bir suç mu işledim. Döndüm böyle saf saf. Baba dedi ben ne olacağım? Dadaşa böyle yaptım. Dadaş bu dedi burada kalsın. Hiç unutmuyorum o günü. Ben nezarethaneye yatmadım ama orada kaldım. Bir baktım gece 1:30 annemin sesini duyuyorum. Hani rüya gibi geliyor. Annem sen kalk evden sefertasına yemekleri koy. Ben karakoldayım diye yemek getirdi. Ya bizim dönemimiz başka bir dönemdi. Yani şimdi anlatsan kimse inanmaz bunlara. Yani yaşadıklarımıza kimse inanmaz. Yaptıklarımıza da inanmazlar. Burak İdeci'nin bir meşhur lafı var. O dönemde kullanabileceğimiz bütün kredilerimizi kullanmışız. Şans konusunda gerçekten kedilerin 9 canı vardır ya biz 9 canımızı da orada bıraktık. 47, 46, 47, 48 yaşlar. Yaşayanlar için söylüyorum yaşamaları mucize. Gazlamaya çıktığımız zaman bir gün Bostancı virajında arabam iki tekere kalktı. Yani şöyle düşünüyorum şu anda o aklımda araba böyle pat diye bir ses gelir kaza yaptığın zaman. O sesi böyle herkes bilmez. Kaza yapan bile. Böyle pat diye bir ses gelir. Bir anda ah dersin tamam. Ondan sonra düşünmeye başlarsın. İşte kasko, trafik sigortası, araba bağlanacak falan filan. Yine öyle bir geceydi. İki tekere kalktık. Arabam böyle yan yan gidiyor. İki teker üzerinde. Dedim Allah'ım biz dedim ya şeye giriyoruz. Deniz otobüslerine giriyoruz. Araba Doğan SLX. RD44. Babam ondan sonra arabayı sattı. Neden sattı? Çünkü artık bıkmıştı adam bizden. Sonrasında gitti adam yepyeni arabasını sattı. Bana bir tane Renault aldı. Mesela bir Renault 9 tayfası vardı cadde. O üç kollu jantlar. Hep söylerim. Denenin imkanlarının en elit olanları kullanılırdı bu otomobillerde. Şimdi kimsenin tabii otomobili aşağılamak veya kötülemek haddime değil ama kimse zarla CD'yi asıp üstüne de peluş koyup araba yaptım diye gezmezdi o zaman. Gidilirdi, jant yapılır, güzel bir egzoz konulur. İşte modifiyeden anlaşılan yeni tip siyah kırmızı stopları takılır, araba basılır falan ve hepsi şahsına münhasır arabalardı. Şimdi Renault'u aldık ama arabada hiçbir şey yok. Araba muayyer bizim o zamanki lafımızda. Araba standart Renault. Durum da belli. Durumlarda yani orta halli aileler. Nasıl yapacağız? Selim Ustaoğlu'nun bahsettiği gibi. Bir yerden amortisörler geldi. Bir yerden arabanın kanatı. Bir yerden lastikler. Bir yerden korna. Yani bir yokluk içerisinde bu arabalar yapılmıştı. Mesela Selim Ustaoğlu anlatmış. Ben direksiyonu aldığım zaman Momo Speed 3 direksiyon vardı. O zaman iki tane büyük bayi vardı. Bir tanesi Corlast'tı. Bir tanesi de Şükrü Gök'tü. Şeyde Ayşe Kadın'da çok büyük bir Michelin bayiydi. Şükrü amca herhalde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Murat abi vardı. Onlar Michelin lastiği sattığı için Momo da o zamanlar Michelin'in sponsoru muydu bir şeydi. O zaman bir tane Momo Speed direksiyon 3 var ama başka hiçbir yerde yok. Selim Ustaoğlu diyor ya gidiyoruz geliyoruz bakıyoruz gidiyoruz geliyoruz bakıyoruz ama alamıyoruz. Dehşet para. Bir kısmını nakit bir kısmını çekten aldı. Yani bu kadar bir yokluktan geliyor çünkü yok. İşte Selim Ustaoğlu'nun bir Renault 9'u vardı. O sonra MFY plakalı bir Seat aldı. Oradan Suzuki Swift'lere sardı. Bakıyoruz bizim Serdar'ın Renault 9'u, diğer Serdar'ın Renault 9'u. Vucu Volkan vardı. Adını hatırlamadım birçok arkadaşım var. Onlar klan halinde gezer bir yere gelirlerdi. Hep çektikleri yerde gider bakardı insanlar otomobile. Evet herkes de Renault 9 olabilirdi. Ama o arabalar ruhu olan adanmış arabalardı. İnsanların kendilerine adadıkları. Baktığım vakit şu an Renault 9 çok hızlı, çok kuvvetli bir otomobil değil ama sahile çıktı ve herkes bir destur derdi o arabalara. Tamam ben farklı bir yük Mercedes gazlıyordum. Deli Levent Peugeot gazlıyordu ama o arabaları götürebilenlere çok saygı duyuyorduk. Niye? Güçsüz arabayı götürmek daha zordur. Daha çok risk alırsın. Arkadan iten bir otomobil güçsüzse direksiyonla koparırsın. Eğer güçlüyse gazla koparırsın. Aynı mantık. Güçsüz bir arabayı yolda tutmak aslında daha riskli. Çünkü gaz bitiyor ayağının altında. O zamanlar keyif alırdık. İşte 93'de askerden geldikten sonra 95'te tam zamanlı caddedeydik yani. İnerdik. Büyük abilerimizin yanına giderdik. Deli Zeki'nin yanına giderdik. Abimizin ondan sonra. Allah rahmet eylesin. Bazı isimleri hatırlamıyorum ama büyüklerimiz belki ilerleyen zamanlarda bu yayının altında belki bu kişilerle tanışma fırsatım olacak. Çünkü ben gazlarken birçok zaman birçok kişiyi tanımıyorum ama cadde indi. Tanıyorduk yani sayılı. Serdar Bostancı abimiz vardı. Büyük efsane. Ondan sonra bu tarz kişilerle biz şey yapardık. Valat Caddesi korurduk birbirimizi. Niye korurduk? İşte bir başka hani bölgenin çocukları geldiğinde biz bir başlangıç oluyordu yani. Bu özellikle
bölgeler yanlış anlamasın ama biz birazcık Florya'nın, Bakırköy'ün gençleri gelirdi. Bizlerle işte onların tabii ki teknik arabaları yüksekti. İşte ben Toros'la Subaru'ları tokatlamaya çalışırdım. Virajlarda kopardık. Gene işte S virajı, diğer virajları kullanarak ben bu arada işte AZK'nın ne olduğunu bilmem ama S'in nasıl olduğunu bilirim. Nerede kopulacağını bilirim. Ne zaman hangi viraja nerede gireceğini bilirim. Ben çizgici değilimdir. Ben kafama göre en soldan en sağa, sağdan sola dönmüşlüğüm olmuştur. Spin atmışlığım olmuştur. Bunlar güzel hikayeler aslında da tehlikeli. Keşke biz bunları profesyonelle taşımış olsaydık bu gençler olarak. Biz Türkiye'de çok güzel yotlar çıkartabilirdik. Bundan sonraki nesil, gençlik bizleri örnek alsın, bilgi alsın. Bu işi daha lisansiyle bir hale gelirse çok mutlu oluruz. Ben şimdi kuşak kendi oğullarıma işte iki oğlum var. İşte Efe Yiğit. Onlar işte biraz özeniyorlar. İşte nasıl yapıyor? Babam işte nasıl araba kullanıyormuş? Ondan sonra herkes geliyor kendi benim babama sağ olsun. Diyorlar ki Osman abi ya senin oğlanı gördük ya bu nasıl gidiştir? Kızıyorlardı. Abime şikayet ediyorlardı. Artık onlar da bunlara alışmışlardı. Küller olsun. Hani şey yapmıyorduk. Gidiyorduk efendi. Arabamızı yıkıyorduk. En son arabamızı da gezdikten sonra, gazladıktan sonra tabii bu bizim arabalarımızın bakım süreçleri hızlı geliyordu. Yani biz işte Sercan var Göztepe'de kardeşimiz. Ondan sonra Sercan Osmanoğlu. O da iyi Tofaş kullanırdı. Pek hani çok kişi tanımazdı ama güzel gazlayanlardı. O gece aslında benim de emeklilik gibi bir şeyimdi oraya öyle dönmek onunla. Biz kendimiz 120, 130, 140 dönebiliyorduk oraya. Okey. Evet. Ama 140'la 150 ile 170'in 180'in arasında çok büyük farklar var. Hani depremde bile derler ya bir onda birlik şey bile çok şiddeti fark ettirir diye. Sakat işti yaptığımız. Sakat işti. Bir kere hakkımız vardı. Bir kere de döndük. İp gibi böyle dümdüz geçtik oraya şey gibi. Serdar abinin benzinlikte oturuyordum. O zaman Impala'sı vardı SS. KCK'dan sonra. Yanında da Hakan abinin arabası vardı. O da Impala SS. Umut'a da Camaro almışlardı. Yani düşün benzinin içindeki arabalara bak. İki tane Impala SS, bir tane Camaro. Benim Peugeot da köşede duruyor. O gün de Serdar abinin çok önemli bir işi vardı. Ben tabii tanımıyorum. İçeriye telsizli sivil bir polis girdi. O döneme kadar tanımıyordu. Bizi benzinlikte oturuyoruz işte sohbet ediyoruz falan. İşte hoş geldin Mesut'um falan dedi Serdar abi. O da ona hoş bulduk. İşte öpüşler dedi. O olsan dedi tanıştırayım falan. Güncel konular konuşuyorlar. Ya dedi Serdar'ım dedi ya şu dedi bizim karakolun dedi yukarısında dedi bir inşaat yapılıyor dedi. Ben dedi buraya gidiyorum geliyorum bir amca var. Amcayı dedi şikayet ediyorlar. Gidiyorum dedi beni ne yapıyor ne ediyor. Güzel konuşuyor öyle yapıyor böyle biz ikna alıyoruz geri dönüyoruz dedi. Nerede dedi bu inşaat dedi Serdar abi falan. İşte şurada dedi bak dedi oğlu burada oturuyor. Ya dedi babam mı senin falan. Evet babam neyse. Oradan bir tabii şimdi bir komiseri yakınlık sağlamak o dönem çok önemli bir şey yani tabii. Ondan sonra o arada Serdar abi çıkacak. Ya dedi ki seni dedi Oğuzhan bırakabilir mi dedi. Serdar abi bana görev vermiş o zaman yani Oğuzhan bıraksın. Abi o kadar bir hayranlığım var ki. Yani ne demek abi de işin var mı Oğuzhan? Yok abi dedim ne demek dedim. Ben bırakırım Mesut komiserimi dedim. Nereye bırakacağım dedim o sana tarif eder. Neyse yalnız dedi Serdar benim işim çok acele dedi. Şimdi Serdar abi nasıl araba kullandığını da biliyor onlar. Dedi ki Oğuzhan da bırakır seni merak et. Tabii biz birbirimizi tanımıyoruz adamla. Neyse bindi. Komiserim dedim her şey serbest mi dedim. Nasıl yani dedi. Hani geç kaldı. Evet evet dedi. Bir an önce gitmemiz lazım. Tam bir kemeri taka. Taksi filmini resmen ben bilmeden canlandırmışım. Hani o kadar abartı değil tabii de. Hani orada da bilmişlik yapıyoruz. Komiser ya. Ben de taktım. Ya Atahan istasyondan bir çıkışım var. Şimdi arkamdan Serdar abiyi almışım. Komiser zaten yanımda oturuyor. Adamı bırakana kadar aklını aldım. Açmış telefonu Serdar abi. Demiş bu nasıl bir araba kullanayım. Böcek gibi gidiyor. Böyle. Dedim ben sana olsan seni götürür diye. O dönemki arkadaşlık bence bir daha gelmeyecek. Lastik almak için bile bir hafta sıra beklediğin günler oluyordu. Bulamıyordun lastik. Veyahut da jant. Mesela Emrah bahsetmiş. Korna mesela birisi birbirini alır korna hediye ederdi. O fink kornaydı mesela. Fink mesela o kornalar o olan arkasında pol şarkı olan bizim takımımızdandı. O böyle bir nişane gibi bir şeydi esasında. O camiadan olurduk yani. Biz o camianın içerisinde dediğim gibi yetişen insanlar olarak, büyüyen insanlar olarak gerçekten o zamanın en güzel günlerini biz yaşadık. Demem o ki zaman ilerledikçe eski günlerin kıymetini bilir ve anar oldum. Tabii ki hepimiz farklı yollara gittik o zamanki çocuklar. Şimdiki gençlere bir şekilde feyz olan, bir şekilde örnek olmaya çalışan artık orta yaşlılar. Kimimiz birbirimizle görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Kimimiz sımsıkı devam ediyoruz ama biz temiz çocuklardık. Biz hiçbir zaman kötülük istemezdik. Biz yeri gelirdi paramız olmaz, ortaklaşa para toplar, benzin koyar, biner veya ortaklaşa yemek yerdik. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Ben kendime göre diyeyim, herkesin takdiri
nedir? Ben bugün bu şekilde otomobil kullanabiliyorsam o caddenin ekmeğini suyunu yediğim için kullanabiliyorum. Ha bir de cimriliğimden. Ben malımı satamam. İşte çocuk burada 28 senedir bende. 12. kilitli diferansiyeli, 3. şanzımanı üstündeki. 2 kere kazasız, 2 kere komple boyandı, 1 kere tentesi değişti. Satamıyorum. Ne zaman ki sabahleyin, her sabah spor yaparım ben. 6-6-10 kala evden çıkarım. Sessizlik burada ve bir ses başlıyor. Gürr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 
otomobili uzun süre kullanmak da işte eve gelir terliğini giyersin, yaptığın hareket düşünmez. O terlik tamamdır sana. İşte bu da terlik oldu. Bazen bir şey oluyor. Çok komik. Koz yatağında bundan iki ay evvel teme bağlanacağım. Yukarıya çıktım koz yatağından. Sol sağ metro kasının oraya gelirken sol yaptım. Polis koşmaya başladı üstüme. BMW ile geliyorum. Koşunca ben de gayri ihtiyari bir dakika dedim sağa çektim. Kapıyı açtım indim. Terbiyesiz polis. Böyle, aa sen yaşlısın dedi. Anlamadım dedim. Bunu gençler alıyor dedi. Egzoz megzoz koyuyor dedi. Sen yaşlısın, sende olmaz öyle şey. Standart altı dedi. Doğru söylüyorsun kardeşim. Arabanın altındaki egzoz 328'in çift giriş, çift çıkış egzozuydu altındaki. Haklısın ama şimdi bir yandan hoşuma gidiyor. Bir yandan da ağrıma gidiyor. Ulan sen yaşlısın diyorsun. Sen suya bu diyordun. Ben bu caddede yan gidiyordum bu arabayla. Oğuz Kanada'da yaşıyor. Selim'in de çocuk arkadaşıdır. Tuğberklerim falan. 4'ten 3'e alacak arabayı. Skoda en eski favoritlerden var ama onların bir makyajlı modeli gibi bir şeydi. Black Line gibi bir şey, Line serisiydi. O zaman o var ama bayağı eski bu anlattığım yani. 4'ten 3'e alıp viraja girecek AZK'ya. 4'ten çıkartıp 5'e alıyor. Yanlış oldu diyor. 4'ten tam kurtaracak şeyi var artık yani. Son limitte. 3'e sokarken ikinci kez 5'e sokuyor. Denize. Şaka değil yani böyle. Altını parçalaya parçalaya tekne gibi arabayı. Oğuz şeye dönmüş. Unutamadığım gazladıklarım da var. İsmini bilmediğim. Böyle zaten hani bizim arabanın viraja giriş belli. Böyle hani bugüne kadar zorlayan bir gece böyle bir şahin mavi. Yani gerçekten zorladı yani. Ama yani biliyorum limitleri biliyorum ama ben viraja giriyorum kayıyor benim arabam. Muhakkak arabada ekstra bir şeyler olduğu için. Eşi eşit değerlerde olsak zaten bu olurdu. Ha bugüne kadar ben geçmişim, o geçmiş, öyle bir davamız yok. Beraber bazen arkadaşımı görmüşümdür. Onun durumunun sıkışık olacağını anlamışımdır. Aynadan görürüm. Ona yol veririm. Veya başkası beni o anda görmüştür. Arkadan süratli gelinir. O aynadan gördüm zaten. Bunları böyle centilmence yaşadık. Kimse kimsenin böyle kötü olması anlamında olmadı. İşte Selim Ustaoğlu olsun, Tuğberk Uca. Hani Tuğberk Uca da beni çıktığında diyordum ki aha deli çıktı diyordum. O bana diyordu deli çıktı. Ben ona deli çıktı diyordum. O Mercedes ile bir çıkardı. Ben tabii ki malum kimi zaman Peugeot'la, kimi zaman işte o zamanki şartlarda altında ne varsa, Allah ne verdiyse, ne yetiştiyse tam gaz. Ondan sonra bunları yaşardık. Metin vardı. Serdar abinin yanındaydı. Metin Özal. Çok severim Metin'i. O Metin Gıda meşhurdur. Ebru Gündeş'in klibi çevirmiştir. Bankası bloklarının arkasındaydı bu. Metin Gıda. Serdar abi de oraya giderdi. Can Bartu'yu dedi stada bırakabilir misin? Rahmetliyi. Metin rica etmiş. Ne demek dedim ya işte Can abi buyur falan filan. Tabii benim araba zıplıyor. Can abi kolu tutmuş bir Can Bartu'yla VIP'nin oraya Peugeot'a böyle gidiyoruz zıplaya zıplaya falan. Neyse işte indi. Oğlum dedi bunda dedi hamile kadın olsa dedi çocuğu düşer dedi. Bu ne biçim araba dedi ya. Ne kadar rahat. Şimdi onun rahatsız dediği bize inanamazsın. Emzik gibi bir şey. Yani onu elimizden aldıkları zaman hayatımız bitiyordu. Yani hepimiz öyleydik ama bütün arkadaşlarımız. Mesela bundan çok büyük anımız Levent'in kardeşi Bahadır. Yeditepe'de abi seni okuttular dedi. Trafikte yapılmaması gereken hareketler. O zaman altında Continental var. Sport kontak. Ve arkalar normal 2.45, 40.17 olması gerekirken 4.225, 45.17. Arka bir tık dar kalsın daha rahat koparayım. Ve inat yumuşak hamur zaten konti. Geliyorduk ese gelmeden tık koyuyordum. Komple yan oluyordu. Gene Levent yanımda biz geldik. Bir çevirdim iki tane dolmuş. Hiç unutmuyorum o sağ arkada oturan teyzeyi. Böyle oldu arabada çünkü bizim BMW'nin kafası içeriden geçti dolmuşun arasında. Ve şansa biri bizi kameraya almış. O zaman böyle telefonlar falan yok çekici. Kameraya almış. Abi dedi Yeditepe'de gördüm ben sizi. BLG ile yan geçtiniz aradan. Ve hakikaten güzel günlerdi. Hakikaten paramızın çocuk olaraktan harçlığımızın yettiği günlerdi. Şimdi bakıyorum ben bugün o yaşımda olsam ben bunları yapamam. 2850 liraya full depo oluyor bir hafta gitmiyor. 2650 liraya full depo oluyor bu da bir hafta gitmiyor. Kendim para kazandığım halde canım acıyor. İşte bir parçası bir şey oluyor gidiyorum. Ya iki tane amortisör takozu SLK'nın üst takoz. 8000 lira olur mu ya iki tane plastik 8000 lira. Şimdi o zaman öyle değildi bunlar. Paranın alım gücü ve bizim eskiye göre kazanma gücümüz.
gücümüz değişti veya harcama gücümüz değişti, önceliklerimiz değişti. Michelin Pilot Sport ilk çıktığında bu üçgende sen ilk çıkan pilot sportlar garip gelirdi. Ortada düz line'ı vardı. Ben bir buçuk ayda bir takım bitirirdim. Bilen bilir. Sürekli oraya yan, buraya yan, oraya yan giderdik. Levent abi. Bizim de hep Levent'miş çevremiz ama ondan sonra İçerenköy'de Levent lastik, Levent abi be falan filan. Tamam takın çocuklar. Abi şimdi iki taksit verelim mi? Tamam çocuklar falan. Ha babam lastik alıyorduk. Geçen gün işte PS4 var üstünde. Bir seneyi biraz geçti alalı. 5000 kilometre yapmışım bir senede. Ya bilmiyorum fazla eskimesin diye. Artık eski de eskiyeceği kadar. Geçen Levent abiye uğradım. Bir şey sormaya. İyi ki aldın oğlum dedi. Niye abi dedi. Sen oğlum 4 tanesini 4250 liraya aldın benden dedi. Şu an 22 bin lira 4 tane lastiği dedi. Dedim abi gözüm gibi bakıyorum. Hep cilalı duruyor evde. O zamanki cadde kültürü, o zamanki gazlamalar. Mesela kar yağdığı vakit hep beraber toplanırdık. Güzel artık. Çok güzel çekim. Çok güzel ya. Lan arayasın be. Bravo be. Abi bir röportaj yapabilir miyiz abi? Çektim tabi. Vay Burak. Of onun yüzünü. Seviliyor. Baraba kalkmıyor. Bara var. Hep bara var. Aslan Burak ya bir tanesi sen. Nasıl yaptı oğlum boydan boya ya? Bakın şu arabalar geçsin. Gideceğiz. Korvet mi? Taksinin üstünden korveti çekelim. Kalamış ha! He? Kalamış! Yok orası kapalı abi, girmem oraya. Harika olur orası. Yok ama çok kötü, araba altı vuruyor. Ya oraya bir yere bırakırız, bununla gidelim. Ya deli misin ya? Ya o zaman çekemeyiz ki. Çekemeyiz ki, ayı arkadan çok güzel gözüküyor. Bir şey olacak, biri gelecek. Kaldara edecek diye çekiniyorum ben ya. Ama çok güzel gözüküyor var ya, bütün caddeye yağ gitti be. Hepsi çektik. Bayağı çekiniyorsun. Ya rüzgar gitti, sen gördün evet, mü onu? Evet gördüm ya. Çok uğraştım ya. Buyur. Hadi buyur. Meydan senin kanka. Arkada arabalar var ya. Az kalsın küfür ediyordum. Allah. Orada yoktum ama olduğum anlardan birinde de bu Burak'la bizim o E34 525 aldı kendine. Gazladık. Döndük. Küp. Lastik. Bu kardeşim de yaşamış aynı şeyi. Çünkü Burak böyle lastik artık slick olana kadar, yarış lastiğine kadar kullanırdı, anladın mı? Böyle dibine kadar o şey olacak, böyle dümdüz olacak lastik, mermer gibi olacak altı. Geceleri çıkardık bundan, dönerdik. Ne zaman patlıyor lastik? 40'la 50 ile giderken filan. 10 dakika önce 140-150 gidiyordun abi. Tamam araba güzel, büyük, güvenli filan da. Başta söylediğimi yine söylüyorum, anne duası inanacaksın. Bizim de kimseye bir kötülüğümüz, terbiyesizliğimiz, saygısızlığımız, şerifimiz olmadığı için bugüne kadar tersliğimiz. Yani alacak nefesimiz varmış, şeyimiz varmış. Gündüz zaten yok. Bizim hep işimiz akşamlarıydı daha çok. Hani okuyanlar vardı, çalışanlar vardı, bizden yaşı büyük olanlar vardı. Yani çoğunun hemen hemen akşamları buluşuluyordu Fenerbahçe'de, orada burada. Renault 9 Broadway'in 93 modeldi. O sene işte 93. Renault 5, Renault 9'dan önceydi. 91 falandı. Ya ben şimdi anlattığım zaman, ya bunun babası ne biçim adam hani? 14 yaşında araba mı verilir? Vallahi artık veriyor muydu? Senin dönemin farklı, bizim dönem farklı. Yani bizim binebileceğimiz, ben mesela Kıbrıs'ta okudum. Burada E200 Cabrio işte son, o benim başka bir dönemim, o başka bir alem. Ben onu burada bıraktım. Bana dedi ki, ben dedi üniversitede okuyan bir adama dedi üstü açık kabrio Mercedes'i oraya dedi göndermem babam. Gittik Genota'ya, Polo otomatik vites 1.4 yeşil bir tane Polo aldı. Heh, senin dedi bineceğin araba bu. Orada dedi buna bineceksin dedi. Ben Kıbrıs'ta mesela millet ZZ'lerle gazlardı. Ben tabii normal durur muyum? Ben Polo'yla. Orada da yani orada çok şeyim yok ama orada da bir iki ismim vardır yani. Yapmışızdır bir şeyler. Ama tabii o Mercedes'ten sonra biraz benim duruldum mu diyeyim. Yani bitti gibi bir şey oldu. O da 95'ti. E200 Cabrio. SA252. Ya o dönem tabii benim arkadaş çevrem değiştirdim evet. Yani zaten Renault 5 satıldı. Kaza yok ama satıldı. Renault 9 pert oldu. Peugeot'a yani o Peugeot'da çok bağımsızlıklarım var. Bir gün hiç unutmuyorum. Ya dedim gazlamayacağım. Yeni de yıkatmışım. O camı şu kadar açma modaydı bizde. Gözler gözükecek. Camlar film.
Bizi kimse görmeyecek. Sigara içen arkadaşlarımız da vardı tabii. Ben çok sigara içmezdim. Sunroof'tan işte duman çıkıyor falan. Headers Exhaust, Göztepe Sanayi Sitesi'nde Bayram ve Yunus Usta. Yani bu duayendi zaten. Egzozların çoğunu o yapıyordu hepimizin. Serdar abinin arabası olsun, benim araba olsun, birçok kişinin o yapıyordu. Hani o dönem belki uzak diye mi ya da burada aynı imkanlar var diye mi? Çünkü öyle Mastak Sanayi Sitesi'ne o dönemler çok gidilmiyordu ya. Ben hatırlamıyorum gideni. Bir bizim Murat Ares Cosworth'ü bir tek orada tamir veya bakım yapan bir iki yer vardı. O götürüyordu. Bir boyacı vardı. İyi bir boyacıydı. Mesela ona araba götürüp boyatılırdı. Onun dışında öyle çok Şükrü Okçu'nun yeri vardı. Hakan abimiz var. Modo'da Sound Station. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir abim. Hala görüşürüz. Birbirimizi takip ediyoruz. Onun Ender Elektronik'ten zaten onunla bir ara beraber. Cem Otomotiv stadın altında. Honda CRX'ler, işte BMW M3'ler, kabriyolar, bunlara işte müzik teyi saatiydi, cam filmiydi falan o yapardı. Kadıköy'de Söğüt Çeşme Camii'nin tam karşısında Ahmet Üçler Otocam. Ahmet o zaman ufacıktı. Amcasının oğlu o vardı. Onların yaptığı filmi hiç kimse yapamazdı. Ahmet şimdi emekli oldu, Burak. Ben ondan başkasına da bir film yaptırmadım hayatım boyunca. Abi kardeş bir ilişkimiz var zaten onunla. Bostancı'da bütün derdimizi Harun abi çekiyordu. Yurt Motorsport. Arabalara işte egzozdu, ne bileyim janttı, lastikti. O Peugeot'cular, ben de dahil, o cama Peugeot Talbot Sport yazısı, onu koymak nasıl bir şey biliyor musun? Yani hani araba araba zaten de bir tık daha üst hani. Orada bir sticker yani. Ama o yazıyor ya onu falan. Havalı duruyor ya. İşte o çamurluklardaki o üçgen amortisörün, halbuki yani amortisörün resmi yani. Bugün baktığın zaman. Benim fan grubum ve adım soyadım yazıyordu çamurlukta. Ya kendimiz rallici gibi görüyorduk. Yani nasıl anlatayım? Hani bir ölür mürürüz, kaza geçiririz, imkansızlıklar var o zaman. Hani kan lazım olur. En azından bu arabasının çamurluğunda bak bunun kanı sıfır RH pozitifmiş. Görsünler de hani ona göre işlem yapsınlar. Biraz da havalı duruyor tabii ralli arabası gibi. Diğerli arkadaşlarım da tabii ki yorumlarını yapsınlar. Kalbini kırdıklarımız varsa onlara da buradan hani bir özür de bulmuş olalım. Çünkü bizim artık yaşımız 50. Bir araya geliyoruz. Artık böyle bir güzel de bir atmosferin içindeysek güzel bir aile olalım, buluşalım. Artık bizler yeni nesile taşıyacağımız için bunları. Onlara örnek olmamız lazım. Hodistlere gelsek, ya değerli abilerimiz jantımızdan bağlardı. Lastiği söküp kaçardık. Ya çok karakoluk olduk. Yani Burak'ın sağ olsun anlattığı hikayenin hepsi harfi harfine doğru. Ben birçok şeyi de hatırlamıyorum. Mesela çünkü ben caddeye çıktığımda gazladığım sürece ben kendi dünyamdaydım. Yani kimseyle bir şeyim yoktu. Yani ben gazlardım. Hani gelip de hani Max Pence'in orada özellikle yapmıyordum. Ben çıkıyordum Boston yukarı, oradan yukarıda aşağı başlardım. Sabahları da pratik için şeye giderdim. Göztepe trafik amirinin oraya giderdim. Oradan uçardım. Polis orada görürdü. Tabii orada da bir kazam oldu. Oradan bir uçtum. Aşağı inerken çöpçüler önüme düştü. Tabii onlara bir şey olmasın diye çöp bidonuna vurdum. İndim. Sonra tabii karakoldakiler geldi. İşte bir şey var mı yok mu falan. Tabii o zamanlar babamız araba telefonları var. Ya çocuk işte burada kaza yapmış falan. Ha ben böyle masum duruyorum. Sonra geldi polisler. Ya bey amca dedi buradan dedi. Bir uçtu dedi. 205 GTI'di bu araba. 1.9'du. Maviydi. Çeşmenin başından yapıştırmıştım. Bu araba da abimin arabasıydı. Abimle konuşmuyoruz ama arabasını araklıyorum. Şimdi adamın arabası yani. Türkiye'de hani daha az sayıda var bu araba. 92 yılları bu arada bu anlattığım. 205'te uçtuk. İndik. Baba da geldi. Tabii abi muhatap olmadı sağ olsun. Baba bir güzel beni haşladı. Ben babamdan yani yediğim dayakların çoğu, dayak dersen kulak çekmek olsun, nasihat olsun hep bunlar oldu. Onlar hep bizi korumak istedi. Hep korumaya da çalışıyor. Halen de koruyor. Hepimiz bir babayız, anayız. Evlatlarımızı korumak istiyoruz. Bu spor da çok zevkli spor. Başka sporlar da yapıyorum. İşte buz okeyi kaymışlığım var. İşte windsurf yapıyorum. Bowling oynuyorum. Kendimi artık birazcık daha enerjimi diyorum ki bu enerjiyi hani buralarda biraz daha kırarsam öbür tarafta kendimi biraz daha sakin mod alırım. Şimdi o dönemlerde tabii ki lüks arabalar yine vardı ama Corsa GSI'lar, Peugeot 1.9'lar mesela o zamanın en güzel arabalarıydı bunlar. En hızlı arabalarıydı. Ama bizim arabalar 50-60 girdi yani. 70 beygir en baba arabaydı. Yani bir arabanın yüksek süratlerde mesela biz dediğim gibi ilk önce mesela Bağdat Caddesi'nde gazlama vardı. Sonrasında iş sahil yoluna döndü. Ondan sonra bu bizim Deli Levent E5'te gazlamayı çıkarttı mesela. Mesela bir gün sabah kulüpten dönüyorum. Desperado evet o herkes hep beraber o dönem tayfası hepsi bilir. Beraber gittiğimiz gece kulüplerinden bir tanesiydi. Gece kulübünden dönüyoruz. O zaman Burak İğdeci V&A'de çalışıyor. Köprü iki şerit. Yani biz ben karşıdan dönüyorum. Anadolu yakasına da bir şerit veriyorlardı. Ek ortadan bölerlerdi. Kukaları koyarlardı. İleriden bir baktım. Kukaların arasından birisi böyle
bu kolların arasında slalom yaparak geliyor. Ama ya dedim bunu dedim anca dedim bizim arkadaşlarımızdan birisi yapabilir derken bir baktım Burak İğdeci böyle yanlıyor yanlıyor gidiyor. Serdar bu arada o da yani böyle çocukluk arkadaşım niye? Orada tanıştığım bir adam değil. Çünkü teyzemlerin yan komşusu Göztepe'de. Beraber büyüdük o herifle de. Biz bir gün Serdar'la BMX bisikletler vardı. BMX'çilik yapardık çocukken. Ve Bağlar Caddesi çift geliş gidişti. Bir kaza yaptık abi. Kafa kafaya bir çarpıştık. Yarım saat ayırdılar bizi şeyden. Bisikletler böyle kutu kolaya dönmüştü. Paramparça oldular. Yani çok haşarıydı. O da şeyde ben de. Ondan sonra işte bunlar bir Renault 9 yaptılar. Serdar da iyi, bileği de iyi tamam mı? Direksiyonu da iyi filan. Renault 9'dan, Mena 9'dan onlar işte bak Tolga yok mesela. Onu özlüyoruz, arıyoruz. DND Tolga bizim. Ondan sonra o şirket arabasını sen kes bir şey yap ya. Şirket arabasıydı abi şaka değil. Bugün filolar veriyor ya insanlara Megane'dı, Fluence'dı, şuydu buydu diye. Sen şimdi adamın arabasını full yay takıp kessen, yere düşürsen böyle 3 santim. Ne yapar senin firma? Vallahi billahi ya kiralık araba şey araba. Yerlerde sürüyor. Evet 34 DND bizim Tolga. Serdar'la ikisi arabayı alıyorlar abi yapıyorlar. Bu şekilde gezdik ya. Adam işe gidiyor arabayla yani anlatabiliyor muyum? Acayip komiktik ya. Çok değişik adamlardık. Astra CSI aldı kendine. İlk kasa 94 falan kırmızı. Devamlı baktım birileriyle oynuyor. 106'cılarla, GTI'larla. Bir şeyde duruyoruz. Selim'le ikimiz. Yine her zamanki gibi. Bu sefer Esin içindeyiz. Bir otoparkımız var içeride. Osmanlı'nın otopark. Bizim Süha işletiyor. Virajın köşesindeyiz. Arkalarına geçiyor. Bilerek önden gönderiyor. Daha ikiye çekerken yakalıyor. Geçiyor onlardan Astra CSI. Biliyorsun ilk nesil müthiş araba. Bir yaptı, iki yaptı dedik ki bu çok dönüp dolaşıyor. Bu Opel. Başına bir şey gelmesin. Peugeot'lara bir şey olmuyor bak onlar sağlam. Abi daha dememize kalmadı. Doldurdu, doldurdu, doldurdu. Kaldırdı böyle ikiye bir çekti böyle. Atağım güm diye bir ses. Gol, piston. Tabii kaputtan dışarı gittik yana Serdar'cığım geçmiş olsun hayırdır. Sorma dedi ya mahpup yerler yağ içinde. Abi itfaiye geldi şey döktü. Kumlar mumlar yağları temizliyor kuka muka koydular. Biz arabayı ite ite Süyan'ın otoparka. Ben temelli servis vardı o dönem. Onda spoiler yaptırmak, marşpiyer yaptırmak. Yani nasıl diyeyim bugün bir Bentley aksesuar taktırmak gibi bir şeydi yani. Ben tam Mustang'da mesela özel kalıp dökülmüştü 106'ya. O benim arka camın üstünde ben rüzgarlık yapmıştım. Falan yaptırmıştım daha doğrusu. İşte onu orada boyatma, o sanayide onun başında durma. Baban aradığı zaman ya bir şey olduğu zaman böyle işte korkarak cevap verme. Mesela hiç unutamıyorum sanayi tostunu. Hayatım boyunca zevk aldığım o acı soslu tost var ya. Yani ya o yanında oralet veya çay. Ya affedersin içimiz donuyordu ya o Harun'un orada. İşte yani ama birbirimize sarılıyoruz arkadaşlarla böyle kol kanat geriyoruz falan. İçten içe onun arabası daha güzel olmuş, seninki daha güzel olmuş muhabbetleri. İşte bende koni var, sen takmadın mı hala? Vardı ama tabii çok pahalı. Çok pahalı, yurt dışından geliyor. Ya ben neler, ne hayallerim vardı. Sonax'ı Türkiye'de ilk ben açacaktım. Çünkü ben babam beni Almanya'ya da çok götürüp getirirdi. Hep orada görürdüm, heves ederdim. İşte özel otomobil yıkama merkezi veya böyle bir tuning işte. Ya evimizde benim odamımda bütün duvarlar tamamen araba resimleri. Bu çıkartmalar, stikerlar. İşte nasıl diyeyim resimler bunlarla doluydu. Hala da belki de hani şu an oturduğum evin garajında hani dolaplarımda yok desem 46 yaşındayım yalan söylemiş olurum. Hala var. Var yani. Böyle hastalık bir ya. Bizim bir esviraj gecelerimiz vardı. Kar, yağmur, çamur demezdik. Metin Akpınar kulakları çınlasın. Şu an seyrederse özrümü kabul etsin bir büyüm olarak da. Oturduğu evde çok rahatsız olurdu bizden. Çünkü oraya gelir araba çevirdik evinin önünde. Sürekli polisi arardı. Tabii Suadiye'de oturuyor. Yerini vermeyeyim. Çok net biliyorum evini. Çünkü sürekli ilk polis oraya gelir oradan bize gelirdi. Çil yavrusu Onur Koray. Onur'un Sav 33 vardı. Onur'a dedim ki bir akşam. Benim en büyük avantajım Mercedes. Lacivert Mercedes. Kenara park ettiğin anda belli ki bir amca park etmiş onu oraya. Böyle bir it park etmiş olamaz durum. Anahtarı sotele arabadan alakam yok. Onur'a dedim ki versene Sav'ı. Sav 33 beyaz şahin kesik. Al dedi. Esin içinde çevirdim. Gittim yan geri gel falan filan. Esin arkadan tersten içine bir geldim. Aa Galaxy var orada. Baktım kimse benim mersiz bir heriflerle böyle tavşan gibi kaldım karşısında. Çat bir çevirdim içeri. Allah'tan çok iyi biliyorduk. Şimdi gidiyorum bazen o kadar çok değişmiş ki sokaklar. Girilenle girilmeyenlerin yönü değişmiş. Karıştırıyorum ben de. Çat arkadan ara ara falan bizim Osman Musaoğlu'nun aradan tık toteledim arabayı yürüyerekten geldim. Polis dağılmış. Onu canımı okudu. Arabam nerede dedim. Onu bağlatmayayım da sotede dedim. Gidelim alalım dedim dur benim arabayla gidemeyiz. Binersek biri görür şikayet eder. Bir de plakası UC'ydi biliniyordu. UC 767. Ondan sonra soyad Uca illa bir yerde debeleniyordum birine. Onurla gittik arkadan arabayı aldık. Ve o zaman hakikaten polisler gelir tabiri caizse kulağımızı çekerdi. Şimdiki gibi yok
drift yaptı. Ben buna çok kızıyorum. İki direksiyonu sallayan drift yapmış oluyor. Öyle bir şey değil ki drift yapmak. Drift yapmak o değil. Yani geçen gün arabasını men ettiler. Araba Renault. Çocuk zaten bir şey de yapamamış. Becerememiş yaptı hareketi. 20 bin lira ceza. Araba trafikten men. Ehliyet iptal. Çağır bu çocuğu eğitimine ver. Yani bir şey yapamamış çocuk. Niye ceza kessin? Veya geçen gün gördüm E36 M3 321'likten. Çocuk hırs yaptı. Arabanın altı üstü, arabayı trafikten men edip bağlamışlar. Egzozuna kadar standart. Yay yok, standart. Estoril, üstünde hardtop'a takılı bir araba. Men ettiler trafikten. Hyundai i20N, Güneşli'de herif yeni almış arabayı. Polis çevirip men etti arabayı. Araba modifiyeli diye. Abi sattırmayın o zaman bu arabaları. Standart arabanın bu. Benim karşı komşumda var. Ben inanamadım içine binince. Biz mesela nasıl buluşurduk? Biz birbirimizi bulurduk abi. Hiç önemli değil. Çünkü bizim takıldığımız yerler belliydi. Arkadaşlarımız belliydi. Herkes mesela neredeydik? Şuradayız. Onu görürdük. O benim peşime takılırdı. Onu bulurduk. Onu peşi... Abi akşamleyin bakardık. Fast and Furious'u bakın. Hani o filmlerde hani şimdi sonrasında filmlere çekmiş. Fast and Furious'u biz olanaksızlıklarla yaşamış insanlarız esasında o döneme baktığınız zaman. İnsanlar birbirine karşı çok güven duyardı. Biz mesela gazlamaya çıktığımız zaman bizim yarışlarımızda mesela kaza olmazdı. Çünkü niye? Herkes birbirini çok iyi tanırdı. Çok yüksek süratlerde de mesela yarıştık, şey yaptık. Yani tabii o arabalara göre yüksek süratler. Araba hızlı gitsin diye hissetmesini mi sökmedik? Koltuklarını mı sökmedik? Yani arabayı hızlandırmak için her şeyi yaptığımız dönemlerde. Sonrasında araba düşürme falan bunlar zaten. Hani kes yani anladın mı? Biz kes bizim işimizde. Selim bahsetmiş diyor ya ve kes diyor ya. Kes kardeşim. Dursun artık. Ne haber Metin? Sağ ol Tarkan'dan ne haber? İyi ne yapıyorsun kızım? Ne haber? Seni beni çıkarıyor oğlum candan. Sen ne haberiyorsun? Kız arkadaşım yine. Evet, alanı. Özgün nerede? Kadıköy'de. Ne yapıyorsun? Ya abinin yanına gitti. Ha? Ya abinin yanına gitti. Göt abi. Aha. Ya Kalamış'ın çıkışları çok efsane değişik oluyordu. Yani şu anda o Kalamış marinozlarını çıkardık. Sakin sakin. Kimse kimseye ulaşmıyor. Pis pis bakıyor. Sen diye bir in bakalım bir cadde de ben senin oradan ifadeni almaya başlarım diyor. Köy babın oradan sonra yani büyük kulübün oradan sonra olay zaten tamamıyla başlıyor. Abi o ağaçtan aralardan girişler edişler. Yani o ağacın oraya da bir kere kafadan girdik. Bu da bizim Bora Demir Uğurlu aynı apartmanda oturan. Ben gideceğimi %90 emindim de girme deyince sağdaki arabayı hesap ediyor ki benim en fazla arabamın arkasına dokunan biz direkt ağaca yapıştık. Yapıştık ama bir şey var mıydı? Yoktu. İndik. Arabamızı çektiler. Benim en büyük kazam bu. Başka kafadan böyle kayıp da hani şeyim yok. Ben kazalarımı kimseden gizlemiyorum. Yani bunlar bu kadar süratli araba kullanıp da bu aradan birilerin çıkması, birilerin çünkü tamamen sana kapatılmış alanlar değil. Çünkü 7-24 gazlayan bir adamsın. Adam orada gidip de bir yarım saatlik dolaşmıyor. Biz sabah İlhan Kocakökçe sabah saatleri kalkıp gecenin 12'sine kadar gazlardık. Sağ olsun bizim Kerem Kalanbaklı kardeşim. Onlar da bizden ufak da onlar da bize meraklı sarıyordu açıkçası. Bunlarla işte arabaları temizletip çıkardık. Aa bakardık bizim mavi göz Onur Saksol'e gidiyor. Ondan önce Renault'su vardı ondan sonra. Kendini geliştiren yani iyi insanlar. O zaten direkt caddede oturduğu için. Mesela Özsan'ı kimse hatırlamıyor. 205 gezici. Ben çok severdim kendisini. Ben onun kadar titiz arabasını koruyan yani hassas bir arkadaştı. Değerli bir arkadaştı. Arabalara çok güzel bakardı. Tuğberk öyle. Diğer arkadaşlar öyle. Arabamıza da değer veriyoruz. Ben şu anda zevk alıyorum arabamızı temizlemekten, bunları yapmaktan. Çünkü bu bir aşk. Bu aşk olmasa zaten olmuyor. Hediye alırdık ya doğum günlerinde, özel günlerde. Bir işte sokağa gidilir, araba parçacığına hediye alınırdı. Niye almayalım abi? Kızlar birbirine ufak tefek cicili bicili şeyler alıyor, hediye ediyor da bizden. Yani gidip tişört, kazak falan mı alsaydık birbirimize? Onu da yapıyorduk ama. Mama direksiyon. Vallahi yani şimdi... Sen daha iyi bilirsin fiyatlarını bugün kaç? 1000 eurolarda filandır o özel nardiler, evet. Momolar filan değil mi? Pahalıdır. Evet, pahalı. Alabiliyorduk karşılığımızdan be. Hatta vallahi alıyorduk. Doğum günü hediyesi olarak alıyorduk bunu arkadaşımıza. Tamponu eksikse tampon alınıyordu. Farı, cızı. Yani hakikaten bir aksesuar, vites topuzu. Yani bunlar böyle aklıma geldikçe hem o dostlukları pekiştirmek adına hem de ne güzel şeyler yapmışız aslında. Bizim yaptığımız şeyler kötü şeyler değildi. Yargılamasın bizi kimse yani o konuda. Sosyal hayatım böyle. Dediğim gibi yani hiçbir şeyimizden eksik kalmadan gece evde oturup kös kös dizi izlemektense bugün millet şeyin başından kalkmıyor dikkat edersen değil mi? Malum sitenin dizileri, filmleri. Kendi kanallarımız kaç tane olmuş bilmem ne. Biz daha sağlıklı büyüdük yani onu söylemeye çalışıyorum. Hiç değilse sevdiğimiz bir hobiyle uğraştık. Elimizi yağladık. Sanayilerde büyüdük, öğrendik. Ama bugünlere iyi şoförler, iyi pilotlar olarak geldik. Yani şimdi bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun abi. Ne yapacaksın?
güzel günler yaşadık. Bazen caddeye gidiyorum. Hala annem orada oturuyor. Ben Beykoz tarafına kaçtım. Burası sessiz, sakin diye. Mesela biz eskiden saygılıydık büyüklerimize. Araba gazlamanın, otomobil gazlamanın bir raconu vardı. Büyüklerimizin yanına geldiğimiz vakit, Serdar abi veya Zeki abi kastetmiyorum. Yaşı bizden büyük olanların yanına geldiğimiz vakit Amerikancılar Fenerbahçe'ye toplanırdı. Bir saygımız vardı. Şimdi gidiyorsun. Maalesef bizim zamanında isimlerimiz vardı caddede. İşte Deli Levent. Benim pek bile Tuğberk zaten lakap gibi çok olan bir şey olmadığı için Tuğberk'ti. Ama mesela bazı isimlerden birkaç tane oldu. Serdar. İki tane, üç tane vardı. Levent. İki tane vardı. Bunlar değişmeken olduğu için Deli, Kunter, Levent Kunter falan filan gibi. EBS Serdar gibi geliyordu. Tuğber tekti. Bana bir tek Deli, Deli Levent derdi. Ben zaten Deli'ye Deli Levent derdim. Çünkü değişik şeylerimiz vardı. Levent alır arabayı. Bak ne yapacağım? Tersten gider. Ya oğlum yapma. Başımıza bela alacağız. Zzzz gider. Atom bombası gibi patlatır arabayı, geri gelir. Çok çok sağlamdır direksiyon. Hakikaten çok sağlamdır. Onun biri Çeşme Bodrum'a giderken bir anısı var. Gelenlerin soluna çıktı arabada biri varken. İnşallah bir daha video olursa, bir daha çekimin olursa anlattır ona. Sonunda ne oldu? Gelen kamyonun soluna çıktı. Git gel yolda. Şehirler arası yolda. Bayağı yandakiyle sorunları oldu ondan sonra. Biz saygıyla ilerlediğimiz için ve belli lakaplar içinde hareketlerimiz olduğu için bilinirliğimiz vardı. Şimdi geçenlerde ki BMW ile caddeye gittim. Yani böyle standart bir şey değil. Belli ki yapma. Kusura bakmayın, köpeğim arkada sirene bağladı. Gel buraya, gel yanıma gel. Gel. Gel buraya. Gel yanıma. Gel. Gel. Kopilotumu tanıştırayım sizde. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel 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 bu tarafa gel. Hadi otur artık. Otur. 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 Bak madara ediyorsun kameraya beni. Otur. Eşek kızım benim. BMW ile gittim caddeye. Caddede gençleri görüyorum. Tabii ki otomobilleri güçlü. Bir tane mesela yeşil bir otomobil var. Markasını vermeyeyim. Üstünde açık egzoz var. Ara sıra annemde kalıyorum babamı kaybettikten sonra. Diyorum ki biz de mi böyleydik acaba? Sabaha karşı 3'te bir geçiyor. Uykum uyku kalkıyor. Zuhal Topal'la yemekte izi seyretlerken buluyorum kendimi. Böyle bir ses anlatamam atan sana. Bir tane Porsche'li genç var. Uçak düştü. Ya herhalde çevremizde bir yerde kız arkadaşları oturuyor. Zamanında biz yapardık bunu. Benim Suzuki 2000 egzozun parmak hesabı keserdim altında. Düz boru gelirdi. Bir tane koltuğun altındaki susturucu kalırdı. Arkada hiçbir şey yoktu. Ve bilen bilir bunu. ZX-R 1100 gibi falan öyle bir şey geçerdi arası sokaklar. Öyle geçerdi. Ama şimdiki arabalar o araba 60 beygirin sesini veriyordu. 400 beygirin sesi 10. katta beni sallıyor böyle yatakta. Diyorum ki ya yeter. Veya bu çocuklarla anlatamadım deminden beri. Caddede karşılaşıyorsun. En büyük sorun had bilmeme. Araba 150 beygir olabilir ama üstündeki beygir kaç? Yani üstündekinin kilometresi kaç? Hiç unutamadığım anlarından bir tanesi Murat'ın Cosworth'ü. Şimdi oradan Bostancı'ya dönmek için izin veriliyor. Önceden oraya dönüş yoktu. Bir arabayı oraya koyuyorduk. Bir arabayı sahile inen tarafa koyuyorduk ki arabalar oradan caddeye çıkamasın. Murat Bostancı Dörtler Et Lokantası'nın oradan Cosworth'le hızını anca alabiliyordu. Çok seri bir arabaydı. Orada böyle hafif rampadır o Bostancı Köprüsü. Oradan dört tekeri kesecek mi, kesemeyecek mi? Kesti, ben şahidim. Dört tekeri kesti, ben şahidim. Bunları yapıyordu. Bazen işte ben kulağımı çok vermiyordum. Yani dedikoduların gelişi vesaire, çocuklar getiriyordu. Ben pek kulak vermiyordum. Çünkü ben kendimi az çok bildiğim için bizim yaptığımız girerdik, ese dönerdik, çekerdik. Sonra bir polis gelirdi. Bunu alın, bunu alın, bunu alın. Bizi paketlerlerdi. Sağ olsun abilerimiz zaman zaman da oğlum bak hadi bak bir daha yaparsan kesin bağlarım falan derdi. Eski memur abilerimiz sağ olsun bizi kendi evlatları gibi de koruduklarını biliyoruz. Çünkü biz de bazen buna uymak zorundayız. Çünkü alt olunca yani çok abartı yaptıklarımız var. Yani terse girmelerin, benim terse girmelerimin en büyüğü çoğu kişi Max Spencer zanneder, Özfireci zanneder. Asıl ben Aşiyan mezarına ters girmiş adamım. Yani Etiler'de herkesin geldiği yöne alt taraftan gitmişliğim var. Bu tabii ki hoş bir şey değil öyle ama şey değil. Yani örnek alınması gerektiğini düşünmüyorum ama hani çılgınlıklarımla ilgili sorgular oluyor. İşte buraya böyle yapmış, şöyle yapmış. Bizim caddede de bazen hoşumuza gitmeyen Taksim'den gelen pislikleri kovmak adına ben hep bu şey tarafında X insanları kovmak için terse girerdim. Onları bizim bölgemize girmesini istemezdim. Bilmiyorum, bize çok karşı otomobili çok geldi ama hani ya ben ciddi birisine karşılaşamadım ya hani denk gelemedik. Ama ben bugüne kadar karşının şoförleriyle pek şey alamadım. Bizim kendi şoförlerimiz daha tatlı oluyordu. İki araba yan yana giriyoruz. Bakıyorum bugün diyorum sen geç diyorum, o geçiyor. Bu caddelerde gazlamayın, şey yapmayın, böyle ilk bir bizi şey yaptılar o işe.
Gidin işte pistlerde yapın bu işi. Kocaeli Körfez pisti falan o zamanlar. Drag yarışları, kalkış yarışları. Güldü bak hatırladığını anlatacağımı. Ondan sonra Peugeot 106 XSI var. Lacivert, şey, mavi, bu sarı jantlı. O da Selim'in arabasıydı. Kaput mandallarını dedi ki bana, şey yapma dedi, bak bunu ben o zaman öyle takmıştım dedi. Almadım. Bir şey için bende araba. Hatta dedi sen şeye de git dedi ondan. Drag yarışına gel. O gün yarışacağız da. Drag yarışımız var. Kaput mandalları vardı o zaman, moda olmuş. Doğru dürüst kapatamamış mıyız diye ama çocuk uyardı şimdi bak Allah için. Bundan dedi fazla gazlama. Çünkü bende bir huy vardır. Madem merak ediyorsun o şeyimi de anlatayım. Sokakta, caddede gazlamak, orayı burayı dönmek yerine ben top speed'çiyimdir. Bilir bak. Tekne verdi bana, batırdım Selim. Başka bir sürat motoru vardı arkadaşımız. Yani bir karada giden ya da denizde giden bir araç. Yetenekliyim benim de. Kullanırım her şeyi. Kadranda kaç çiziyorsa öyle giderim. Hızlı giderim. Sen dedi biliyorum ben bu 106 ile nasıl gideceğini. O kaput mandalı fırlarsa dedi kafana geçer kaput. Bir şey olmaz falan. Yolda gidiyoruz bak, 4 kişiyiz. Bahadır kardeşim, Çağrı, Emre, ben. Çıktım buradan, doldurdum. Allah ne verdiyse şeye, Körfez'e. Giderken bir şey olmadı. Sonra bastım. Gittik yarıştık traklara. Selim katıldı hatta şeye. Bir derece aldı, bir yerde eğlendi, bir şeyler oldu filan. Bayağı akşam bulduk yani, tur atladık. Dönerken de yine ben aynı şekilde efendi gelemeyi beceremem ya otobanda. Trafik kurallarına uyarım, şehir içinde hiçbir şey yapmam. Bak eşim, dostum, herkes bilir. Güvenliyken, güvenlidirler yanımda ama hız limiti olsa da olmasa da otobana çıktım ama affetmem. Giderim yani, giderim. Biz şeyi söylemeye çalışıyorum, kimse yanlış anlamasın. Şehir içinde veya buralarda artık yaşımız gereği falan olgunlaştık. Artık büyüdük hepimiz. Bir yaşa geldik, işimiz, gücümüz, kariyerimiz şu bu. Yapmıyoruz yani. 300 beygir araba var altımda, hiçbir şey yapmıyorum. Dönüp bakmıyorum bile gençler şey yapınca şimdi. E5'te ya da otobanda yakalarsam affetmem ama. Ya da uzun yolda yazlığa giderken falan. Orada sürat. Yani diyeceğim o ki, uyardı adam beni, yapma dedi. Sen böyle bak hissedersin böyle. Arabanın kafası hafiften böyle yerine kafaya kalkmaya başladı. 170 falan gidiyorum. Tam dil ovasının orada. Kaput böyle kalktı, kafama geçti. Bayağı böyle tavana, soğukkanlılıkla böyle eğilirsin ya aşağıdan şu kadar bir yer. Follow follow, hızımı şey yapa yapa sağa. Kağıt gibi zaten şey kaput. Aldım onu böyle vuruştura. Bir daha şeye. Tabii, devam. Diyorlar ki bizimkiler bir daha yaparsa, yapsın onu, zaten paramparça oldu kaput. Cama hiçbir şey olmadı yeminle. O kadar şey bir kaputtu ki o. Ya orijinalinin dışında bir şey takmıştık, onu hatırlayamıyorum şimdi geçmiş zaman. Çok hafif bir kaputtu. Öyle bak vallahi, Bahadır'a da sor. Böyle yerinden kalktı. A4 kağıdı gibi ya, böyle şlop diye yapıştı şeye, tavana. Cam kırılmadı, tavan hafif. Dedim sen halledersin, şey yaparım. Dedim ben böyle bir teslim ederim. Kaputu böyle bir güzel dürüm gibi vurdum, düzelttim falan, koydum yerine. Ama rahat durmak yok. Kaput mandallarını daha sık yapalım, devam. Yavaş git abi artık ya. Adam seni uyarmış yani, söylemiş. Hakan, bırak vurma arkadan. Ya, ne şans ya. 10 dakika daha. Biliyorsun galiba, reddediyorum. Bu da camın kapanma sesiydi. Hadi geçin sonra. Ayı, çok güzel gözüküyor. Devamlı ya da. Devamlı. Yakından çok araba geliyor. Gitsene bir yanına bunu. Ben seyredebilecek miyim? Hakan, yerleri çekmiyorum, kuruda yapıyormuş gibi gözüküyorsun. Ben seyredebilecek miyim? Şimdi? Tabii canım. O zaman yapayım diye. Baksana daha egzozu çıkmıyor oğlum arabadan. Yani 2000 devre falan yapıyor ya bunları. Evet. Çok güzel oluyor ya. Demir lastik yakmadan bir tek böyle yanlar zaten. Kim ya? Efendim. Şimdi şeydeyim, Tarhan'ı geçiyorum. Ben Ayı Burak, önde de 1900 var, kameraya alıyorum 1900'ü. Yanlıyor sen. Tamam, tam bırakırken ara istersen, hadi. Kim o ya? Serhat'tı yani. Biz
bizim dönemimizdeki arkadaşlara bakın, çoğunun kız arkadaşı yoktur. Bakın neden anlatıyorum? Çünkü kız arkadaşının olmamasının sebebi arabayla, sen şimdi gencecik çocuksun. Bir de o zamanlar tam deli dolu zamanlar. Gerçekten gözümüz kara. Aynaları kapata kapata gidiyoruz. Şimdi senin yanında kız durur mu? Kızlar kusuyordu. Ama bu söylediğim tayfanın hepsine bak, Bostancı sahnenin hepsini tanırlar. Bak Yurt Motorsport, Harun abi mesela en çok bahsedilmesi gereken adamdır. Çünkü o dönemin pit stop Harun abiydi. Harun abi, Sefer, Ümit diye bir arkadaş vardı yanında çalışan. Sefer hala yanında çalışıyor. Biz oraya gittiğimiz zaman fark etmez, arabamızda bir şey olsun olmasın. Bizim mesela gündüz buluşma yerimiz Bostancı sanayiydi. Arabamızın eksiklerini yaptırdık, ayarlarını yaptırdık. İşte bijonlarını sıkardık, onu yapardık, bunu yapardık. Ondan sonra akşamleyin başlardık tur atmaya. Anılar şey. Öyle her dakikada yok kaza bela Allah korusun gazlama mazlama değil. Mesela diyorum ya gidiyoruz orada oturuyoruz diye. Tabii orası bir ne diyeyim, kutsal toprak ya. Tabii her gece bir nöbette birisi olacak orada. Bir bakalım orada birileri illa vardır filan. Ne Emeş'teyiz sokakta Selim'le. Adam bizim oraya çok gidip geldiğimizi gördü esnaf. Böyle küçük bir dürümcü bir şey açtı oraya bir ara. Size söylüyorum. Bayağı da müşterisi olmaya başladı. Biz de Selim'le böyle bir gün oturuyoruz yine bir akşam. Bu tarafa park etmişiz karşımızda. İndik siparişi vereceğiz. Bizim polis abilerden birisi de geldi hemen gördü arabaları. Hayırdır gençler dedi, bu akşam sakin oturuyorsunuz filan dedi. Ya akşam sakin oturuyoruz biz dedim. Hani özellikle ikimiz olduğumuz zaman hakikaten bak biz Selim'le sadece izlerdik. Onunla şeyi de bağlayacağım. Bir iki gece öncesini de. Hava böyle güzel, tatlı bir bahar. Tabii o hikayenin gerçeğini bende, o Selim'le bende. Soğan koymayı merak ettin. O tam şivesiyle böyle. Amir dedi ki oradan. Amirim derim ben ona, bir de tanıyorum. Dürüm yer misiniz dedim. Yeriz dedi. İki tane de amirime yapsanıza dedim işte. Yani şey eğildik böyle. Adamı içeriden malzeme seçiyoruz dürümün içine. Sen üşen abi. Bana seslenmeye arabanın içinden. Şeyi aç oradan. Böyle bir çınlamayla beraber. Soğan koyma. Ama böyle inledi tabii orada o. Biz kafamızı vurduk gülmekten. Yerlere yattık Selim'le. Allah iyiliğini versin filan. Ya bak böyle tatlı şeyler polislerle de. Arkadaşlıklarla, dostluklarla. Biz o sokağın köşesinde dedim ya. Hani sınavım da olsa, okulum da olsa, Selim'in işi gücü de olsa hep bir yetiştiriyoruz yani. Şeyimiz var. İşimizden, gücümüzden, dersimizden de olmuyoruz. Çıkıp hava almak. Bir iki bir şey içmek. Evde rahat rahat, orada burada içemezsin. Sigara içiyorsan onu dışarıda halletmek filan. Mercedes'le sonrasında BMW'yle tabii arada gel geç bir sürü araba oldu. Bir sürü otomobil oldu ama mihenk taşı olan hepimizin işte Burak'ın HGF'si. Ya bir Uno'yu fabrika böyle gideceğini düşünerek üretmemiştir. Yani Burak gelirdi, lakabı Burak'ın Ayı Burak. Samimi arkadaşlarına söyledi. Bir de Kangal. Elleri falan Burak'ın biraz ufak tefektir. Biraz ufak tefektir Burak, ondan söyleyeceğim. Uno'su. Kamera şakası gibiydi. Ya biz binerdik o arabaya. Yani Burak'ın bir kazası var. Alkolün teki. Burak'ın ön camına tokat attı düşerken. Uzun süre Burak ispatlamaya çalıştı. Ben vurmadım, o bana vurdu. Ama herifin ön camında el izi var. Ne oldu? Normal olsa, ayık olsa paralayacağım da bir şey yapamadım adama. Çevirmede geldi üstüme atladı. Ya. Vallahi atan yani. Saygı sevgi çerçevesinde deliliği bir pekiştirdiğimiz. Düşünüyorum ilişkilerimizin haricinde aldığımız risklerin sonsuz olduğu. Çünkü böyle değil. Şimdiki frenler gibi dedi, basarsın 3. frende biter o fren. 4. de yoktur. İşte benim 190 geldiğinde konudan konuya atlayayım. Bilgi Üniversitesi'nin ilk açıldığı yıllar İSİS. İstanbul School of International Studies. Mastak, Springs Plaza'nın yanında 4 katlı bir üniversite. Neredeyse ilk özel üniversitelerden biri. Benim de bir tane işte Mercedes'im var. Okula sahibi babammışçasına gidip geliyorum. Tabii. Ondan sonra lacivert yerle yeksan yerle bir bir Mercedes düşün. Sabah çıktım 405 MI16. O zamanın hakkı geçen arabalarından biri. Kırmızı koz yatağından 2. köprü yoluna girdik. O zaman böyle de bir hareketli yol değil orası o zaman o yol. Ha sabahleyin basar geçersin. Trafik yok. Şimdi 2-3. köprü yolu mantığı. Baktım herifin teki 405'te kıstırıyor önde peşine. Çocukluğun verdiği cahil cesaret. Biz 2. köprünün üstüne girdik. 3-4, 160 kesiyor 4'e çekiyorum. Araya sokup çıkarıyorsun. Böyle baktım arkada geliyor. Böyle bezelye gibi dizilmiş bir şerit. 4 araba tek. Tabii Türk mantığı ve gençliğin verdiği. Çektim 3'e, bir çıktım emniyete. H100 minibüs duruyor. Bak yemin ederim hani o film şeridi var ya, o film şeridinin tamamında babamı görüyorum. O arabayı vurdu mu ne olacak diye. Ve sol tarafta da bir tane Skoda favorit gidiyor. Formen uzunu, favorit kısası. Böyle şey vardır, böyle anne duası vardır konsepte. O dua seni alır bir ileri koyar orada. Böyle 3, böyle koydum çektim, böyle o 190 bunu yaptı. Böyle sağ sinyalin arkasından, çamurun oradan kapının yarısına kadar herifi tampona taktım. Benim solda 190'ın sağ aynası küçüktür, sol aynası büyüktür. Favoritin aynaya bir koydu, o aynanın benim önümden fırladığını gördüm. Fren falan yok, aynı gaz.
Maslak'a geldim. Okulun bahçesinden park ettim. İndim. Baktım böyle. Sinyal kırılmamış. Allah yardım etmiş. Sinyalin arkasından böyle bir arka kapıya kadar böyle düz bir hat var arabada. Yani onların kapakları da kapaklıdır 89 sonrası. Renk bir tık metaliğe kaçar. Üstü opaktır. Benim arabam üstü opak lacivert. Altı metalik lacivertti. UC'ne. Şimdi babaya nasıl açıklayacağız bunu? İmkan yok. Ya belli. Yaptığım hareket belli. Sığmamışım bir yere. Arabayı eve geliyorum. Sağa duvara yaslı bırakıyorum. Hiç gözükmüyor falan. Ses yok abi bak. Çıt yok. Böyle ortam. Gece böyle Nisan, Mayıs ayı falan böyle serin. Arabanın içinde oturuyoruz Selim'le. Sohbet ediyoruz. Böyle tek tük birileri gelip geçiyor ama bizden de kimse yok. Gariptir ki böyle bir tayfadan insan yok falan. Şahinler, mahinler falan geçti. Dedik ki bunlar kim lan? Tanımıyoruz falan. Dedik bir daha döner bunlar. Bir izleyelim bakalım. Onun içinde oturuyoruz. Dedik ki işte bunu da satalım artık. Yavaş yavaş model yükseltelim falan. Son zamanlar o arabanın içinde oturuyoruz. O şahin lerden biri. Çıkalabalık ben görüyorum öyle önümüzden geçiyorlar ya böyle. Binden geçiyorlar hesapta da 90-100 geçtikleri sürat. Böyle bir baktık kafamız sağa dönük şeye doğru. S viraja doğru. Böyle bir sağa yaptı. Çünkü virajın içine değil dışına dağıldı çıkışta. Öbür tarafa kontra verdi kurtarmadı. Bir daha kurtarmadı falan. Bayağı döne döne böyle önümüze yakın bir yerde. Bizim Emet Sokağın başında bir elektrik trafosu vardır. Öbür Selim'in BMW'yi vurup uçtuğu yer önümüze. Ona yaklaştı. Kafası şeye döndü arabanın. Denize döndü. Kaldırıma bir vurdu. Bayağı böyle takla ata ata gitti. Biz sakince yine can kurtaran ekip olarak Selim'le kapıları kapattık git dedik karşıdan karşıya geçtik. Gençler bir şeyiniz var mı ne oldu falan geçmiş olsun. Abi sağ olun falan. İşte Bahadır'ın da söylediği demin güldüğümüz. Herif gayet soğukkanlı şekilde indi kullanan çocuk. Ulan dedi bir bırakmadınız adam akıllı gazlayalım dedi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani cümleye bak abi. Bırakmadınız bir adam akıllı gazlayalım. Araba dedi nereden geliyorsunuz siz dedim ya. Bursa'dan dedi. Ne işiniz var oğlum dedim İstanbul'da ya. İşte İstanbul'a geldik abi gazlıyorduk falan. Dedim oldu mu şimdi? Abi bırakmadılar ki diyor. O oradan bir şey söylüyor. O oradan bir şey söylüyor. Ben konsantre olmadım dedi virajın içine. Selim de diyor ki tabii diyor sen konsantre olsan acayip çıkar bu araba virajdan diyor böyle. Hani kesik biçik falan değil. Standart ya böyle 14-15 şantlarıyla falan doğan mı Şahin mi ne? Tabii diyor sen diyor konsantre olsan çok iyi olurdu diyor arkadaşların şey yapmış senin filan. Çok güzel olmuş arabaya bak. I don't want to say anything. You see. Bazen yapayım diyorum. Bir tane Doğan alayım diyorum. Ara ara internetten bakıyorum. Eskisi gibi diyorum. Aynı alacağım. İndireyim. Cevher jantları takayım. Kimse inanmaz GMA 2200 amfimle bir çift kolonum hala evde garajda, kapalı garajda duruyor. Ya onları takayım. Hakan abiye gideyim bunu aldım. Abi şunu yapalım beraber. Rekara koltuklar koyalım. İşte çıkayım yine gazlayayım. Ya bu kim falan desinler. Hani bazen aklıma gelmiyor değil. Benim eşim de çok araba gazlamayı sever. O da mesela beni teşvik ediyor. Yapsana yapsana diye. Ama öyle artık işte 3 çocuğum var. Şu an bunlarla uğraşmaktan. Biraz merakımız denize döndü. Araba biraz daha azaldı artık. Burada araba kullanmak da çok zor. Fatih'e bakıyorum. Bizim bir tek Fatih'e Opel'i vardı. Gazlardı. Kızardım ona. Ya yapma bak. Bakardım kız arkadaşı vardı. Beni zorlardı ama bakardım kız arkadaşı varsa dedim, benim yolu gitsin. Çünkü onları düşündük yani. Dedik ki işte arkadaşına hani bir kendini kanıtacak işte deli burada. Bak nasıl tokatlıyorum. Öyle kendince ondan sonra. Benim caddede 98'li yıllarda 306 GT ile abimin arabasıydı o zaman. Onunla bir gazlamışlığım var. O beni çok sağlam bir gazlamaydı yani. Bu sağlam gazlamanın altında yani arkamda diyebilirim ki sana 20 araba 25 araba. Uzun bir zaman hani caddeye inmemiştim. Laf dolanmaya başladı. İşte artık yaşlandı da gelmiyor. 98'de benim zaten 93, 95, 98 çıkışlarımdı zaten. Hani her seferinde bir level koyuyordum. Mesela benim ustadım, kardeşim rahmetli Murat Eker'dir. Mesela bir viraja girerdi. Ya bu tamam ben de viraja giriyorum da değişik girişleri vardı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet etsin onun. Onunla mesela uğraşırdık ama yani ondan aldığım bazı teknikler vardı. Ama onun haricinde bana Ahmet'miş, Mehmet'miş, bilmem neymiş. Gene bizim Mithat abi, Münta abi. Babama dedim ki, baba dedim otoparkta biri sürtmüş arabaya. Tabii yalanın biri bin para. Gerçek konularda yalan yoktu. Her şey açıktı. Hayatımda okul kırmadım mesela. Baba gitmeyeceğim. Niye canım istemiyor? Bir kere buna hakkım vardı. O yüzden kırmama gerek yok. Baba dedim arabaya biri sürtmüş. Ha oğlum dedim. Ben dedim Mithat abiye gideyim bir rötuş yapsın. Boyanacaksa da boyasın. Tabii oğlum dedi git yaptır dedi. Ah o Fenerbahçe Köprüsü ah. Kulüpten İstanbul Erken Kulübü'nden çıktım. Bende lacivert 190 var. Babam da lacivert
var, 200 var. 124 kasa. Böyle geldim piramide gelmeden köprünün üstü. Ben Fenerbahçe'nin içinden çıkıyorum. Babam Fenerbahçe'nin içine geliyor. Böyle köprünün üstüne bir baktım babam Mercedes. SL191, lacivert 200'e. Kafa yukarıda ben aşağıdayım. Ve babam böyle yaptı bana dedi. O arabanın solunu görüyor. Sade çizik. Nereye dedi. Baba Mithat abiye gidiyorum. Sürtü yapacak. Dur bakayım ne olmuş dedi. Orada iki kulü vallah bir elham bir fatiha. Ne okusan çözmez ki. Ve babamın hareketleri vardı. Böyle indi. Böyle baktı. Buna mı sürtmüşler otoparkta dedi. Cevap yok artık yalanı söyleyemiyorsun çünkü. Böyle sessiz duruyor. Oğlum gitme Mithat abine dedi. Niye baba dedim. Biz eşekmişiz sana bu arabayı vermişiz. Ama sen eşekmişsin ki kullanmayı becerememişsin. Herkes görsün senin eşekliğin dedi. Ben 6 ay çarpık arabayla gezdim. Sağ tarafını cilalardım. Pardon sol tarafını cilalardım. Sağ tarafını hep duvara yakın bırakırdım. Kimse görmesin. Soldan liselik, sağdan müzelik çünkü Mercedes. 6 ay sonra Ahmet Torlak'a gittik. Rahmetli. Ahmet abiyi çok severim. Torlak şu an can götürüyor dükkanı. Torlak'a gittik. Ahmet dedi. Bak dedi biz çocukluk arkadaşıyız ama bizden olanlar eşek oluyor. Görüyor musun? Şu arabayı alın da yapın dedi. Ben 6 ay binemedim Mercedes'e. Gene Şahin'e bindim. Ahmet abim dükkanda yatıyordum. Babam param yok yavaş yapın dedi. Ya abi ben ödeyeyim. Oğlum parası olmadığından yavaş yapılmasını istiyor baba. 6 ay sürdü. Atan 6 ay sanayide böyle bekledim. Menemen yedim. Gurbet büfede döner kemirdim. Mercedes'i bekledim. Benim babam çok radikal cezaları vardı. Ama ona rağmen Rahmi amca, Rahmi Ustaoğlu Selim'in babası. Rahmi amca hükümet gibi adamdı. Yani hakikaten öt dedi mi öttür o işler. Selim de yani Gebze'de petrol var, benzinlik vardı. Gider gelirdik. Rahmi amca tamamdır işte. Benim babam da aynı jenerasyon. Ötü öt, zöt zöt. Bizim bütün grup tanırdı. Şimdi yarış kısımlarına gelelim birazcık. Yarış kısımlarında şöyle bir şey vardı. Dışarıdan, Bursa'dan, İzmit'ten, karşıdan bizden yarışmaya gelen insanlar vardı. Şimdi diyeceksin ki nereden buluyorlardı sizi o dönemlerde? Valla namımız vardı yani. İsimler hani diyorlar ya plakalar. Gerçekten o dönemin plakaları caddeye yazılmış plakalardı. Çünkü benim hikayemden bahsedersek 94-97 yani o 4-5 senelik dönem içerisinde biz her gece Bağdat Caddesi'ndeydik. Her gece. Biz yok muyuz? Bizim bir arkadaşımız vardı. Yani bizim ekibimiz her zaman oradaydı ve o toplayıcı grup bizdik. En güzel hareketlerimizden bir tanesi mesela İETT otobüsünün arkasına takılmaktı. İETT otobüsünün arkasına takılırdık. Arkada öğrenciler olurdu. Arabanın arkasına tamponu yapıştırırdık. Sahil yolundan ta ki arkada kızlar inene kadar, bizim arabamıza binene kadar tampon belediye otobüsünün arkasında. Belediye otobüsü bizi göremezdi çünkü. Biz belediye otobüsüyle beraber dururduk. Beraber kalkardık. Dip dibe giderdik. Abim Kıbrıs'ta okuyordu. Ferhat bahsetmiş o ZZ'lerin olduğu zamanlarda. ZZ 2237 de benim abimin arabasıydı. Sonrasında 99 senesinde herhalde Türkiye'ye getirdi o arabayı. Mesela abim bir senesi geldi izine. Ben de o zaman işte tam böyle deli fişek zamanlarımız. Cem Kantuş'tan beraber gazlıyoruz. Bosta işte küçük yalı virajında arabayı kaçırdım. Araba dönmeye başladı. 130'dan virajın içerisinde dönmeye başladık. Bir tur attık. Dönüyoruz. Arabadan böyle car ses geliyor. Lastik sesleri. İkinci tur attık. Üçüncü tur attık. Dördüncü tur attık. Araba düz durdu. Ondan sonra arabadan indik. Cem'le beraber biz gülüyoruz. Abim arkada kireç gibi olmuş. Bembeyaz. Böyle yaptı. Oğlum dedi siz dedi manyak mısınız dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. Öldüreceksiniz kendini dedi. Ama yine böyle bir gaz açma olayı var. Ben şimdi inkar edemem. Bir ayağım Marmaris'te benim yazları gidiyorum. Ben yavaş araba kullanamıyorum. Şimdi ayıp olacak belki millete ama. Hani böyle 120 el gazına bağlayayım. 120-110. Ağır ağır gideyim. Ben bunu yapamıyorum. Ya burada trafikte yapıyorum. Hiç. Kimseyi makaslar falan yok. O işler bitti. Ama otobana çıktığımda bazen Selim'i görüyorum. O resimler, videolar koyuyor mesela. 2.42 el. Benim bile Instagram'ımda 2.60 S kasay var şu an. 2.60'ı dayamışım. Çocuk gibi hala 3 çocuk babasıyım. Onu video çekmiş koymuşum. Yani hani akıllanmadın mı diyen var. Yapma diyen var. Ama bu hani başka bir şey. Benim jenerasyonum bilir. Bizde ABS değil ASD vardı. Bir şey yapsam durmaz fren sistemleri. Ne yaparsa yap durmazdı o araba. Mesela Şahin ve Doğanların arkasındaki çapraz viraj demiri. Bir yöne çok iyi döner, öbür tarafı bilmezsen anlamsız yere dönerdi, spin atardı araba. Aynen öyle. Kaçıktı arabanın ağzı. Ne bileyim makaslı arabalar. Gelirdi benim süzgü ciple Fenerbahçe Köprüsü'nden atlardım. Her atlarında makas kırardı. Hasanpaşa'da yeni makas büktürdüm arabanın altına. Şimdi bakıyorum mesela 90'ların başından bu yana motosiklet kullanıyorum. Şu anda da bindiğim motor 1500'lük bir chopper'a biniyorum şaftlı. Yemin ederim hatam bir senedir binmiyorum.
benim gibi trafik magandası değil ama trafik canavarı bir adam trafikten korkar oldu. Biz şeye hesaplardık. Yani benim hep söylediğim. Ben otomobille gazlamaya başladığım vakit ilk makası değil, 4 sonraki makası düşünürdüm. Çünkü matematik denklemi gibi gelirdim. Geldiğim vakit solu kestim, soldan sonra sağ mı açıp yoksa sola bir daha açıp açtıktan sonra arabayı iyice hızlandırıp iki sağ mı girmem lazım? Bunların hepsini yaza çize yapıyor. Yani kafada yaza çize yapıyorduk. Kaydı, durmadı. Ne yapacağız? Geldin araya, yüksek sürat gel. Şimdi seyrediyorum çocukları. En sevdiğim şey, aç Instagram'ı. Instagram'da herkes yancı başı. Hop ikiye çekiyor, oradan oraya. Yapsana 120 beygir arabayla o yaptığın hareketi. Bizim delikanlıların hepsi öyle yapıyordu. Bir de önden çekerle koparıp girerlerdi. Hadi ben arkadan çeker, iter kullanıyordum. Biz hesaplıyorduk. Şimdi bakıyorum çocuklara. Yemin ederim karpuzcu gibi geziyorlar. Ha, tenzih ederim. Çok iyileri var işlerinde, görüyorum. My friend's car. The name of the car is DMD. En Serdar. Aynadan sana bakıyorum man. Selamünaleyküm. Şeyi de çok güzel giderdi onunla. Beyaz MF'ye şey aldık ona biz. Ibiza. Porsche sistem. Kaputu açıyorsun. Bahadır hatırlıyor musun onu? Motor yapmış o arabaya bayağı elektronik sistemlerini falan. 1.5. Manyak giderdi o araba. Bizi ondan sanki aşık atarcasına böyle gençler. Hiçbir şey yapmıyor Selim. Bir yerden bir yere gidiyoruz adamla. Ama egzoz var, filtre var, bir şeyler yapıyor falan. Böyle hafif bir yürüyor. Arkamızdan gelen kopan şey zannediyor. Biz ondan gazlayacağız sanki. Abi yapmayın etmeyin falan derken bir gece vallahi bak. Yani Emre Gencer diye bir arkadaşım var apartmandan komşum. Emre var arabada. O eski Honda Civic'lerden, sedanlardan ya da Mazda 323 gibi bir araba. Mazda'ydı galiba. Yapma dedi Selim yani. Eliyle de işaret etti. Yapma dedi bu leylek gibi arabayla öyle hareketler. Bir önümüze öyle, bir bölümüze böyle bir şeyi dönmek istedi bizden. AZK'yı. Kafası içeriye döndü, elektrik direğine vurdu. O araba böyle ortadan ikiye bölündü. Gerçekten şaka değil. Önü burada kaldı, arkası burada kaldı o şeyin, Japon'un. Kendisi direksiyonda çocuğun. Yani onu lan baksak mı dursak mı filan derken bir ileriden döndük şeyden. Bostancı'ya gelmeden bir sokak evvelden dönüp bir daha geldik. O zaman şeydi, bir şey olmamıştı çocuğa, yaşadığını gördük ama burada bizim bir dahlimiz yok olaya, suçumuz yok. Yani böyle şimdi bunu izleyenler, dinleyenler, aa bunlar da her gece çıkıp böyle yapıyormuş demesinler diye. Efendi efendi giderken de bulaşıyorlardı. Çünkü bazı marka arabalarımız ya da etiket plakalarımız, markalarımız çok büyük olmasa bile. Bize arabalar işte, sen de biliyorsun hepsini. Renault'lar, Tipo'lar, Skoda'lar, bilmem neler. İşte Selim'in Seat Ibiza biraz daha şeydi. Yani en lüks araba Tuğverk'in Mercedes'ti içimizde, öyle söyleyeyim sana. Bugünün nesi olsun o araba? C'leri falan değil mi? C gibidir. Evet, değil. Evet, 190E bir araba. Yani hani Atahan, yani biz iyi arabalarımızı abi hep 2000'lerin başında falan aldık. 98 yılında Tuğverk VLG'yi aldı. 6 mıydı? Ya 6 ya doğru, doğrudur. O 1 ya da 2 yaşındaydı araba aldığı zaman çünkü. Hala 6'mızda görüyorsun yani, o da biniyor. Çok uzun zaman oldu ya benim o yıllardan sonra bizim o anlattığımız arkadaşların ekibin, yokluk demeyelim de tabii ki biz de aileleri kötü durumda olan insanlar değildik. Öyle olsa oralara inemezdik, her akşam benzin doldur caddeye in şu bu filan. Oralarında insanıyız, oralarda yaşıyoruz ediyoruz. Ama babalarımız, ailelerimiz mütevaziydi. Bak bu çok büyük ders olsun dinleyenlere de. Trilyonları da olsa almazlardı iyi araba bize. Küçük beygirden, küçük şeyden sindire sindire ağır 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 becerileri geliştire geliştire geldik. Böyle bir şeyden Selim de bahsetmişti çünkü. Bugün elimizin kolumuz, algılarımızın falan iyi olması, hala iyi şoförler olmamız o arabalardan geldiğimiz içindir. Ona nasıl ulaştığımı bildiğim için. Ya en son Ferrari babamın ölümünden bir sene sonra işte içimde kalmıştı. Aldım. Nasip oldu, aldım. 2 sene durdu. Eşim oğluma hamileydi o dönem. Kızım 1 yaşındaydı. Kulübe gitmem, oraya gitmem, buraya gitmem. O işler bitmiş bizde evlenince. Geceleri Sapanca'ya, ya eşim hamile düşün. Sapanca'ya gece 1'de garajdan arabayı, o tübüler ısınana kadar bekliyorum falan. Ellerim ellerin titriyor yani. Yani o vaziyetteyim. Düşün yani, Dragos'ta oturuyorum. Sapanca'ya gidip bir çay içip geri dönüyordum. Çünkü Ferrari'de hani piyasa yapmıyorsun. Gece belli bir saatte yolun boş olması lazım bu zevki yapabilmen için. Ben onu yapıyordum. Deli gibi. Bir de benim bunu kimse bilmez. Yani kolay kolay bilmez. Diğer arabaları geçmemdeki tekniği, farklılığını ben şöyle yapıyordum. Ön araba ve ön arabadaki, çünkü tampon tampona gittiğin için ben o arabayı atak yapabilmem için eğiliyordum. Onun arka camından ön cama bakıyordum. O arada bir açıyı yakaladığında uzuyordum. Çünkü tampon tampona gittiğinde ne zaman atak yapacağını anlamıyorsun. Ne zaman bir hamle yapacağını anlamıyorsun. Bu benim kendi püf noktamdı. Yani bu benim, ben bu şekilde, bu teknikle gidiyordum. Yanlama derken arkadan çekerden sonra önder çeker bana çok daha basit bir araba geldi. Çünkü arkadan çeker kapak kaya kaya gidiyor. Önder çekeri bir çevirdiğinde, düzelttiğinde yine aynı noktaya dönebiliyorsun veya farklı yöne dönebiliyorsun veya asılıyorsun işte, kaçta gidiyorsan artık Allah ne verdiyse. Çocuk oyuncağı gibi geldi bana önder çeker. Yani işte 306'larla başladığımız, işte 1.6 motorlarla başladığımız, arkasından işte 106
206 GTI, ondan sonra 405 MI 16, ondan sonra o tarz bir araba da vardı. Peki piyasada görünmeyen arabalar. Önden çekerli arabalar bana daha kolay gelmeye başladı. Hatta bir kere hiç unutmuyorum, bir Uğur abim var. Onda da Modena vardı, kırmızı vardı. Benimki lacivertti. Hanımları alalım dedi, Silivri'ye gidelim. Beraber iki Ferrari, nasıl diyeyim sana, Levent'ten sonra otobana, hani o zamanlar tabii otobanlar yeni açılmış, öyle çok yoğun bir kalabalığı yok. Silivri Klasis'e kahve içmeye gittik. Bizi Silivri'nin girişinde 15 kişilik polis ekibi, karılarımız, eşlerimiz yanımızda ve benim eşim hamile. Bizi aldılar. Ama tabii çözdük, ayrı mesele. Durdurdular. Artık merak mı ettiler, arabayı mı merak ettiler? Çünkü o kadar ısınmış ki egzozlar. Nasıl ötüyor biliyor musun Atahan? Yer yerinden oynuyor. İkimizin de egzozlar açık. Düşün, Modena yani ikisi de. Bir de birinci vites hani o hep vardır ya, bir, iki, yapıyor falan. Orada bir anımız da öyle oldu. Ceza yazdılar. İşte Uğur abi ortalığı birbirine kattı falan filan. 338'i mi, 328 mi şimdi, yalan söylemeyeyim. Bir 5 saniye gördüm. Ondan sonra tabii hanım hamile. 200'e düşüyorsun, araba normal geliyor. Yani mesela hani Renault 9'lardan buralar. Şimdi tabii çok karışık oldu belki ama. Yok. Öyle de bitti ben dediğim hani. Sonra bir CL500 oldu arada. Hani hem iş adamısın hem yaşın artık oturmuş. Tam falan onda da rahat durmadım. Yani 2.40, 2.50, 2.60 Marmaris'e dedim oğlum yapma. Yani sonra normal arabalara geçtim. İşte artık şu an bir spor arabam yok. Yani bunların içine mesela benim çok takdirimi kazanan tabii ki caddecilikten değil ama Ayhan Can, babası Hakan da abimizdir. Amcası Alkan benim çocukluk arkadaşım. Caddede gazlardı Alkan Güven. Tigra'sı vardı. Caddecidir Ayhan Can. Mesela Ahmet Çıpan'ın oğlu. Sonrası gelmedi Cemil Çıpan. Mahir abinin, Mahir Bayındır'ın oğlu Berke. Bu çocuklar da çok hakikaten bu işe gönül vermiş. Bir şekilde doğru yapmaya çalışanlar. Cem Bölükbaşı denen F2'de yarışan çocuk. Hiç tanımam ama helal olsun. Bu işi otomobil bazında ileri götürdüler. Keza Kenan Sopoğlu'nun el verdiği Toprak Razgatlıoğlu. Rahmetli babası abimizdi. Tek teker Arif abi. Gelir pistte, körfez pistinde lastik yakardı. Şimdi bu çocukları gördüm vakit gurur duyuyorum. Bizim belki şansımız olsaydı Michael Schumacher olmayacaktık ama bu işte aramızdan çok daha fazla ilerleyebilecekler olacaktı. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ben otomobilin çok sığ olduğu zamanlarda gazlayaraktan 2-3 sene pist yarışını kovalayıp sonrasında Porsche Cup'la bütçelerin 150-200 bin Euro'lara çıkmasıyla ilk marktı benim başladığım vakit yarışta. İşte 2003'tü galiba Euro'nun gelmesi. Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda Porsche Cup geldi. Ya ben 30-35 bin dolar bütçe buluyorum. Palio'ya, Siena'ya biniyorum yarışmak için. Bizim arabalar bitti. Çırak çıktı. İşte ilk Lada Cup vardı. Lada'dan Tipo Cup'a geçti. Tipo Cup'tan sonra işte arada bizim Palio'larla Siena'lar başladı. Sonra Clio'lara geçti. Sonra bir anda Porsche oldu işte. Level yükselmedi. Level arş oldu. Yani nerede sen Porsche'yi caddede görünce böyle bakıyorsun? Orada binip yarışmayı hayal etmen lazım ki. Öyle bir bütçe. Bakma şimdi herhangi bir otomobile gidip satın almaya kalktığım vakit çok kolay telaffuz ediliyor. Kaç para? 28 milyon. Alt alta yazdın mı 1 milyon dolar. Bizim o zaman 1 milyon dolar dediğim paraya. Yani şey yılbaşı ikramiyesi ya. Tabii ki. Yani o zaman işte paranın para zamanı. Ben 91 veya 92 E30 kabriyoyu ikinci el 89'du benim arabam. 2,5-3 yaşındaydı. 68 bin marka aldık devrim niteliğinde. Ondan sonra o gitti. Benim 190 geldiğinde 59 bin marka aldık arabayı. Ve yapılı araba, Mercedes Sport'lu araba. Şimdi bakıyorum işte daha bugün E92 çok biblo bir araba. Erdem Bal yaptı bu arabanın motorunu. Erdem Bal'ı bilenler bilir sağ olsun. Abi ben yapayım da bir daha kırılmasın dedi. İlk kez 317 binde ona açtırdım, o yaptı. Bugün bir tane E92 geldi. Biblo. Hakikaten biblo. Kurcalanmamış. Nadir kalan. Siyah. Plakasını vermeyeyim. Çok bilinen birinin arabasıymış. Dedim ki kaç para bu? 4,5 milyon dedi. 4,5 Zamanında 100-150 bin dolara 355 Ferrari vardı. Vay be diyorduk, 150 bin dolar. 4 milyon dediğim para zaten 150 bin, 160 bin dolar. Telaffuzu kolay, alınması. Bakıyorsun şu an, işte geçen gün iPhone 15 çıkacak dediler. Kaç paraymış? 100 bin dedi. Dedim oğlum 2015'te 0 Hyundai i20 aldım, 52 bin liraya ben. Aynı gün bir tane de i10 aldım, o arabada 38 bin liraydı. Sıfır arabalara. İki tane araba 100 bin lira tutmamıştı. Hem kıymetini biliyorsun, Tuğberk niye bugün güzel bakıyor arabasına pırıl pırıl hala. Selim niye çok güzel yapıyor arabalarını? Türkiye'de en güzel, en temiz arabaları alıp böyle noktasına virgülüne kadar ama offroad olsun,
ona yaptığımız araba, off-road için yaptığımız jipi. Ama otomobilleri olsun şeydir mesela, nettir o konuda. Niye? Biliyor abi adam neyi nasıl yapacağını biliyor. Bostancı sanayinin Bostancı, Göztepe sanayinin Göztepe olduğu zamanlarda biz 17-18 yaşındayken işte bu işleri orada öğrendik. Elimizden de iş gelir. Temizlik bakım ürünleri bile bu kadar kuvvetli değildi biliyor musun bugünkü gibi. Ne o? Seramikler, kaplamalar bir heyecanını iyi. Şampuanlarımızı, cilalı şampuanlarımızı anca bulur ederdik kendimizi. İşte özel temizlerdik, elimizden yapardık ederdik filan da yıkatırdık da gidip de. Yani şey çok büyük zevkti abi. Araba yıkamak erkek için büyük bir terapidir söylüyorum. Çok büyük bir terapidir. O tavandan süngeri vurduğun zaman aşağı kadar akar ya o şeyler. Jantlara, mantlara, lastiklere kadar inersin. Onu herkes anlayamaz yani. Arabamı alayım, memur gibi kullanayım. Yani bizim için araba bir yerden bir yere gitme aracı değil. Yaşam biçimi. Bak kaç yaşına geldim hala gözüm üzerinde, elim üzerinde bakıyorum arabalarıma. Arkadaşlarım bakıyor. Kardeşim aynı şekilde. Bir jenerasyon altım olsa bile. Allah nasip etti. İyi arabalar, güzel arabalar bulduk, ettik, kullandık. Hala biniyoruz ama gözümüz gibi bakıyoruz. Çok farklı bir duygu. Yani erkeklerin dünyasında eşlerimiz tarafından filan da kadınlar tarafından da anlaşılması gereken bir gerçekliği daha burada. Ön plana çıkartıyorum. Dokunmayın abi. Adamların arabasına dokunmayın. Kapılarını yavaş kapatın. İçini siz de kullanıyorsanız temiz tutun. Ortak kullanıyorsanız filan. Yani bu nettir bizim şeyimizdir ya. Kırmızı çizgilerimizdir. Arabalarımıza iyi bakarız biz. Garaj lazım bunlar için aslında. Şu an bir planım da var. Hani böyle bir tek tavanlı bir yer yapayım. Ne bileyim. Böyle bir arabayı alayım oraya koyayım. Gençlik resimlerimizi koyalım. Buluşma yeri olsun yine. Arkadaşlarım gelsin gitsin. Hani galeri bazında değil. Amaç araba satma değil. Buluşma yeri eskisi gibi. Ya çok özlüyorum o yılları. Şu an herkes çoluğa çocuğa karışmış. Görüyorum zaten çoğunu. Ya da işe karışmış. Bir gün yine mesela Cem'le, o zaman onda ART 47 plakalı arabası var Renault'un. Torsiyon ayarından mıydı? Neydi galiba? Arabanın ayarı, torsiyon ayarı düzgün değildi. Onunla yine giderken böyle çok yüksek süratte salyonu dönmeye başladı. Şimdi ben hep dönmeye başladığın zaman arabada pat sesi gelmesini bekliyoruz. Pat sesi yok. Birinci tura attık, ikinci tura attık, araba üçüncü tura attı, dördüncü tura attık. Trafikte, trafiğin içerisindeyiz. Arabalar akıyor. Araba düz durdu yine. Bak şimdi, yani diyorum ya sana, hep olayımızda araba düz duruyor. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Allah'ın işi yani. Araba düz durdu. Araba çalışıyor. Araba birinci fesi taktı cam. O ara bir tane kadın geldi, camı açtı, böyle yaptı. Ne yapıyorsunuz siz de dedi. Allah belanızı versin sizin dedi. Siz dedik, insanları öldürmeye mi çalışıyorsunuz dedi. Biz de öyle böyle baktık. Yo dedik, taktık birbirimize, yarışa devam. Yanına gitsene Burak, bir arabasını yandan çekeyim. İddianın arasında fotoğrafı yok adam gibi. Hakan! Ese gidelim de ese içine sıfır çiz istersen. Kapat. Kapat. Düşün oraya doğruya başlayalım. Tamam hadi. Kapat hadi, kapat. Serhat'a bak en önünde. Oğlum ne güzel şu. Ayı Burak'a bak. Çok döndü Serhat. Serhat çok döndü, arkasında görmedi. Ayı Burak Allah'tan yavaşladı. Güme sahibi canım. Bak bak. Şeye bak bak. Aa buyur, Barış da başladı yanlamaya. Bu eksik. Yanlama... Serhat döndü. Serhat döndü. Yanlaması gerek. Oha! Evet ama yapma, bir şeyin arabayı çevir, kanka bak. Direksiyonu unuttum. Oh polis! Ben caddede artık sıkılırdım. Artık hani kısa gelirdi mesafe. Derdim ki çıkardım caddeden, Bostancı'ya gelirdim. Bostancı'dan da o Pendik'e doğru. Hadi bakalım hani oralarda, hani aralarda da çıkabiliyoruz da hani ben pratik olduğumu düşünüyorsan hadi açık yolda da gel. Hani sadece ben cadde şoförü değilim. Hani açık yolda da çıkabiliriz seninle deyip onları öyle bir götürürdüm. Sonra bir daha dönerdik Dragos'tan. Dragos Ding'de Demax'taki abilerimiz vardı. İşte benim Peugeot'ya geçtiğim zamanlar abimiz orada yarışırdı, Demax grubu. Ben arabamın 106'nın, Bordo 106'nın yanlamaktan arka şatelerini patlattım. Yani bugüne kadar bilmiyorum, yarış arabalarında belki olabilir ama argon kaynağı yapmak zorunda kaldık. Çünkü gidiyorduk orada abimize. Onun ne yaptım buna? Abi ne bileyim, yanlama oluyor yani. Yanlama, biz ralliye gidiyoruz diyor hani falan. Hani bu, o bölgeye geçtiğim için Peugeot'cu bütün abilerimiz, işte Harun abi sağ olsun, SOS'imizle giderdik. Harun abi ya şu bizim işte şanzıman kulağı, işte springlerde kafayı kaydırdığımızda EFN çekip döndüğümüzde kafada şey giderdi, motor kulakları giderdi. Yine
bir tane Mazda 323'e bir kaza yapmıştık. O zaman Suadi Oteli vardı. Abimiz işte o zaman bize dedi ki ya dedi ben dedi kumar oynamaya gidiyorum dedi. Kendi arabanı yaptır bana dedi. Sağ olsun. Arabayı vurdum. Adam arabayı sağa çekti. Bize dedi ki bizi 6'yı da gözlüklü bir aynen gözlük. Mahmut abi Rizeli'ydi. Allah razı olsun. Kahverengi gömleğiyle arabadan indi bize böyle dedi. Gençler dedi. Ben dedi Suadi Oteli'ne dedi kumar oynamaya gidiyorum. O zaman kumarhaneler açıktı. İşte o seneler yani kaç seneler ise. Ben dedi bu akşam dedi 10 milyon dedi kaybettiğimi sayıyorum. Ama dedi sizi kazandım dedi. Sonrasında ben adamı buldum Rizeliler Derneği'nde. Abime de çok teşekkür ediyoruz yani o zamanlar. Yani demek istedim her şey esasında ikili ilişkilerle yürüyordu. Can Kars'ın yaptığı gibi yurt dışında hazır bir düzen kurdu. Gidiyor gazlıyor geliyor. Helal olsun canı. Çocukken de çok zekiydi. Hala aynı aklı devam ettiriyor. Doğru şekilde doğru kazanç, doğru harcama, doğru keyif. Burada gidip de İstanbul Park'a çıkmak değil konu. İstanbul Park'a çıkacağın araba önemli. Burak Han'la arkadaşım çıktı. Dördüncü turun sonunu start finish'in sonu bir koydu ayağı fren yok. Çünkü Huracan kompetisyon için değil ki üstteki hidrolik kaynadı. Gittik doğuşa 2800 euro dediler arabanın hidroliğini değiştirmeye. Hani şu an şeye bağladık, emekli astsubaya bağladım. Hep parayı konuşuyorum ama hakikaten o günlerimi düşündüğüm vakit o zaman kredi kartı 5 milyona kadar mı? 5 lira mı neydi para hatırlamıyorum şimdi. Provizyon istemeden parayı verirdi. Hesapta olmasa bile 5 verirdi sana. 5 lira ne parasıysa işte. 5 milyon ya da. O 2 tane çektim ve depoluyordu. Ben de çözmüştüm. Bankamatikte arkaya insanları koyardık. 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira çekerdik. Arabayı doldur yemek yerdik. Şimdi bakıyorum. Ya yemin ederim çok şanslıyım. Babamların zamanıydı. Düşünüyorum. O zamanlar işte babam 44 doğumluydu rahmetli. 60'larda işte Thunderbird'ler, Mustang'ler, Transam'ler. Babamın lakabı Deli Tuğba. Çünkü Bağdat Caddesi'nde otomobili Amerikan arabasını iki tekerleğe kaldır. Altına seni seviyorum, seviyorum yazar geçer. Senin ilk videonda olan bu E5'teki kalkışlar. İşte Kavzıbal Mehmet demin bahsettim. Onun gibi birçok insan. Babamlar. Ve otomobiller hakikaten güzel otomobiller. Babamın bir tane Corvette'i vardı. Ya 76 ya 78 yalan söylüyorum. Beyaz beyaz tente. C3 muhteşem bir araba. 454 makine üstünde. Ha babam oraya yan çocuğum ben. Ondan 82, 83 veya 84 senesi. İşte daha 7-8 yaşında. O zaman için olmayan bir şey. Ondan sonra cıma gazlıyoruz galiba. Dayım istedi otomobili. Dayıma dedi ki sen bunu alma ölürsün bununla. Dayım da dedi ki ne alakası var satmamak için yapıyorsun. Al Tamer al dedi al. Hiç unutmuyorum 11 bin dolara sattı arabayı dayıma. Düşün 11 bin dolar kabriyole korvet alabiliyorsun o zaman da. Dayım buradan Alanya'ya gitti. Alanya girişinde rot kolu çıktı arabanın. Rot kolu çıkınca 3 tak paramparça. O arabanın şasisi de Ekber abiye gitti. Ekber onu'a. Ekber abi bir tane kobra koydu şasenin üstüne. Yanılıyorsam Ekber abicim özür dilerim ama anlattığınızdan hatırladığım öyleydi. Bir tane şasenin üstüne kobra koydular replikalarda. Hani değişik şeyler anladın mı? Hani kimse kobrayı bilmiyordu. Rahmetli Kaan Ekber abiyle yapıyordu. Getiriyorlardı. Göztepe'deki evin bahçesine bakıyorduk. Nedir ne dedi çıkarıyordu. Üstüne Edelbrock'lar onlar bunlar. Geziyoruz. Araba döndürmek Suadi Oteli'nin önünde. Nasıl diyeyim sana hani olanak yok, pist yok ki, bir yer yok ki gidelim işte. Orası boş. Şimdi 7 Emin Otoparkı. Polis kanalımız vardı. Para toplardık. Hep beraber oradan çıkılıp yemeğe gidilirdi. Ha tamam bunlar burada kimseye zarar vermiyor. Arabaların lastiklerini yemekten başka. Ha burada yapsınlar muhabbeti döndü en sonunda. Çünkü artık gazlamıyorduk orada. Tabii orada da gazlıyorduk da. Yani şimdi hani inkar etmeyelim. Ama Zeki abi bir gün hiç unutmuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Şapkayı ters çıkarttı. Herkesten para topladı böyle. Emniyetçi kardeşlerimize dedi. Güzel bir yemek yedireceğiz. Bize izin verdikleri. Ya başka muhabbetlerdi ya. Çok başkaydı. Polis herkes birbirini tanırdı. Yani çok güzeldi ya. Bilmiyorum ama o günlere dönmek isterim. Keşke imkan olsa ama artık her şey başka noktada. Ya benim oğlum bunları yaşayamaz. Bak kesin yani o muhabbeti, o arkadaşlığı, o dostluğu o günleri yaşayamaz. Çünkü çoğu çocuğun artık vizyonu bilgisayar. Hani başka şeyler. Biz ya şimdikiler işte lüks araba istiyor, onu istiyor. Biz ya tost diyerek ya o bacak arası bira var ya o bir tane bira içmek, o Cengiz çalırken hafif sigarayı çekip dumanı böyle cam şişe. Tabii. Ya o sigarayı içli çekip şöyle bir kürt tablasına atmak, o müziği sanki nasıl diyeyim sana sanatçı arabanın içinde canlı söylüyor gibi yani öyle hissediyorduk biz o tesisatlarla o böyle egzoz ötüyor, o müzik çalıyor falan. Ha, yaşıyorum şu an yani o bir tane bira içmek, o polis çevirdiğim birayı alta gizlemek falan başka bir noktaydı ya yani ya iyi ki yapmışız.
Yasak ama yap, iyi ki yapmışsın, ne diyeyim yani. Şimdi yaş aldıkça kıymeti arttı. Yaş aldıkça korkular arttı. Geçen gün çıktım Şile'ye gidiyorum muayeneye. Sinirlendirdi biri yolda. Şile'nin yolu da güzeldir. Bir ara baktım şimdi bunlar hızlı gibi duruyor ya, bu 2.20'de limitöre giriyor. 2.20'de bitiyor. Tat 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 dedi, aa 5'teyiz zaten. Daha yok, oradaki vites son. Dedim ki oğlum çıldırdın, 50 yaşındasın. Geldiğin birinin gazına gidiyorsun bir garipliğe. Neyin gereksini mi bu? Ama bazen de çok keyif alıyorum. Çok seviyorum. Benim offshore'da yarışırken menajerim, biz intercom işte offshore yarış tekneleri, kapalı kabin, intercom'a bağlayayım, oksijene bağlayayım. Böyle yapardı. Soluma. Çünkü nefes gelmemeye başlıyor. Şile'ye giderken onu hissettim. Baktım solumaya başlamışım. Dedim ki alen kulağın içinde soluyorum gene. Acayip güzel, adrenalin, keyif, gençlik geliyor. Dikkat artıyor çünkü normalde refleksim. Geçen gün bebekten çıktım. Paşabahçe'de bir yere gitmem lazım. Aa evdeyim. Alkollü değilim. Uykusuz değilim. Düşündüm. Ben kullanmamışım ki arabayı. Araba refleksif olarak gelmiş eve. Kendi kendine gelmişim eve. Aa kapının önündeyim yani. Kopilot Pita ile birlikte her yere zaten birlikte gidiyoruz. Ama dediğim gibi otomobili gazlamaya başlayınca o gençliğim geliyor aklıma. Korkmayan Tuğberk geliyor aklıma. İşte şu an senin bize bu röportajları yapman bile bizim için bir şeref, bir onur. Yani bizi eskiye götürüyorsun. Ben şu an 47 yaşıma geldim. Beni götürdün şu an 16 yaşıma. 14, 16, 20 oralarda. En son 30'lu yaşlara kadar geldik işte. Yani ya ne demek? Yani estağfurullah. Yani o Özgür'ün yaptıkları yardımcının o tipolarla. Onu da hiç unutmuyorum mesela. Selim Ustaoğlu. O da çok güzel araba gazlardı. Yani Tuğberk de hani sordun. Zaten abilerimiz ayrı. Hatta Selim'in izlediğimde abilerimizi geçebilecek yeteneğimiz vardı ama saygımızdan biz bunu yapamazdık. O kadar hoşuma gitti ki. O kadar güzel konuşmuş ki orada. Çok doğruyu söylemiş. Yani çok hırslıydık biz hepimiz. Deli gibi araba gazlıyorduk ya. Yani idolümüz Serdar Seven, herkes onun gibi gazlamak. Ha ben biraz evet. Yani abim, yani manevi abim. Benim için hala öyle. Çok sevdiğim bir abim. Hani çok başka bir insan o. Tanındın mı sen bilmiyorum. Tanıştım. Tanışmanı çok isterim. Yani çok isterim. Dünyada bunu onun kadar mütevazi, onun kadar 10 yaşındaki çocuğa bile kalkıp ceketini ayağa kalkıp ilikleyip çok şey öğrendik. Asla yabana atmam. Asla. Yani ben başka dönemlerinde de onunla gezdim. Araba gazlama değil. Dönemlerde de beraber olmuştum. Çok öğrendik. Çok şey öğrendik. Allah ondan razı olsun. Hepimizin abisiydi. Hem milleti korkutuyor muyduk? Tabii korkmuşlardı. Arkamızdan küfür eden, beddua eden olmuştur. Haklarını helal etsinler. Ne diyeyim ben şimdi, gençlikti diyeceğim. Ne diyeyim, başka diyecek bir şey yok. Ama tabii milletin aklını alıyorduk ya. Harbi alıyorduk. Güzel günlerdi ya. Çok güzel günlerdi. Sen de ne çok güzel bir işe kalkıştın. Bak hepimizle sohbet ettin. Bugüne kadar sohbet ettiğin ve edeceğin bütün adamlar benim biraz önce anlattığım her şeyi gözümüzün önünde birebir yaşamış insanlar. Ve bu adamlarla 30 senedir birçoğuyla daha fazla dostluk var, kardeşlik var. Ve bu insanların hepsi bugün hala birbiriyle görüşüyorsa, arabalarına temiz güzel bakıyorlarsa, her ne modele markaya biniyorlarsa binsinler. İşte bu o günlerden gelen mirastır bize. Tertemiz. Herkes de şunu son kez bilsin bir daha. Kimseye bir saygısızlığımız, terbiyesizliğimiz olmadan, hırgür, kavga, dövüş, şubu olmadan, çok büyük olaylar, küçük münferit şeyler haricinde biz o saygı çerçevesinden şey yapmadık. Evet, hata mıydı yaptığımız süratler, o hareketler, bilmem neler. Genç adamsın, yaparsın abi, yapacak bir şey yok. Yaşa, evet, çünkü şimdiki gençler de yapıyor. Ama Bahadır'la da onu konuştum geçen. Gidiyoruz önümüzde yine bir şey yaptılar filan. Yanlış anlamasınlar, özür dilerim hepsinden de. Biraz artık bu devrinin hareketleri değil onlar. Abi siz de yapmıştınız diyorlar sonra bize. Abi bu devir biraz daha kaliteli bir devir. Çok banal geliyor, kro geliyor artık ya bize de. Hepsinden Allah razı olsun. Hala da görüşüyoruz. Görüşmeyenler bile bakın birbirleriyle güzel şeyler anlatmışlar haklarında. Yokluklar zamanından belki de olduğumuz için çok güzel zamanlar geçirdik. Ve inanıyorum o bizim geçirdiğimiz dönemleri bir daha kimse geçiremeyecek. Ve şu var, gerçekten çok değerli arkadaşlar vardı. Zaten mesela Selim offroad üzerine mesela şey yaptı. Kendisi gördünüz, çok güzel yerlere geldi. Tuğberk Uca zaten, o zaten yarışçı. İşte Burak İğdeci, Deli Levent, Cem Kantuş, Özgür Sarıbuda, Serdar Erşan, Cengiz Can Amerika'da şu anda. Yani çeşit arkadaşlarımız vardı ve bu insanlar hala görüşüyorlar. Demek ki şu var, yoklukla kazanılan şeyler demek ki kolay kaybedilmiyor. Ve ha en önemlisi söyleyeyim, Ayton Senan'ın lafıydı galiba, Racing is my blood. Mesela o dönemde o yarışmak benim ruhumda var. O dönemde yarışan arkadaşların hepsinde bu Racing is my blood, bu kanına bulaşmıştı. Ha, bana sorarsan biz artık, ben hani gazlayamıyorum, 80'e falan çıkıyorum ama 70-80 arasında sahilde gidiyorum, sinyalimi veriyorum. Şu anda mesela gazlayan
birileri olduğu zaman hep içimden diyorum ki Serdar sen bunlara bir şey diyemezsin. Çünkü sen de yıllarca çocukların yaptığını sen gençliğinde sen de yaptın. O yüzden Gaziyanlılara hiçbir zaman kızmadım. Ama çok güzel bir şey yapmışsın. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar insana şey yaptın. Bu filmi çekilecek bir olay. Bakın yine söylüyorum. O dönemdeki Fast and Furious bizdik. Nokta. Artık inşallah sana da filmini çekmek kalsın. Pilotların çoğu duruyor. Simalar değişebilir ama plakalar hiçbir zaman değişmedi. O plakalar da devamlı orada kalacak. Biz yaşadığımız sürece. Ama öldükten sonra artık belki de bu kameraları seyredip gençler belki de anılacaklar. Bir sene oldu. O zaman babam vardı. Çok farklı bir dünyaydı. Babam halleder. Şimdi babam yok. Bunu Oğuzhan da iyi bilir. Sultan amcayı kaybettiğimizde sudan çıkmış balık gibiydi. Ben o zaman anlayamamıştım onu. Sonrasında ben de anladım. İnşallah sizlerinkini yaşayanların çok uzun ömrü olsun babalarınız. Mesela herkese hakkımı helal ediyorum. Küs olduklarımdan haklı da olsam özür dilemeye çalışıyorum. Bir şekilde orta yol. Tekrar arabamızı gazlayalım. Tekrar çayımızı içelim. Tekrar tesadüfe gidelim. Hayat çok yoruyor. Bizi birleştiren en az payda otomobildi. Biz küçücük bir civatadan koca bir dünya yaratmış çocuklardık. Ve hala da o dünyanın içindeyiz. Bak şu an tabii kameradan göremeyecekler, duyamayacaklar. Mis gibi asfalt kokuyor. Arkaya asfalt döküyorlar çünkü. Şimdi manyak olmak lazım şu kokudan keyif almak için ama ben alıyorum. O çünkü bana çocukluğumu hatırlatıyor. Yemin ederim çok güzel günlerdi. Buradan öncelikle sana çok teşekkür ederim. Bize değer verdiğin için, bizim gibi dinozorları sayıp sevdiğin için. Sonra hatırladığım hatırlamadığım, ismini andığım anmadığım ama hepsi kalbimde yer etmiş arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Unuttuklarımı affola diyorum. Hatırladıklarımda da yanlış bir şey anlattıysam affola diyorum. Siz doğrusunu hatırlayın onları anlatın benim için. Sağ ol Atancığım, ayağına sağlık. Emeğine sağlık senin de. Rica ederim. Buradan bütün eski arkadaşlarıma da selamlar, sevgiler, saygılar. İnşallah yine ben isterim bir araya gelelim. Bizim hepimizi sen yine bir araya getirip aslında bir mangal veya ne bileyim bir o tip bir şey yapıp eskileri yad etmek gibi olabilir. Hatta herkes eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla da gelebilir. Bilmiyorum nasıl bir organizasyon olur ama hani önce olursan yani bütün ama eskiler işte o Tuğberk falan hani beraber bir ortak noktada buluşup işte yine gır gır şamata muhabbet yapmayı isterim. Sevgiler herkese.